Efendim birinci dönem son tekrar hazır mıyız Songuç Erdoğan? Hazırım hocam. Senle beraber birinci dönemin tüm konularını, 8. sınıftaki tüm konuları... Efsane yayın başlıyor. Aynen, ne diyorsun de biraz saçma ama... Son hocam tekrar... size gaz verir, size bana gaz verir. Aynen, tebrik ediyorum. Sana gaz vereceğiz. Süper bir şekilde sınavdaki bütün konuları tekrar etmiş olacağız. Ama ilk başta birinci dönemi tekrar edeceğiz. Senle beraber bu son tekrarımızda yapacağımız şeyler... ilk adım olarak konu başlıklarını göstereceğiz sana. İkinci adım olarak konu özetini yapacağız Songuç Erdoğan benim. Sonra üçüncü adımda %100 sınavda çıkacak kalıpları öğreteceğim sana. En sevdiğim bütün sayfalarımızın içinde %100 sınavda çıkacak kalıplar var. Ve aynı zamanda Tonguç'um yeni nesil soruları yapacağız Tonguç Evladım bile. Benim. Sen de bunu yaparken tabii Fen Son Tekrar kitabımıza göre yapacağız. Onu da mutlaka söylemek istiyorum sana. Bunu yaparken Tonguç Evladım bir kere son tekrar birinci dönem konularını bilirsek eğer çok rahat ederiz. Nedir bunlar? 4 tane ünite var aslında. Mevsimler ve iklim ünitesi, DNA ve genetik kod ünitesi, basınç ünitesi, madde ve endüstri ünitesi. Bunun içinde tabii ki ısı da var Tonguç Evladım benim. Toplamda 4 tane üniteden sorumluyuz. Birinci dönemin tekrarını yaparken bugün seninle beraber 4 tane üniteyi tekrar etmiş olacağız diyoruz. Bu üniteleri birazcık daha detaylı bakarsak bu üniteleri işlerken şu akışta ilerleyeceğiz. Konu akış şeması dediğimiz şu akışta ilerleyeceğiz. Dünyanın hareketleri ve mevsimlerle başlayacağız Tonguç Evladım benim. Aynı zamanda önemli tarihlere bakacağız. İşte 21 Haziran, 21 Aralık, 23 işte 23 Mart, 21 Eylül gibi önemli tarihlere bakacağız Tonguç'um. Ondan sonrasında güneş ışınları ve mevsimlerin ilişkisine birazcık inceleyeceğiz. Rüzgarın oluşumuna bakacağız. Rüzgarın oluşumu dediğimiz şey de aslında hava hareketleriyle çok bağlantılı. İşte kardır, yağmurdur bilmem ne hava hareketlerine bakacağız. Sonra iklim ve hava olaylarıyla bu işi noktalayacağız. İşte buradaki iklim değişiklikleri, küresel ısınma falan filan. Sonuçta bunların hepsi aslında birinci ünitenin konuları diyebiliriz. Tonguç Evladım aynı zamanda ikinci ünitemize geçtiğimiz zaman DNA'nın yapısı ve işlenmesine bakacağız. Ondan sonra kalıtımı inceleyeceğiz. Mendel kanunları, çaprazlamalar falan filan bunlara bakacağız. Cinsiyetin oluşmasına bakacağız Tonguç'um. Mutasyon ve modifikasyonu işleyeceğiz. Ardından adaptasyon ve doğa seçilimle devam edip biyoteknolojiyle bu üniteyi de noktalandıracağız. Toplam 4 ünite var. İkisini de yapmış olacağız. Zaten bunların çoğunu son tekrar kitabımızdan da sen benle beraber şu anda takip edebilirsin. Zaten buradaki konu akış şemalarımızdan aynıları aslında bunlar. Burada sınavda %100 karşına çıkacak kalıpları aynı zamanda Tonguç Evladım benim kitabımızdan takip edebilirsin. Ve kitabımızdan takip ederken de bunları bunları beraber seninle işledikten sonra hemen buradaki sınav sorularını mutlaka çözmeye çalış diyorum. Kitabımıza paralel ilerlersek. Tonguç'um aynı zamanda bir sonraki ünitemizde basınç ünitesini göreceğiz. Çok senle... basınçlı bir konu hocam ya. Zaten 3 tane şey var. Katı basıncı, sıvı basıncı ve gaz basıncı. Bir de basıncın uygulamaları ile ilgili birkaç tane her bir konu başlığıyla alakalı özelliklere bakacağız. Tonguç Evladım benim katı basıncı ne ekler, sıvı basıncı ne ekler, işte gaz basıncı nasıl oluşur ve ne etkiler aslında ona bakacağız. Aynı zamanda son ünitemiz birazcık baba ünite. Gerçekten çok fazla konu başlığı var. Çok fazla alt konu var diyebiliriz. Bir kere periyodik sistemle başlıyor bu ünitemiz. Madde ve endüstri ünitemiz. Sonra elementlerin sınıflarımız metal ve metal, soy gaz, işte yarı metal onlara bakacağız. Fiziksel ve kimyasal değişimlerle devam edeceğiz. Maddedeki değişimlerde. Kimyasal tepkimelerin nasıl olduğunu ve işte girenler, ürünleri falan filan. Asitler bazlara birazcık bakış açacağız ki sınavda %100 sorusu var bunun. MEB örnek sorununda hep çıktı. Aynı zamanda sonrasında ikinci parçası yani hani bu ilk parçası ise eğer bir de ikinci parçası var ısı kısmı. O da öz ısı kısmı. Maddenin ısı ile etkileşimi, hal değişimine bakacağız. Hakiki ısı. Maddenin ısı etkileşiminde işte ısınma grafikleri falan filan hal değişiminde de ısınma soğuma grafiklerine bakıp erime donma falan filan bunların nasıl olduğunu kelemel ve kelmacıyla birazcık bakacağız. Türkiye'de kimya endüstrisiyle bu ünitemize noktalanacağız. Süper bir şekilde bütün konuları işleyeceğiz ve şunu söylemek istiyorum. Son tekrar kitaplarıyla paralel gideceğiz Tonguç Evladım benim bu birinci dönem ve oradan ikinci dönem kitapları. Oradan da pekiştireyim değil mi hocam? Aynen bunlarla paralel gideceğimiz için sen buradaki soruları beraber seninle bu konuyu tekrar ettikten sonra hemen şuradaki soruları mutlaka çözmeye çalış ve senle bak hemen başlayalım mesela ilk konumuz neydi Tonguç Evladım benim? Tabii ki mevsimlerin oluşumuydu. Mevsimlerin oluşumunda ne gerekliydi? İki tane faktör. Birincisi eksen eğikliği yüzünden oluşuyordu mevsimler. İkincisi de dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketinden oluşuyordu. Mevsimler dediğimiz şeyi oluşturan şey aslında dünya güneşin etrafında dolaşırken böyle düz bir şekilde dolaşmıyor. Boynu birazcık bükük bir şekilde dolaşıyor. Biz buna da 23 derecelik 27 dakikalık bu eğikliğe de eksen eğikliği diyoruz. Dünyanın ekseni birazcık eğik. Boynu bükük gibi düşün. Tonguç'um bu eksen eğikliğinden dolayı mevsimler oluşuyor. Ama bu eksen eğikliği böyle giderken burada farklı bir kısma geldiği için güneş bu tarafından farklı bir kısma hep böyle kafası bu tarafa doğru eğik şeklinde dolaşıyor. Dolayısıyla boynu bükükler. Hem farklı yarım kürelerde farklı mevsimler oluşuyor bilmemiz gerekiyor. Dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketinde işte mevsimlerin farklı bölgelerde farklı oluşmasının en temel sebebi. Dünyayı şöyle iki parçaya bölersek Tonguç'um. Bu
tam ortadaki çizgiye biz ekvator çizgisi diyoruz. Üst tarafına kuzey yarım küre diyoruz. Alt tarafına da güney yarım küre diyoruz Tonguç'um. Burada bazı tarihler var ki gerçekten çok önemli. Bu önemli tarihler dediğimiz şeyler 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri. Gerçekten çok çok önemli tarihler. Doğum gününüz mü hocam? O yüzden önemli. Şimdi şunu unutmayalım. Hayır, bunlar 21 Mart ve 23 Eylül ekinoks tarihleri. Yani güneş ışınları ekvatora dik geliyor saat 12'de. Ama şunu unutmayalım Tonguç'um. 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde bu sefer burada Tonguç Evren Bey'im farklı bir yere dik geliyor. Burada da farklı bir yere dik geliyor saat 12 tarihinde. Ama şunu unutmamız gerekiyor. 21 Haziran'da kuzey yarım küredeki bölgeye dike yakın geldiği için burada yaz oluyorken güney yarım küredeki bölgede kış oluyor Tonguç Evren Bey'im. Tam tersine 21 Aralık'ta kuzey yarım kürede kış yaşanırken ki zaten Türkiye nerede? Kuzey yarım kürede olduğu için Türkiye'miz tam burada Tonguç Evren Bey'im. Oradan aklına getirebilirsin. Türkiye'de 21 Aralık nedir Tonguç Evren Bey'im? Hangi mevsimdir? Kış. Aynen öyle. Kuzey yarım kürede kış. Güney yarım kürede Brezilya'da veya Arjantin'de ise yaz yaşanıyor diye bilsen çok çok iyi olur Tonguç Evren Bey'im. Bu önemli tarihler önemli. Tabii ki bahar, ilkbahar, sonbaharı da bilmemiz gerekiyor. Mesela 21 Mart'ta biz hangi mevsimi yaşarız Tonguç Evren Bey'im? İlkbahar yaşarız. Bu ilkbahar işte bizde ilkbaharken güney yarım kürede tam tersi sonbahar oluyor. 23 Eylül bizde sonbaharken onlarda yani Arjantin, Şili işte yok bilmem işte Avustralya falan bunlarda da kış ilkbahar oluyor diyoruz. Peki geldik 21 Haziran bak sınavda %100 karşına çıkacak kalıbı nereden geliyor onu anlatayım sana birazcık. Sınavda %100 karşına çıkacak kalıpları koyduk biz kitabımızın içine. Bunlar aslında sınavda bu konuyla alakalı bir soru gelirse %100 böyle bir bilgi verecek. Çünkü MEB örnek soruları ve geçen seneki sınava baktığımız zaman tabii MEB örnek soruları ağırlıklı. Gerçekten adamlar bize artık bilgiyi veriyor. Bilgiyi verdikten sonra soru sormaya başlıyor. Ama o bilgiyi verdiği zaman bizim afallamamız gerekiyor. İşte bunu daha önceden biliyor olmamız, daha önceden bununla karşılaşmıyor olmamız gerekiyor ki kafamız karışmasın. En önemli şey bu sınavda çok önemli bir şey Tonguç'um kafanın karışmaması. Çünkü sınavda afallarsan, stres olursan çok az zamanın var ve uzun uzun sorular, uzun uzun paragraflar gelecek karşına. Senin buna hazırlıklı olman gerekiyor. İşte bu da sınavda %100 karşına çıkacak kısımların da tamamen senin hazırlıklı olman için yaptık. Ve kitabımızın içinde de var. Zaten kitabı olan arkadaşlarımız lütfen buralardan takip etsin bu yaptıklarımızı. Tabii kitap kadar detaylı olmasa dahi bu sunumumuz kitaba yardımcı bir sunum aslında. Kitapla beraber paralel ilerliyoruz. Siz de buradaki soruları çözüyorsunuz. Şimdi 21 Haziran tarihinde kuzey yarımkürede en uzun ne yaşanır Tonguç evladım benim? Biz kuzey yarımkürede olduğumuz için. Aynen öyle. Kuzey yarımkürede olduğu için biz Türkiye'yiz. Türkiye'de 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşanır Tonguç evladım benim. En kısa da gece yaşanır. Güney yarımkürede baktığımız zaman ise tam tersi oluyor. Bunun sebebi ise Tonguç'um 21 Haziran'da aslında ışınlar yukarı bak Tonguç'um dünyaya baktığımız zaman burası ekvator dedik tam ortası. Üst tarafta bir dönence var Tonguç'um. Biz buna yengeç dönencesi diyoruz. Alt tarafta da bir dönence var. Buna da oğlak dönencesi diyoruz. Tonguç Evren Bey'im yengeç dönencesi dediğimiz şey aslında kuzey yarım küredeki bir dönence. Oğlak dönencesi güney yarım küredeki bir dönence. O yengeç dönencesine 21 Haziran'da tam 12'de yengeç dönencesine dik geliyor Tonguç Evren Bey'im ışınlarımız. Bunu birazcık daha değiştirirsek 21 Aralık'ta ise güneş bu tarafa geçtiği için, dünya döndüğü için, güneşin öbür tarafına geçtiği için bu sefer de oğlak dönencesine dik saat 12'de tabii sadece 12'de dik geliyor Tonguç'um. Dolayısıyla alt tarafta yani güney yarım kürenin olduğu oğlak dönencesinde yaz yaşanıyor 21 Aralık'ta. Ama bizde sanırım Tonguç Evren Bey'im bak biz yengeç dönencesine yakınız yani kuzey yarım küredeyiz daha eğik geldiği için kış yaşanıyor. Ne kadar güneş dik gelirse Tonguç evladım benim o kadar sıcak olur orası. Düşünsene Tonguç sen buradasın mesela. Güneş tam tepenin alnında mesela tam en yukarıda. Sana güneş tam tependen gelirse ne olur Tonguç evladım benim seni? Beynim yanar. Haşlar aynen öyle ama böyle yandan gelirse çok böyle hafif esintiler çok da seni yormaz. Sabah doğarken mesela güneş veya güneş akşam batarken seni çok yakmaz ama tam tepeden geldiği zaman yakar. İşte aynı modelde ne kadar dikeye yakın gelirse o kadar yakar diyoruz. İşte orada mevsimler oluşuyor. Yaz niye diyoruz bu mevsime? Çünkü çok sıcak falan filan bunları hatırlamamız gerekiyor. Bunlarla ilgili soru geliyor. 21 Mart'ta ise Tonguç evladım benim
ekvatora dik geliyor ve 23 Eylül'de de ekvatora dik geliyor. Aslında bu ekvatora saat 12'de tabii ki sadece buna dik geldiği için diğer taraflara eğik geldiği için Tonguç Öğrenmen bu tam böyle arada oluyor. Yani 21 Mart bizim için bahar, 23 Eylül ise bizim için yani Türkiye için, Kuzey Yarımküre'deki bir ülke için sonbahar oluyor. İlkbahar, sonbahar. Güney Karayipköy'de tam tersi oluyor bileceğiz. O yüzden kalıbımız sınavda %100 karşına çıkacak. 21 Mart ve 23 Eylül iki nokta tarihleridir. Gerçekten bu MEB örnek sorununa çok çıktı. Aynı zamanda güneş ışınlarının Tonguç'um yerküreye gelme açısı arttıkça birim yüzeye düşen enerji miktarı da artıyor. Bu ne i̇şte, demek hocam? Aynen öyle. Mesela şöyle düşünelim. Bak burada dikkat ettiysen güneş ışınları böyle eğik olduğu için bu taraflara daha dike yakın geliyor. O zaman üst taraftaki yengeç dönencesine daha dike yakın geliyor. O zaman bir bak daha sıcak birim yüzeye düşen güneş enerjisi daha fazla. Bu daha fazla için güneş ışınının geliş açısı daha fazla. Zaten en fazla açı 90 dereceye girebilir. Sonra ne olur? Daha eğik olduğu için işte 60 derece, 50 derece gibi daha eğik açılarla gelmeye başlar diyoruz. Şimdi burada unutmayacağız bak. Bir yukarıda olduğu için daha dik geliyor. Çünkü bu tarafa doğru eğilmiş. Kuzey yarımküreye göre boyuna eğilmiş. Yani kuzey yarımkürenin gözleri buradaysa buna, güneşe daha dik bakıyor. Ama alt taraflar daha böyle yandan güneş alıyor. İşte iki de böyle daha az birim yüzeye düşen güneş enerjisi. Üçte de Tonguç Ölen benim en az birim yüzeye düşen güneş enerjisi. Dolayısıyla geliş açısı da zaten tamamen buna bağımlı. Geliş açısı da burada daha azdır diyebiliriz. Birim yüzeye düşen güneş enerjisi daha az olduğu için diyoruz. Ve rüzgara baktığımız zaman rüzgar basıncının fazla olduğu yerden az olduğu yere doğru eser Tonguç Öğrenmeyim. Burada çok basit bir mantık var. Yüksek basınç ve alçak basınç olarak iki alanımız var. Rüzgar her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder. İşte bu hava hareketine, yatay yönlü harekete biz rüzgar diyoruz. Hava olayları oluşur. Hava olayları nelerdi? Hemen hatırlayalım. Bu bak sınavda %100 karşına çıkacak kalıbı aslında bu. Eğer bundan soru gelirse böyle bir kalıp gelecektir diyoruz. Hava olayları nelerdir? Yağmur, kar, dolu, çiğ, ondan sonra kırık. Aynen bunlar aslında havanın ısınıp soğumasından dolayı havanın içindeki nemin, su buharının farklı hareket etmesi. Mesela karda çok soğuyor bir anda, o yüzden kar şekline düşüyor. Yağmura daha az soğuduğu için yağmur şekline düşebiliyor. Veya yeryüzünde oluşan çiğ ve kırağı da aslında bitkilerin, yaprakların, arabaların üzerinde oluşuyor. Bu da yeryüzünde oluşan nemin yoğuşmasının yüzünden veya donması yüzünden oluşuyor. Bunları da bilmemiz gerekiyor. O yüzden rüzgar dediğim şey yüksek basınç, alçak basınç hareket. Unutma Tonguç evladım benim. Peki en son olarak da bu üniteyi bitirirsek nokta geniş bölgedeki atmosfer olayının ortalamasıdır. İklim Tonguç evladım benim atmosfer olaylarının ortalaması iken geniş bir bölgedeki hava olayları ise Tonguç evladım benim hava olayları dediğimiz olaylar ise dar bir alanda kısa sürede görülen atmosfer olaylarıdır. Bunu bilmemiz gerekiyor. İşte hava olaylarıyla iklim olaylarını bir karşılaştırırsak hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji, iklimi inceleyen bilim dalına klimatoloji diyoruz. İşte hava olayları klima. Aynı öyle. Mesela hava olayları hava durumu dediğimiz şey var ya hava durumuna akla gelsin. Hava durumu yani hava olayları. Bunlar tatil olacak. İklim olayları ise klimatoloji bak kilimden bak iklim aynı şey. Dolayısıyla inceleyen bilim insanları meteorolog derken inceleme yapan bilim insanlarına astrolog. Hayır klimatolog diyoruz Tonguç evladım benim. Elinde klima kumandasıyla gezen tipler. Hayır klimatolojiyle bağlantılı olduğunu hemen söyleyebilirsin. Günün farklı saatlerinde aralıklarla yapılan gözlemler işte bugün hava yağmurlu olacak, yarın bulutlu olacak falan filan. Güneşli, rüzgarlı, yağmurlu gibi falan yok. Ama burada ise en az 25-30 yıllık büyük bir birikim var. Öyle yabana atamazsın bunu. Adamlar çok dikkatli çalışıyorlar ve uzun süreli çalışıyorlar. Ve geniş bir bölgede mesela Akdeniz iklimi derler. Ama mesela ne derler? Antalya yarın yağışlı. Muratpaşa Belediyesi'nde yapılan açıklamaya göre birazcık sisli olacak falan. Böyle daha dar bir bölge olur hava olaylarında. Hocam siz Antalya'yı seviyorsunuz galiba. Tabii gidiyorum. Antalya güzel bir yer. Kurak, yağışlı, soğuk gibi kavramlar çok kullanılır diyoruz. O zaman bu ünitemizi bitirdik. Şimdi senle Tonguç evladım benim ikinci ünitemize geçelim. Hadi bakalım. Şimdi DNA ünitesine geçelim. Evet bir tane yeni nesil soru çözelim. Hatta birkaç tane çözelim seninle ki bu konuya alışalım. Mevsimlerin başlangıcı olan 4 önemli tarih bulunmaktadır. Kuzey Yarımköy'de 21 Haziran yaz gün dönümü, 21 Aralık kış gün dönümüdür. 21 Mart ve 23 Eylül ekinoks tarihleridir. Örneğin 21 Haziran'da Kuzey Yarımköy'de yaz mevsimi başlarken en uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Bu tarihte Güney Yarımköy'de bu durumun tam tersi yaşanır. Zaten bunlar bize sınavda soruların verileceği kalıptır aslında. Çünkü bilgiyi vermek zorunda. Bilgiyi ezberletmeyden kaçınıyorlar ya. İşte o yüzden bilgiyi verdi. Bu tarihte Güney Yarımköy'de tam neyse. Yeni geliştirilen bir e-takvim uygulaması yardımıyla yerküre üzerindeki noktaların gündüz sürelerine ait grafiklere ulaşılabiliyor. Tamam eyvallah.
Şekildeki 21 Haziran, şekilde 21 Haziran tarihine ait e-takvim uygulaması verileri gösterilmiştir. Ve buna göre grafikte yer alan şehirlerle ilgili hangi süremez? Bir kere Tonguç'um şuraya bakalım. Bir kere dikkat etsen güneş ışınları buradan geliyorken böyle birazcık daha eğik olduğundan dolayı güneş ışınları üst tarafa bak dike yakın ışınlara gelmiş. Dolayısıyla üst tarafta yani kuzey yarımkürede yani bu adam 21 Haziran ya kuzey yarımkürede yaz yaşanıyor. Tamam eyvallah. Yazın gündüzler daha uzun geceler daha kısa olur kuzey yarımkürede. Dolayısıyla bak dikkat et 12 saat ortalaması buysa bak Kayseri'nde 12 saati geçmiş gündüz süresi. O zaman diyorum ki Kayseri kuzey yarımkürede olsa gerek. L şehrini bilmiyorum ama M şehri 12 saatten küçük L şehri de ekvatorda olsa gerek. 12 saatte tam tutturmuş. M şehri ise Tonguç evladım 12 saatten az olduğuna göre demek ki kış olduğu bir yer. 20 Haziran'da nerede kış olur? Aşağı tarafta. O zaman güney yarımkürede. Güney yarımküre diyebiliriz. O zaman ben hemen şunu söyleyebilirim. Ya buradaki şehirlere baktığım zaman K şehri 2 olabilir Tonguç evladım benim. Ondan sonra L şehri ekvatorda 1 veya 4 olabilir Tonguç evladım benim. M şehrine baktığım zaman da 3 olabilir diyebiliriz. Şimdi bakalım. L şehri yeryüzüne bir noktada gösterilmiştir. L1 olabilir. Tebrik ediyorum. Bu söylenebilir. Güneş ışığından en uzun süre faydalanan şehir K'dır. Evet gerçekten gündüz süresi çok fazla. Çünkü kuzey yarımkürede ve yaz mevsimi. M şehrinin 3. bölgede olduğu gün içerisinde 12 saatten daha az güneş ışığı almasından anlaşılabilir. M şehri 3. bölgede evet doğru. 12 saatten daha evet buradan anladık zaten süper. 1 numaralı bölge K. 4 numaralı bölge M şehri olabilir. 1K hayır yanlış. 2. Yanlış. 4 numaralı bölge M şehri. Hayır o da 3 olmak üzere. O yüzden bu cevabımızdır diyoruz. Deniz seçeneğimizi seçiyoruz. Ve yeni sorumuzu süper bir şekilde çözdük. Geldik bir tane daha. Rüzgar santrali rüzgarın etkisiyle çalışıyor. Tamam eyvallah. Rüzgarla dönmeye başlayan türbinlerin hareketi sonucu elektrik üretir. Bu bilgiyi vermesi sizce iyi bir şey mi hocam? Bize motivasyon veriyor mu? İyi bir şey tabii ki. En azından bizim birazcık konuyu hatırlamamızı sağlıyor. Küçük bir alanı kurabildiği için konutların, fabrikaların ve üniversitelerin arazilerinde rüzgar santralleri bulunmaktadır. Tamam. Hatta sen kendi evinin arazisine bile yapabilirsin. Rüzgar santrali yapılmak istenen fabrika bölgesinin rüzgar kapasitesi ölçülmüştür. Tamam. Aşağıdaki görselde fabrika bölgesi ile köy arasında havanın yatay yönlü hareketi bak buradan buraya doğru ötüyor tamam eyvallah. Bu bölgelerle ilgili yargılar hangi oluşabilir? Fabrika bölgesi ile köyün sıcakları birbirinden farklı. Evet doğru zaten rüzgarın esmesinin sebebi basınç farkı da demiştik ya. Bu basınç farkının temel sebeplerinden bir tanesi sıcaklık farkıdır. Sıcaklıkların eşitlenebilmesi için hani mesela kapıyı açtığın zaman ne olur? Bir veya hani dışarı sıcaksa içerisi soğuksa veya tam tersi dışarı soğuksa içerisi sıcaksa bir rüzgar esmeye başlar değil mi? Bu hani buna ne der annelerimiz babalarımız ne der buna? Cereyan. Ceyran der değil mi? Ceyran yapıyor işte kapıyı kapatın falan. İşte ben ağzımı açınca da aynısını aslında söylüyor. Aslında sıcaklık farkı. Oğlum ağzını açma cereyan yapıyor diyor. Aynen öyle. Fabrika bölgesiyle köy arasında oluşan basınç farkı rüzgar oluşma. Evet doğru bu da doğru. Çünkü rüzgar oluşması için basınç farkı. O da sıcaklığa bağlı bir faktör. Köy bölgesindeki havanın nem oranı daha yüksektir. Ya ben nem oranıyla alakalı bir şey bilemem. Nem oranını söyleyemem ama sıcaklık ve basıncı söyleyebilirim. Rüzgarın oluşması için temel sebeplerden bir tanesiydi. Cevabımızın o yüzden Adana olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Geldik. Evet. Şimdi geldik Tonguç Hanım DNA ve genetik koda. DNA ve genetik kodda ise bilmemiz gerekenlerden. Şimdi bir kere Tonguç'um şu yapıya ne diyorduk? Tonguç mozom diyorduk. Hatırlıyor musun Tonguç? Kromozom. Aynen öyle. Tonguç mozom veya bir kere altın zincir taktım diye boynuma hep bak evet, kro diyorsunuz. Tebrik ediyorum seni. Yakışmış halbuki. Kromozom dediğimiz şey aslında bizim temel kalıtım materyallerimizden bir tanesi. Temel maddelerimizden bir tanesi. Bu ne yapıyor? Aslında DNA'ların içine paketlendiği bir sistem. DNA'lar proteinleri birleşerek tam hücre bölünmesi sırasında kromozomlara dönüşüyor. Peki kromozomların içinde o zaman neler var demiştik? DNA var demiştik. İşte bu DNA dediğimiz yapıyı şöyle gösterebiliriz. Şöyle çizdik ama ben sana böyle birazcık daha bir tane daha şöyle bir resim çizeyim. Bu DNA'yı bu şekilde gösterdik. DNA'nın içine baktığımız zaman içinde nükleotit denilen yapıların olduğunu görüyoruz. Bu nükleotit denilen yapılar aslında DNA'nın yapı taşı. Hatta buraya not alıyorum. DNA'nın yapı taşı diyebilmemiz gerekiyor. Bu DNA'nın yapı taşı dediğimiz şeyin içinde aslında böyle renkli renkli boncuklar. Bunlar yani
organik bazlar var. Bu organik bazların yanında bir de şuradaki küçük küçük boncuklar var. Bunlar da fosfat dediğimiz maddeler. Tabii bir de şeker var. Bu şeker dediğimiz madde de aslında deoksiriboz şekeri. Bu deoksiriboz da DNA'ya adını veriyor. Zaten DNA'nın açılımını biliyorsun. Deoksiribonükleik asit. O yüzden wow. Deoksiriboz şekeri diyor işte. Paşabahçe diye ezberlesin fosfat şeker baz diye. Fosfatı P diye gösteriyorlar falan filan. Bir kere şunu bilmemiz gerekiyor Tonguç'um. DNA'ların altyapısında şuralarında gen dediğimiz anlamlı DNA parçaları var. Ve bu genler her bir DNA'da onlarca, yüzlerce, binlerce gen olabilir. Genlerin içinde de nükleotitler var demiştik. Zaten DNA'nın altyapısı nükleotit demiştik. O zaman en büyük kromozom, sonra DNA, sonra gen, sonra da kromozom nükleotit geliyor. Nükleotitin içinde organik baz, şeker ve fosfat denilen küçük parçalar var. Peki Tonguç'um, şunu bilmemiz gerekiyor. Gerçekten çok önemli. Sınavda %100 karşına çıkacak bir bilgi. Farklı türlere ait DNA'ların nükleotit dizimi farklı. Çünkü canlılar farklı. Nükleotit dizimi dediğimiz şey aslında DNA'nın yapısındaki en önemli şey. Tonguç'um mesela DNA'mız A, T, T, G gelebilir. DNA'mızın bir zincir desek. Diğer zincirde ne olur? Bunun karşısına gelen zımbırtlar. A'nın karşısına unutma T gelir. T'nin karşısına A gelir. T'nin karşısına A gelir. G'nin karşısına S gelir. S'yi ben C şeklinde de gösterebilirim. S'yi bazen de C diye gösteririm. Bunu G diye gösteririm. Bunu A diye gösteririm. Bunu T gösteririm. Bu DNA'lar çift zincirli olduğu için karşı karşıya geliyorlar. Eyvallah bunlar bağlanıyor falan filan. Burada şunu unutmayalım. Eğer ben farklı bir canlı oluşturmak istiyorum. Bu A yerine G yazarım. Bitti bu kadar. İşte nükleotit dizimi farklı olunca farklı canlı oluyor. Gel senle bununla alakalı soru çözmeden önce bir DNA işlenmesini de gözden geçirelim. Sonrasında yeni nesil sorularda zaten bununla alakalı çok güzel sorularımız var. Bak birinci zincir mesela bakalım DNA işlenmesi dediğim şey şu aslında. Bu böyle bir DNA. Bu DNA böyle fermuar gibi açılıyor. Fermuar gibi açıldıktan sonra açılan kısımların karşısına mesela T'nin karşısına geliyordu A geliyordu. Senin, at Galatasaray. Aynen öyle at Galatasaray. Senin karşısına G geliyordu. G'nin karşısına S geliyordu. Burada T'nin karşısına geldi. S'nin karşısına G geldi. G'nin karşısına geldi. Tonguç dikkat ettin mi? T A S G G S. T A S G G S. Aa aynısı. Yani aynı şey çıktı. İşte zaten ikiz DNA'lar dediğimiz DNA işlenmesi sonucunda aynı DNA oluştu. Hatta sınavda %100 karşı çıkacak durum da şudur. DNA işlenirken bazı aksaklıklar yani mutasyonlar görülebilir. Bu aksaklıkların bazıları onarılırken bazıları onarılamaz. O zaman bakalım bu aksaklıkları Tonguç öğrenmeyeyim. Mesela burada dikkat ettiysen G ile A. Böyle bir şey olabilir mi Tonguç öğrenmeyeyim G ile A? Olmaz. Olmaz ki G'nin karşısına S gelmedi. At Galatasaray. Ama Tonguç'um ben bunu çıkartırım. Yanlış eşleşme var ya. Ben bunu çıkartırım. Yanına S getirebilirim değil mi? İşte bu onarılır bir mutasyondur. Ama Tonguç dikkat ettiysen bak şurada İki iplikte karşılıklı eksik var. Yani bunun ne karşısına geleceği bilebiliyor muyum? Hayır. Ha o zaman bilemediğim için bu onarılamaz bir mutasyondur. Dikkat etsen burada mesela genin karşısına ne gelir Tonguç öğrenim benim? S. İşte hemen getirebilirim bak. Bu onarılır bir mutasyonken yani DNA işleme sırasında oluşan böyle problemler eksik nükleotit veya yanlış eşleşme tamam eyvallah. Ama bunlar iyi. Ama Tonguç öğrenim benim bunlar ne yazık ki olmuyor. Çünkü ben buradan tahmin edemem. O kadar da beynim yok kusura bakma arkadaşlar. Geldik Tonguç Eren'e. DNA genleri içeriyor. Genlerin bir kalıtım birimi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu kalıtım birimleri aslında Mendel çalışmalarında temel yapı. Bu genleri Tonguç Eren benim. Mendel demiş ki iki çeşit gen vardır demiş. Bir tanesi baskındır, bir tanesi çekiniktir demiş. Baskınları ben büyük harfle gösteririm demiş. Baskın. Çekinikleri ise küçük harfle gösteririm demiş. Bezelyelerde çaprazlamalar yaparaktan, bezelyeler çok hızlı ürediğinden ve... En sevdiği yemek bezelye miymiş hocam? Hayır öyle değil yani. Bezelyeler çok hızlı ürüyor ve çok hızlı bir şekilde güzel özelliklerini gösterebiliyorlar. Uzun bezelye, kısa bezelye hemen anlaşılıyor mesela. Yeşil sarı hemen anlaşılıyor. İşte bunlarla bezelye deneyleri yapmış ve dişi ve erkek bireylerin taşıdığı dölden döle aktarılan özelliklere faktör veya gen adını vermiş. İşte bu genler Mendel'in temel aslında çalışması yani faktörler Mendel'in temel çalışmasını oluşturuyor. İşte bu faktörlerle de yaptığı çalışmalarda bak %100 karşılaşacak özelliği söylemiş. Kalıtsal özelliklerimiz bir annemizden biri babamızdan alışan aldığımız alel çiftiyle kontrol edilir. Alel çifti yazılırken baskın alel yani baskın genin demek istiyor. Büyük harfle
Çekinik alelse Tunguç evladım benim küçük harfle gösterilir şeklinde bir bilgi karşımıza gelebilir. Bu da sınavda hani kalıtımla ilgili sorular yapılırken karşımıza çıkacak bir özellik. O yüzden diyorum ki ben büyük B gösterimizden baskın, küçük B gösterimizden çekinik diyeceğim. Anne ve babadan gelen özellikler bizi oluşturduğu için ben aslında neyim? Büyük B, büyük B de olabilirim. Büyük B, küçük B de olabilirim. Küçük B, küçük B de olabilirim. Üç tane farklı bir şey olabilirim Tonguç'um. Biz bunları saf döller olarak adlandırıyoruz. Bunu ise melez olarak adlandırıyoruz. Bunları hatırlamamız gerekiyor Tonguç'um. Saf döl ve melezin farkını bileceğiz. Melez iki tane, bir büyük bir küçük. Saf döl ise ikisi de küçük veya ikisi de büyük. Bu saf döl çekinik çünkü ikisi de küçük harf. Bu da saf döl baskın, ikisi de büyük harf. Bu ise melez zaten anlıyorsun. Bir tanesi büyük, bir tanesi küçük. Büyük her zaman başa yazılır. Ve burada dikkat ettiysen büyük küçüğü ezer. Burada küçük küçük kendi başlarına takılırlar. Ama bu da büyük büyük. Yine ikisi de büyük olduğu için. Ama bu büyük bu küçüğü ezer. Çünkü baskındır diyoruz. Geldik Tonguç'um. Tek karakter çaprazlaması. İşte Mender'in yaptığı en önemli şeyden bir tanesi. Aldı bir tane homozigot sarı tohumlu bezelliği. Homozigot ne demekti? İkisi de aynı demekti. İkisi aynı. Yani saf döl demekti. Homozigotu bak büyük A büyük A şeklinde. Homozigotun diğer adını buraya yazmak istiyorum. Saf döldür Tonguç'um. Aldı büyük A büyük vas. Çünkü bunlar sarı bezelliği. Sarı her zaman yeşile baskındı Tonguç herhalde. Sarı daha güzel hocam. Zaten ben sarı bezelliği hatta nohutu seviyorum. Ama en sevdiğim baklagili sorarsanız tabii ki kuru fasulyeyle barbunya. Her sabah mutlaka yerim ve okulda çok rahat. Bravo saçmalama dangoz herhalde benim. Sarı tohumlar baskın olduğu için büyük A büyük A. Bir de Tonguç'um homozigot yeşil bezelliği baktı. Yeşil bezelliği de çekinik olduğundan dolayı homozigot yani saf döl olduğundan küçük A küçük A. Şimdi bunları çaprazlayacağız. Şimdi bak büyük A büyük A dediğimiz bir birey var. Buna anne diyelim mesela. Bir de küçük A küçük A buna da baba diyelim. Şimdi ben ya büyük A ile küçük A'yı birleştirebilirim. Bunun sonucunda büyük A küçük A çıkar. Ya da Tonguç öğrenmeyeyim. Bu büyük A ile buradaki küçük A'yı birleştiririm. Bunun sonucunda büyük A küçük A çıkar. Aynı zamanda Tonguç öğrenmeyeyim. Ya da bu büyük A ile artık bu küçük A'yı bunu birleştirdim. Aynısını birleştirmişim. Şu olacaktı özür dilerim. Ya da Tonguç öğrenmeyeyim. Bununla ilk baştakini birleştiririm. Büyük A küçük A çıkar. Ya da Tonguç öğrenmeyeyim. Bu ikincisiyle ikincisini birleştiririm. Büyük A küçük A. Ya dikkat ettin mi Tonguç? Hepsi ama hepsi. Ne çıktı Tonguç Evladım benim? Aa! Harika. Büyük A küçük A çıktı. Yani bunların genotip dediğimiz gen yapısı %100 oranında Mender'in çünkü en büyük yaptığı şey olasılık hesaplarını kaptırması. %100 oranında ne çıktı Tonguç Evladım benim? Melez. Yani diğer adıyla bunu da bilelim Tonguç'um. Heterozigot. Çıktı Tonguç herhalde benim. Fenotipine baktığımız zaman fenotipin özelliğine gösterecek. Şimdi Tonguç düşünelim ki sarı tohumlu bezelye baskınmış. Sarı baskınmış. Yeşil çekinikmiş. Ya o zaman bu adam büyük A sarı küçük A'da yeşil olduğunu düşünürsek eğer baskın yeşile ezecek. Sarı yeşile ezecek. O zaman diyoruz ki %100 sarı bezelye ortaya çıkacak. Çünkü bu adamın dış yapısına baktığımız zaman kesinlikle ve kesinlikle sarı olmak zorunda. Çünkü sarı baskındı büyük A'ydı, yeşildi küçük A'ydı. Sarı yeşile ezecek ve %100 sarı olacak diyoruz. %100 sarı tohum da diyebiliriz Tonguç'um. Bir de Punnett karesi dediğimiz bir özellik var. O da şu. Punnett karesi ne hocam? Homozigot baskın dediğimiz şey aslında büyük A ve büyük A'dır. Büyük A ve büyük A'yı böyle yazıyorum. Homozigot çekinik dediğimiz şey de küçük A ve küçük A'dır. Küçük A ve küçük A'yı böyle yazıyorum Tonguç'um. Yani hatta şöyle hani şöyle bir düşünürsek Punnett karesinde şöyle diyorum. Annenin genotipini buraya yazıyorum. Büyük A veya babanın anne demiştik buna galiba. Evet büyük A büyük A. Küçük A küçük A diyoruz. Sonra bak şununla şu birleşti ne olur Allah aşkına? Büyük A küçük A olur. Bununla bu birleşti büyük A küçük A olur. Bununla bu birleşti yine büyük A küçük A olur. Bununla bu birleşti yine büyük A küçük A. Bak hepsinde büyük A küçük A çıktı. İşte %100 aynı özellikler buradan da geliyor diyoruz. Tabii bunların farklı çaprazlamalarıyla ilgili bir tane soru yapacağız sana. Cinsiyetin belirlenmesine baktığımız zaman Tonguç'um cinsiyeti kim verir? Annem babamı Tonguç herhalde benim. Tabii ki de anne verirler. Hayır anne doğurduğu için o belirleyecek bir şey diye bir şey yok. Baba belirler. Sınavda %100. Cinsiyeti babadan gelen Y kromozomu belirler. Tonguç'um insanlar
cinsiyet kromozomu iki tane kromozom vardır. Bir X bir tane Y. Y erkeklik kromozomu olarak bilinir, unutmayalım. Dolayısıyla X dediğimiz kromozom yan yana gelirse dişi olur. X ile Y bir araya gelirse erkek olur diyeceğiz. O zaman sen hangisisin Tonguç Öğrenmem? XX misin, XY misin Tonguç Öğrenmem? Ben XY. Bravo, çünkü sen erkeksin. Erkekler XY olur. Şimdi bunlar birleştirdiğimiz zaman Tonguç'um, bir kere bu X ile bu X birleşirse, bak şu X ile şu X'i aldık, XX oluşturduk. Yani ne oluşturduk Tonguç Öğrenmem? Kız oluşturduk, değil mi? Veya bu X ile bu Y'yi birleştirirsek hop erkek oluşturduk, değil mi Tonguç Öğrenmem? Veya Tonguç'um bu X ile bu X'i birleştirsek hop yine kız oluşturduk. Veya bu X ile bu Y'yi birleştirsek hop erkek oluşturduk. Tonguç dikkat ettin mi? Bir erkekle bir dişiyle bir erkeğin birleşmesi sonucunda kaç tane kız doğuştu? İki kız veya iki erkek doğuştu. %50-%50. Yani %50-%50 şansımız var. Ne, bak bu soruları şöyle soruyorlar böyle kıllık olsun diye. Bir ailenin 5 tane kız çocuğu vardır. Altıncı çocuğu. Kesin oğlan olur hocam artık. Veya kız olma olasılığı kaçtır? Artık erkek gelir işte. 5 kızdan sonra erkek gelir. İşte patlarsın. %50'dir. Yine erkek olması %50'dir diyeceğiz. Hani daha kız olmuş bir sürü. Bazıları da şöyle diyebilir ya. Kız olmuş, bu da kesin kız gelir diyebilir böyle. Garip. Sonuçta biz şunu bileceğiz. Erkek veya kız olması %50'dir. Ve bunu kim belirler? Babadan gelen gen. Babanın spermindeki gen belirler. Genlerle taşıma ve dölden döle aktarılan hastalıklara biz kalıtsal hastalıklar diyoruz. Genellikle Tonguç'um X kromozomuna bağlı hastalıklar var. Mesela hemofili, mesela işte Tonguç Öğrenmem benim renk körlüğü. Bunlarsa X kromozomuna bağlı olduğu için bu genlerle aktarılabiliyor. Mesela büyük A sağlıklı olurken büyük A küçük A sağlıklı oluyor ama taşıyıcı bir özellik gösteriyor bu genlerle aktarılan hastalıklar. Küçük A küçük A da hasta olabiliyor diyebiliriz Tonguç Öğrenmem benim. Burada da işte bazı işte böyle çekiniklerde hastalık yapan bazı genler de olabiliyor. Hastalık kalıtsal olarak aktarılıyorsa şunu unutmayalım. Akraba evliliklerinde taşıyıcı bireylerin yan yana gelmesi hasta bireyleri oluşturma ihtimalleri çok daha yüksek oluyor. Çünkü akraba evliliğinde o birey ve o birey, yani iki birey aslında birbirleri akraba olduklarından dolayı ortak genleri çok oluyor. Bu ortak genlerinden de hastalığın çıkma olasılığı çok da yüksek oluyor. O yüzden ondan kaçınmamız gerekiyor Tonguç Öğrenmem. Aynı zamanda genler bir kere çevresel etmenler Tonguç'um. Çevremizde ne gördüğümüz, ne yaşadığımız bilmem ne falan filan bazen mutasyonlara bazen modifikasyonlara yol açıyor. Ve çevresel etmenler bizim genlerimizi etkiliyor. Tonguç'um bir kere şunu unutmayacağız. Genlerin yapısını değiştiriyorsa bu çevresel etkenler özellikle işte radyasyon, kimyasal maddeler, ondan sonra işte bizim yediğimiz zararlı maddeler falan filan. Bunlar genin yapısını değiştirir. Bak genin yapısı değişir. Modifikasyon dediğimiz şey ise genin yapısında değil de genin işleyişi değişirse modifikasyon olur. Ve şunu unutmayalım, mutasyonlar mesela altı parmaklılık, Down sendromlu birey, albino birey bunların hepsi aslında bir çeşit mutasyondur. İşte Van kedisinin gözlerinin öyle farklı olması aslında mutasyondan dolayı öyle olmuştur. Şeklinde. Van kedisinin gözü lens yiyorlar hocam. Çeşitli söylentiler var. Çocukları da öyle oluyor. Bazen bazı mutasyonlar kalıtsal oluyor. Bazı mutasyonlar kalıtsal olmayabiliyor. Dolayısıyla bazı mutasyonlar işte üreme hücrelerinde olursa kalıtsal oluyor. Bazıları ise üreme hücrelerinde olmazsa kalıtsal olmuyor diyeceğiz. Bir kere işte altı parmaklık, albinoluk falan filan filan bunlar dedik. Bunların hepsi aslında genin yapısını değiştiriyor. Tabii modifikasyon dediğimiz şey ise tamamen farklı. Mesela sen kas çalışıyorsun. Kasların oldu. Çocuğuna geçer mi bu kaslar? Geçer. Geçmez. Modifikasyon tamamen genin işleyişine düşüyor. Ama kaslı babanın kaslı oğlu olur derler. Hayır, öyle bir şey yok. Mesela bronzlaştın. Çocuğun bronz. Hayır, öyle bir şey olmaz. Sen hangi ten renginsen olur. Geninde ne varsa olur. Ama işte güneşin altında kalınca senin genindeki işleyiş farklı oluyor ve bronzlaşıyorsun. Çuva çiçeğinde de öyle mesela. Beyaz çuva çiçeğini ben 15-25 derece arasında büyütürsem kırmızı oluyor. 25-35 arasında büyütürsem beyaz oluyor Tonguç Öğrenmem. O yüzden sınavda %100 karşımıza çıkacak. Mutasyona genin yapısı ve işleyişi modifikasyonu, genin sadece işleyişi değişiyor. Bunu unutmayalım Tonguç. Adaptasyona baktığımız zaman farklı çevre şartlarında aynı tür canlılarda. Ben farklı adaptasyonda sorun yaşıyorum. Aynen. Adaptasyon dediğimiz şey ise tilkiler mesela kutup tilkisi, çöl tilkisi olmak üzere ikiye ayrılabiliyor. Çünkü kutup tilkisi
kutupta yaşadığı için beyaz oluyor. Çöl tilkisi ise işte çölde yaşadığı için kulakları, uzuvları filan birazcık daha uzun oluyor. Isıyı kaybetsin ki bir ferahlasın, bir rahatlasın diye. Mesela burnu büyük oluyor falan filan. Ama kutup tilkisine baktığımız zaman beyaz olduğu için kutupta daha kolay, daha doğrusu kutupta kamuflaj yapılabiliyor kendisini ve bu sayede kulakları da kısa oluyor ısı kaybetmesin diye. Kutup çok soğuk çünkü. Burnu da küçük oluyor tarzında. Uzuvları küçük oluyor tarzında. Bazı şeyleri bilmemiz gerekiyor Tonguç'um. O yüzden aynı çevre şartlarında farklı tür canlılar da benzer etaplasyona geçebilir. Mesela şöyle bir şey düşünebilir. Kutup ayısı ve kutup tilkisi ikisi de beyazdır. Bunların ikisinin beyaz olmasının sebebi aynı ortama uyum sağlaması. Bak, o yüzden farklı çevre şartlarında aynı tür canlılar farklı adaptasyonlar. Aynı çevre şartlarında farklı tür canlılar aynı adaptasyonları, yani benzer adaptasyonu geçebilir. O yüzden adaptasyonla ilgili, yani uyum, çevreye uyumla alakalı iki farklı kavramı bilmemiz gerekiyor. Kutup tilkisi, kutup ayısı farklı tür canlıların benzer adaptasyonlarına örnek. Ama kutup tilkisi ve çöl tilkisi aynı tür canlıların farklı adaptasyonlarına örnek olarak verilebilir. Bu da çok önemli bir ayrıntıdır diyoruz. Bir de doğal seçilim dediğimiz şey var. Ortama uyum sağlayabilen canlılar yaşamlarını sürdürürken uyum sağlamayanlarsa eleniyor. Mesela işte İngiltere'de güve kelebeklerinden siyahlar beyazlar vardı. Ama hava şey işte ortam çok kirlendiği için artık ortam siyah olduğu zaman beyazlar çok dikkat çekmeye başladı. Ve bir anda daha doğrusu farklı renkler dikkat çekmeye başladı ve kuşlar veya avcılar işte bunları hemen yemeye başladılar. Yemeye başlayınca ortama sadece siyahlar kaldı. Beyazları yemeye başlayan kuşlar ne yaptı? Beyazların ortadan kalkmasına yol açtı. Ve ne oldu? Güve kelebekleri normalde eskiden beyazken sanayi devriminden sonra siyah hale gelmeye başladı. İşte bu doğal seçilim demek. Yani güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan elenir mantığıdır diyoruz. Varyasyon ise tür içinde gören çeşitlik. İşte normalde güve kelebeklerinde hem beyaz vardı hem siyah vardı. Bir sürü çeşit vardı. İşte adaptasyon ve mutasyonlar sayesinde bunlar oluşmuştu aslında. Sonradan ne oldu? Doğal seçilim sayesinde bunlar azalabiliyor diyoruz. Varyasyon işte tür içinde çeşitlilik. Mesela şuna örnek verebiliriz. İnsanlarda hem beyaz var, hem siyah var, hem sarı var. Yani farklı farklı ırklar var. İşte şeylerde farklı çöl tilkisinde mesela çölün üstünde beyaz tilki de vardı eskiden. Ama beyaz tilki yaşayabilir mi çölde? Çok zor. Çünkü hemen anında her yerden gözükür. O yüzden hemen av olur. Kamuflaj edemez kendisini. Gibi bazı özelliklerden dolayı onlar elendi. Zayıf olduklarından dolayı elendi. Veya tam tersine siyah tilki kutupta yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Onlar elendiği için orada sadece beyaz tilkiler kaldı. İşte doğal seçilime çok güzel bir örnek biliyoruz. Biyoteknolojiye baktığım zaman insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilemeyecek yöntemleriyle bilim ve mühendislik ilgilerine dayalı olarak biyolojik sistemlerin mal ve hizmet üretiminde kullanılması. Mesela gen tedavisi yapılıyor. Ondan sonra klonlama yapılıyor. Islah çalışması, aşılama yapıyor, gen aktarımı yapıyor. Bunların hepsi aslında genetik mühendisliğinin uygulamaları. Gen tedavisi dediğim şey yeni genlerin hücreye aktarılmasıyla canlının tedavi edilmesi, aslında hastalıkların tedavi edilmesi. Klonlama dediğim şey doli ve oyalı dediğimiz koyunların klonlanarak aynı koyundan bir tane daha yapılması. Burada özel teknikler, iğneler falan filan kullanılıyor ve bu sayede aynı canlının tekrar klonu yapılıyor. Mesela insanların da klonu yapılacaktır şeklinde farklı söylentiler var. Islah dediğimiz şey ise aslında daha verimli bitki ve hayvana yok. Mesela mısırlar normalde 10 kilogram besin veriyorken bir anda işte 20 kilogram besin verebilecek hale gelebiliyorlar. Aşılamaya baktığımız zaman hepatit B, kızamık, zatüre aşısı gibi aşılarla aslında ne yapıyoruz? Biyoteknolojinin ürettiği aşılarla biz ne yapıyoruz? Aslında kendimizi o hastalıklara karşı koruma altına alıyoruz. Gen aktarımına baktığımızda insülin hormonunun üretimi de gen aktarımıyla üretilen çok önemli bir hormon. Özellikle şeker hastalığının engellenmesinde, daha doğrusu ona karşı güçlü kalmasında sağlanıyor. Çünkü şeker hastalığında insülin hormonu üretilmiyor. Bu bir biyoteknolojinin bize sağladığı bir alanlardan bir tanesi. Şimdi birazcık model sorumuza devam edelim. Bezelyelerde sarı tohumlu olma büyükse baskın genle, yeşil tohumlu olma küçükse çekinik genle taşınan özelliklerdir demiş. İki bezelye bitkisinin çaprazlanması sonucunda oluşan genotip ve fenotip oranları tablodaki gibi demiş. Tamam, eyvallah. Dikkat edin bak, büyükse büyükse, büyükse küçükse,
Küçükse küçük S diyelim. Şimdi genotip oranları bunlarmış. Tamam eyvallah. Fenotip oranlarına baktığımız zaman %75 sarı tohumlu zaten büyük S baskın olduğu için bu sarı sarı, ikisi de baskın, ikisi de sarı. Bu da sarı. Bu da yeşil olacak. İşte yeşil tohumu sadece 1/4 yani %25. Geriye kalanların toplusu %73. Eyvallah. Buna göre çaprazlanan bezelyeler hangisi doğru yemiştir? Mendel'in deneyindeki F2 dölünden bahsediyor bu aslında. Mendel deneyini yaptıktan sonra şöyle bir şey yapmıştı hatırlıyorsak ilk başta. Büyük S, büyük S, küçük S, küçük S'yi çaprazlamıştı. Bunları çaprazlaman sonuçta hep büyük S, küçük S çıkmıştı. Buna biz F1 dölü diyorduk Mendel'in deneyinde. Yani birinci kuşak dediğimiz döldü. Sonrasında bunları kendi arasında çaprazladı. Yani büyük S küçük S ile büyük S küçük S'yi çaprazladığı zaman hemen bakalım. Büyük S küçük S birleşebilir. O zaman ne olur? Pardon, büyük S büyük S birleşir. Büyük S büyük S olur. Veya büyük S ile küçük S birleşir. Büyük S küçük S olur. Veya bu küçükler başlıyor şimdi artık. Bu küçükle bu büyük birleşir. Büyük S küçük S olur. Veya Tonguç evladım benim. Hatta onunla farklı bir renkte yapalım. Bu küçükle bu küçük birleşir. Yani küçük S küçük S olur. İşte burada dikkat ettiysek. Bak bu 1/4'ü hop burada geldi. Bu 1/2'si yani 1/4 hani 1/4 aslında 1/2'de yarısı. Yani bu bileğin yarısı aslında %50'si aslında böyle oluyor. Tamam eyvallah. Bu da şuradaki zımbırtı küçük S küçük S yani %25. Bak bu %25, bu %50, bu da %25. Şimdi %50'yi 1/2'ye gösteririz. Tamam eyvallah. Buradaki aslında genotip oranının aynısı. Ve dikkat ettiysek bak şu sarı, şu sarı, şu sarı yani %75 sarı, şu da yeşil olmak üzere aslında yapılan çaprazlanan bezelyeler neymiş o zaman? Yani çaprazlamak demek birbirleriyle çiftleştirilen bezelyeler demek. Büyük S küçük S, büyük S küçük S yani heterozigot yani melez baskın, heterozigot baskın diyoruz. Zaten heterozigot çekinik denilen bir şey olamaz. Bunu da unutmayalım. Çünkü heterozigotta bir tane büyük bir tane küçük gelecek ve mutlaka baskın olmak zorunda diyoruz. Örnek sorulara çok benzer sorular bunlar. Aslında bunları çözdükçe biz örnek sorulara yakınlaşmıyoruz. Milletin Bakanlığı dedi ki örnek soruları çözüyoruz, gönderiyoruz ya, onlara bakın arkadaşlar sınava çalışırken dedi. Bu da çok önemli bir bilgi bizim için. Onun üzerinden gidiyoruz. Bir tane yeni nesil soru yapalım. Buradaki sorular işte çok önemli, çok kaliteli sorular. DNA ve nükleotide ait bazı özellikler tabloda vermiş. Tam yola. DNA nükleotidin özelliği, DNA nükleotit adı verilen küçük birimlerden oluşur. Tamam. Bir nükleotit şeker, fosfat ve organik bazdan meydana. Tamam. Kriminoloji, suç bilimi son yıllarda DNA analiz tekniklerini kullanmaya başlamıştır. Tamam. Çünkü DNA molekülünden elde edilen veriler kanıt için oldukça güçlü delillerdir. Olay yerinden toplanan örnek dokuların kriminal laboratuvar yani suç laboratuvarlarında DNA'ları ayrıştırılmıştır. Tamam. Laboratuvarda DNA parmak izi dediğim şeyi anlatıyor aslında burada. Laboratuvarda farklı bir yol izlenerek hazırlanan bir düzenekle DNA önce nükleotitlere sonra daha küçük birimlere, nükleotidin alt birimi nelerdir? Ayrıştırılmıştır. Fosfat, şeker bazı zaten bunu söylemişti burada. Heh, tamam. Buna göre yapılan işlemlerle ilgili demiş. DNA organik hangileri doğru demiş. Organik bazlar tüm canlıların DNA'larında bulunduğu için bu işlemler sonucu bu işlemler suçlu tespitinde kullanılamaz demiş. Ha diyor ki adam bize organik bazlar DNA'ların tespitinde bulunduğu için organik bazlar tüm canlıların DNA'larında bulunduğu için bu işlemler suçu tespitinde kullanılamaz. Bu bir kere yanlış bir ifade. Neden yanlış bir ifade? Çünkü burada adam ta organik bazlara kadar nükleotide sonra daha küçük birimlere ayrıştırılmış demiş ya. Bunlardan yararlanılarak yapılıyor demek ki bu işler. Yani fosfat şeker bazı da aslında bulmamız gerekiyor. Ve bunlara kadar ayrıştırdığını söylüyor. Ve bunlar suçu tespit için kullanılıyor diyor adam burada. Adamın verdiği bilgiye biz bakacağız. Kendi yorumumuzu katmayacağız burada. Bu yanlış bir ifade. DNA'daki nükleotitlerin dizilişini göstermediği için bu işlemler suçu tespitinde kullanılamaz. Burada da hani bu yapılan ayrıştırma göstermedi. Nereden biliyorsun adam yapmış ve bunu yapabiliyorum diyor. Yani ayrıştırmış sonuna kadar yapabilirim diyor. Belli bir karakterden sorumlu genlere ulaşıldığı için bu işlemler suçlu tespitinde kullanılabilir. Evet doğru gerçekten de en küçük parçalara kadar ayrıldığı için aslında
Bu işlemler suç tespitinde kullanılır zaten burada anlatılmış. İlk başta DNA'ları ayrıştırılmış. Sonra nükleotitlere daha küçük birimlere de ayrıştırılmıştır diye yazıyor. Belli bir kaygın sorumlu genlere ulaşıldığından dolayı da bu işlemler suç tespitinde kullanılabilir diyebiliyoruz. Ve cevabımızın yanlış olduğunu söyleriz. Geldik. Evet, şimdi bir yeni soru çözelim. Mutasyon ve modifikasyon çevresel etkenler sonucu canlıda değişikliğe neden olması bakımından benzerlikler gösterir. Tamam, eyvallah. Zaten genlerin yapısında değişimlerdi, bunda işleyişinde değişimlerdi. Fen bilimi dersinde bu kavram arasında önemli farkları göstermek için bir öğrenci aşağıdaki slide gösterisini oluşturmuştur. Tamam. Aynı genotipe sahip ortancılardan asidik topraklarda yetişen ortancılar mavi, bazik topraklarda yetişenler pembe tonlarında olur. Zaten mavi, tamam, eyvallah. Spor yapan insanların kasları gelişir. Uzun süre spor yapılmadığı kas kasları zayıflar. Bu tamamen modifikasyon örnekleri. Tamamen dış koşulların bunun rengini değiştirmesi, bunun da kaslarını değiştirmesi. Buna göre posterde yer alan örneklerle ilgili hangilerine oluşabilir? Çevresel faktörlerin canlının genetik yapısına değişkenliğe neden olduğunu söylemiyor. Hayır, böyle bir şey yok. Çünkü mutasyon değil bunların ikisi de. Bunlar modifikasyon örneği. Genlerin işleyişi değişiyor. Aynı bitki sonuçta bunlar ama asidik toprakta bırıksanız aynı çuha çiğniği 15-25 derecede yetiştiren beyaz işte 25-35'te kırmızı oluyordu falan filan. Onun gibi bir örnek aslında bu. Çevresel faktörlerin etkisiyle canlıların dış görünüşüne değişiklikler meydana gelebilir. Evet, doğru. Bak, burada bir kırmızı, bir pembe, bir pembe, bir mavi oluşmuş. Canlıda genlerin içerisinde değişimi sonucu gerçekten bu durum kalıtsal değildir. Evet, doğru. Modifikasyonlar kalıtsal değildir diyoruz. O yüzden cevabımızın Denizli olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet, şimdi basınca geldik. Katı basıncı dediğimiz olaysa aslında şunu bilmemiz gerekiyor. Katı, sıvı, gaz basıncı şeklinde ilerleyeceğiz. Ama katı basıncı da ağırlık çok önemli. Ağırlık azsa katı basıncı azdır diyebiliriz. Ağırlık fazlaysa katı basıncı fazladır diyebiliriz. Bunu çok iyi bileceğiz. Mesela şunu unutmayalım. İkinci bir özellik de şu. Eğer yüzey alanı azsa basınç fazladır. Burada basınç fazla. Aynı şeyi bir de böyle yatırıyorum. Burada ise yüzey alanı fazla olduğundan dolayı burada ise basınç azdır diyorum. O yüzden katılarda basınç iki şeye bağlı. Neydi, bak dikkat, sınavda %100 karşımıza çıkacak bilgi aslında şu. Katı basıncının büyüklüğü uyguladıkları kuvvet ile doğru. Yani ağırlık ile doğru orantılı. Ağırlık arttıkça daha fazla diye çünkü gömülü zaten görüyoruz burada. Temas ettikleri yüzey alanı ile ters orantılıdır. Temas ettikleri yüzey alanı arttıkça basıncı azalıyor. Yani ters orantılı diyebiliriz. Mesela günlük yaşamda basıncı uygulamalarına baktığımız zaman tren çok ağır bir şeydir. O yüzden ne yapıyor? Yüzey alanını arttırmak için bir sürü teker ekliyor. Bu bir sürü teker sayesinde de yüzey alanı artınca basınç azalıyor ve yere gömülmüyor bu tren. Veya şuna bakalım, çivi mesela, çivinin girmesi için bu ucunu çok sivri yapıyorlar. Buradaki yüzey alanını azalttıkları için rahatlıkla basıncı arttırıp bu çivinin yüzeye saplanmasını sağlayabiliyorlar diyoruz. İşte burada da mesela buz pateni şeyindeki, burada dikkat ettiysek bu buz pateni kaymasın diye saplanması gerekiyor buza. Belli bir miktar içine girmesi gerekiyor. Daha doğrusu sağa sola gitmesin diye. O yüzden burayı ince bir bıçak gibi yapıyorlar. Basınca birazcık arttırıyorlar ki tek bir çizgide gidebilsin diye. Bu da önemli bir örnek. Günlük yaşamda katı basıncının örnekleri diyebiliriz. Evet, bir de şunu bilelim. Sıvı basıncında şu tarz kavram karşımıza çıkabilir. Şu cümle karşımıza çıkabilir. Tüm sıvılar bulundukları kabının her tarafına yoğunlukları ve yükseklikleriyle doğru orantılı basınç uygular. Biz bunu bilmemiz gerekiyor. Gerçekten de hem yoğunluğa hem yüksekliğe bağlıdır sıvı basıncı diyebiliriz. Mesela burada dikkat etsek derinlik az, basınç az. Derinlik fazla, basınç fazla diyebiliriz. Bunun basıncı bundan daha fazla değil. İkisi aynı cins ama. Ama yoğunluklara baktığımız zaman bunun yoğunluğu D yoğunlukta, bunun yoğunluğu 2D yoğunlukta farklı tür bir sıvı diyelim. Bunun yoğunluğu fazla olduğu için basıncı fazla, yoğunluğu olduğu için basıncı az. Ama aynı yüksekte olursa tabii karşılaştırabiliyoruz. Bunu unutmayalım. Günlük yaşamda basınç uygulamalarına baktığımız zaman günlük yaşamda hidrolik sistemler, olsa berber koltuğu, hidrolik lift denilen sistemlerde aslında günlük yaşamda basıncı görebiliyoruz. Bir de Pascal prensibi var ki Pascal prensibi de aslında çok önemli bir prensip. Burada da diyor ki sıvılar basıncı her tarafına
her tarafına aynı büyüklükte iletir diyebilmemiz gerekiyor. Bu Pascal prensibiyle çalışan işte su cendereleri var. Su cendereleri var. Gibi bazı aletler, hidrolik sistemler de Pascal prensibiyle çalışır. Hidrolik tüm sistemler aslında Pascal. Mesela hidrolik direksiyon, hidrolik fren, bunlar hepsi aslında arabalarda kullanılan Pascal prensibiyle çalışır. Sıvılar, mesela şırınga. Şırıngada da Pascal prensibi vardır. Sıvılar kendileri üzerine uygulayan basıncı aynı büyüklükte iletir. Her yöne iletir. Her yöne ve aynı büyüklükte iletir. Pascal prensibini de bilmemiz iyi olur. Bir de şunu unutmayalım. Gaz basıncına baktığımız zaman sınavda %100 karşımıza çıkacak bilgi aslında örnek sorularda da karşımıza çok çıktı. Açık hava basıncı, açık hava basıncı atmosfer tabakasındaki gazlardan kaynaklanır ve bu basınç içinde bulunan bütün cisimlere her yönde etkiler. Mesela şu anda etrafımda benim açık hava basıncı var. Ve bunu da bulan adam, Torricelli dediğimiz adam buradan sıvının basıncını bulup civanın 76 santimetre yükseldiğini görüyor burada. İşte bu 76 santimetre açık hava basıncının büyüklüğü söylüyor falan filan. Hatta 76 santimetre civa dediğimiz HG şeklinde gösteriliyor. Açık hava basıncı dediğimiz zımbırtı 1 ATM şeklinde de gösterebiliyor diğer birimiyle diyebiliriz. Günlük yaşamda gaz basıncı uygulamalarına baktığımız zaman mutfak tüpü mesela gaz basıncı için böyle sert bir demirle çerçevelenir. O da gaz çok basınç yaptığı için. Veya sıcak hava balonu, sıcak hava balonu dediğimiz şey de bu gaz basıncı sayesinde aslında oluşur diyebiliriz ve çalışır diyebiliriz. Bunların hepsi aslında günlük hayattaki gaz basıncıyla ilgili çalışan aletlere örnek verebilir. Oksijen tüpleri mesela gaz basıncıyla ilgili çalışan aletlere örnek verebilir ve benzeri bir vardır. Bir tane yeni soru yapalım. Katı maddeler ağırlıkların elinde bulundukları yüzeye basınç uygular. Tamam. Fen bilimi dersinde tabloda verilen malzemelerle hazırlanan düzeneklerde cisimlerin bulundukları zemine uyguladıkları basıncın cismin ağırlığına bağlı olup olmadığı araştırılacaktır. Tamam. Hemen bakalım. Bir kere demir blok 10 Newton demiş. Tahta takoz 5 Newton. Öğretmenin hazırladığı ilk düzenek şekilde gibidir. Tamam, buraya hazırlamış. Sonra deneyde kullanılan malzemeler 2 adet kum dolu cam kap. Bunları görüyoruz zaten. 1 adet demir blok. Bir tane demir blok koymuş. Ama iki adet kap vardı. Tam geliyoruz neyse. İki adet özdeş dinamometre. Zaten bunları görüyoruz. Tamam, süper. Sabit makara ve hareketli makara. Sabit makara ortası duvara bağlı. Hareketli makara ise ortası duvara bağlı değil. Bir adet tahta takoz. Bu da tahta takoz. Demir blok. Tamam, eyvallah. İlk başta adam sabit makarayla bu demir bloğu ölçmüş. Bu 10 Newton gösteriyorsa dinamometre, burası da 10 Newton'du. Çünkü sabit makarada kuvvet kazancı falan filan yoktu. Bunları bildiğimiz için hızlı bir şekilde tekrar ediyoruz. Hareketli makarada ise kuvvet kazancı vardı. Bu 5 Newton'sa aslında tahta koz yine 10 Newton'dur diyebiliriz. Çünkü kuvvet kazancı 2 kattı. Yani 5 Newton'la çektiğin şey aslında 10 Newton'dur diyebiliriz. Şimdi ikisi o zaman aynı ağırlıkta. Tahtalar aynı uzunlukta demiş. Tahtalar aynı uzunlukta. Tamam, eyvallah. Şimdi diyor ki adam bize, buna göre gösteri deneyinde hazırlanması gereken ikinci düzenek hangisidir? Bak, neyi araştırmak istiyordu? Basıncın, bak cisimlerin bulundukları zemine uyguladıkları basıncın cismin ağırlığına bağlı olup olmadığını araştıracak. Demek ki biz birinci şekilde bunu yaptıysak ikinci düzenek hangisi olmalı derken ağırlığı farklı olan bir şey göstermem gerekiyor. Burada mesela ikisinin de ağırlığı aynı, bu olmaz. Bu ikisinin de ağırlığı aynı. Bu olmaz. Zaten bu ikisini kullanamayız ki. Bu birinci ise ikinciyi bununla karşılaştırmam gerekiyor. O zaman ağırlığın artacağı bir şey lazım bana. Yüzey alanında aynı olsun ki değişmezse yüzey alanı sadece ağırlığın etkisini araştırabilirim. Çünkü cismin ağırlığına bağlı. Mesela bak şunu seçsem. Tamam, bunun ağırlığı daha fazla. İki katı. Doğru. 10-20 Newton. Süper. Güzel. Ama bak yüzey alanı daha fazla tahta takozun. O yüzden yüzey alanı değiştiği için ağırlık etkisini anlayamam. Ama şuraya bakalım. Aynı demir bloğun üstüne bir de tahta blok koyuyor. O zaman ne oluyor? Ağırlık burada 10 iken burada 20'ye çıkmış oluyor. Çünkü 10'a hesaplamıştık. 20'ye çıktığı zaman işte ağırlığın etkisini ne kadar gömüldüğünden anlayabilirim. O yüzden cevabımız ikinci düzenekte bu ve bunu kullandığım zaman bak burada ağırlık daha fazla, burada da ağırlık daha az olmak üzere anlayabiliyorum. Tonguç evladım benim. Bir tane daha yeni soru yapalım. Bu çok önemli bir konu. Basınç konusundan soru bekliyoruz çünkü. Tüm sıvılar içinde bulundukları kabın her tarafına yoğunlukları ve yüksekleriyle doğru orantı olarak basınç uygular. Tamam, eyvallah. Yoğunlukları birbirinden farklı sıvı sıvı karışımları ayırmak için ayırma hunisi kullanılır. Tamam. Karışımlarda yoğunluğu büyük olan altta, yoğunluğu küçük olan üstte bulunur. Tamam. Şekildeki ayırma hunisinde bulunan sıvılar ayrıştırılarak
özdeş kaplara konulmuştur. Ha, burada demek ki ayırma oranı istediğimiz şeyse şunu unutmayalım. Yoğunlukları farklı. Yoğunluğu büyük olan altta demiş. O zaman mavinin yoğunluğu daha fazla, sarının yoğunluğu daha fazladır. Daha azdır diyebiliriz. O zaman bu mavi daha fazla yoğunlukta, bu da daha az yoğunlukta. Ha, özdeş kaplara koymuş, sonra bunları ayırmış, bunlara koymuşuz. Buna göre kapmanın tabanındaki KL noktalarındaki uygulanan sıvı basınçla ilgili, yani buradaki basınç ve buradaki basınçla ilgili. Hangileri olur? Suyun bulunduğu kap 4H seviyesinde. Bir kere suyla zeytinyağı karıştığını söylemiş zaten burada. Su daha yoğundur. Bir kere onu anlayabiliyoruz. Zeytinyağından daha yoğundur. Su zeytinyağından daha yoğun olduğu için suyun bulunduğu kap 4H seviyesine kadar doldurursa K'daki sıvı basıncı 2 katına çıkar. Evet, doğru. Çünkü sen yüksekliği arttığın zaman, 2 katına çıkan zaman, yani şeyi arttırmıyorsun. Şurayı ben 4H'a çıkartıyorum. Bir buradan H daha, bir tane daha H daha. Normalde 2H'tı. Şimdi 4H'a doldu. O zaman sıvı yüksekliğini arttırdığın zaman gerçekten 2 katına çıkar diyebiliriz. Zeytinyağının miktarı 2 katına çıkarılırsa L'deki sıvı basıncı 2 katına çıkar. Şimdi zeytinyağının miktarını 2 katına çıkardığın zaman burada enteresan bir olay var. Üstü daha geniş olduğundan dolayı zeytinyağla aynı gramda zeytinyağı eklediğin zaman üstte artık o kadar yükselemeyecek. Çünkü daha geniş. Yani burada mesela 2H yükseldiyse burada artık bir tane H yükselecek. Aynı miktarda zeytinyağıyla. Sıvı basıncı ise bak dikkat et, yüksekliğe bağlı olduğu için, yükseklik iki katına çıkardığı zaman miktarı o kadar artamayacağı için, çünkü üst tarafı geniş olduğu için, bu yanlış bir ifade diyoruz. Ama bak burada demiş ki 4H seviyesinde 2H'ı 4H'a çıkarıyorum. Burada 4H'a çıkardı dediği için o zaman iki katına çıkar diyebiliriz. İlk durumda K noktasındaki sıvı basıncı L'den büyüktü demiş. İlk durumda gerçekten K noktasındaki sıvı basıncı L'den büyüktü. Çünkü bunun yoğunluğu daha fazla değil, bunun yoğunluğu daha azdı. Yoğunluğu fazla olan altta kalır demişti. O zaman suyun yoğunluğu zeytin yoğunluğundan fazla olduğu için gerçekten bu da doğru bir ifade ediyoruz. O yüzden cevabımızın Ceyhan olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz diyoruz. Evet, şimdi geldik. Şimdi geldik periyodik sistemlerdeki periyodik sistemdeki özelliklerine ve kimyasal değişimlere ve ısı ünitesine aslında. Şimdi burada şunu bilmemiz gerekiyor. Sınavda %100 karşımıza çıkacak mantık şu aslında. Periyodik sistemlerde elementler artan atom numaralarına göre dizildiler. Bak bunun atom numarası 1, bunun 2, bunun 3, bunun 4, bunun 5, bunun 6, bunun 7 falan şeklinde devam eder. Şimdi bilmemiz gereken şey, dikeylere biz sütun diyoruz. Sütunlara aslında biz grup adı veriyoruz. İşte 1A grubu, 2A grubu, B grupları, 3, 4A, 5A grubu. Burada toplamda 18 tane grup var. 18 tane. Bir de yatay satırlara ise sıra veya satır da diyebilirsin bunlara. Satırlara ise periyot diyoruz. O yüzden periyodik cetvel diyoruz zaten. 7 tane var aslında burada. Bir 7 katlı. 7 katlı bina gibi düşün. Ama bazı gruplar yukarılarda, 1A, 8A grubu bayağı yukarıya çıkmış. Diğerleri ise 2, 3, 4, 5A A grupları daha üstlerde. B grupları ise daha aşağılarda, bir mantık. Şimdi burada tabii ki bunların her bir maddenin farklı periyodik sistemlerde farklı bir mantığı var. Mesela maviler ametaller. Maviler ametaller. Mesela buradaki yeşillerin hepsi metaller. Metalleri şöyle yeşille gösterelim. Maviler ametaller olarak bilelim. Bir de Tongşer'in şurası soy gazlar dediğimiz yapı ise bir gri dediğimiz şu yapı diyebiliriz. Bir de şu turuncular varsa onlarsa yarı metaller. Onları burada yazmadık tabii. Turuncular yarı, bak bunu yanlış yazdım. Turuncular da yarı metal diye bilmemiz gerekiyor. Soy gazların içinde tabii ametallerin içinde soy gazlar da var, bunu unutmayalım. Soy gazlar apayrı bir yapı o yüzden. Metallere baktığımız zaman parlak olacak, ametaller mat olacak. Yani tam tersi. Yarı metallerse arada bir bazı işte mat oluyor mesela yarı metaller genellikle, ama fiziksel ısı ve elektrik iletkenliğinde dikkat edersek metaller iletiyor, ametaller iletmiyor. Ama yarı metallerse arada, metallerden kötü ametallerden iyi. Yani arada bir yerde iletiyor. Mesela tel ve lev haline gelebiliyorken metaller demir tel, işte bakır tel olabiliyor. Ama ametallere baktığım zaman tel ve lev olamıyor. Karbon teli olabilir mi? Oksijen teli olamaz böyle bir şey.
Yarı metallere baktığımız zaman bunlar gelebiliyor. İkisi arasında bir özellik. Bazılarında metallere benziyor. Mesela ter ve levhada metallere benziyor yarı metaller. Ama yüzeyinin parlaklığına baktığınız zaman mat olduğundan dolayı ya metallere benziyor gibi özellikleri var. Oda sıcaklığındaki fiziksel halleri genellikle metaller civa hariç sadece hep katı oluyor. Ama şuna baktığımız zaman ametallere baktığımız zaman katı sıvı kız 3 hal olabiliyor. Yarı metaller ise genellikle katı oluyor diyebiliriz. Bu genel özellikleri hatırlamış olduk. Soy gazlara baktığımız zaman soy gaz dediğimiz yer ise hani diğer bir adı ise asal gazdır. Bunlar gerçekten de tamamen kararlı olan, hiç kimseye bulaşmayan, bileşik asla yapmayan, tek atomlu şekilde dünyada bulunan ve hep gaz halinde olan, hepsi gazdır, unutmayalım. Hepsi gaz molekülü şeklinde bulunur ve işte Hergene Necmi arsız karısını kesip rendere diye böyle kısa bir kısaltma var. Çok kötü bir kısaltma biliyorum ama bizim en azından Hergene Necmi arsız diye bilsek, Hergene Necmi arsızdır diye 3 tanesini bilsek, helyum, neon, argon, bunlar çok önemli soy gazları diyebiliriz. Peki periyodik cetvelin bu özellikleri, metallerin ametallerin bu özelliklerinden sonra bir de sınavda %100 karşımıza çıkacak özelliklerden bir tanesi de kimyasal değişim ve fiziksel değişim. Yani bundan soru gelirse şu tanımları verecek bize. Kimyasal değişim maddenin yapısını değiştirerek yeni maddeler oluşması. Tamam. Fiziksel değişim maddenin yalnızca görünüşüne meydana gelmesi. Mesela kalemin kırılması fiziksel değişim. Kömürün yanması kimyasal değişim. Çünkü bu yanma olayında oksijenle birleşerek bir reaksiyon oluyor aslında. Demirin paslanması kimyasal değişim. Çünkü demir oksijenle birleşerek aslında bir demir oksit denilen mesela demir artı oksijen F2O3 dediğimiz pas denilen bir madde oluşuyor. Yepyeni bir madde ortaya çıktı. Ekmeğin küflenmesi kimyasal değişim. Ekmek bakterilerle geri dönüşsüz bir hale geliyor ve kimyasal değişim olarak da aslında buluyor. Yoğurdun mayalanması, ekşimesi mesela kimyasal değişim. Ama mesela camın kırılması, işte mumun erimesi fiziksel değişimken mumun yanması kimyasal değişimi diyeceğiz. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Hal değişimleri mesela buzun erimesi fiziksel değişim. Suyun mesela naftalinin süblimleşmesi fiziksel değişim. Hal değişimin hepsi fiziksel değişimi diyoruz. Geldik bir de kimyasal tepkimelerle ilgili sınavda karşımıza çıkacak şeylere. Kimyasal tepkimede girenlerin kütlesi ürünlerin kütlesine eşittir. Bak mesela bir kimyasal tepkimede mesela hani demin söylemiş ya hidrojen artı oksijen hop su H2O. İşte bu iki tane H2 iki tane su oluşturuyor. Şimdi burada dikkat etsek şunlara biz girenler diyoruz. Reaksiyon oku diyoruz buna. Sol tarafındakilere girenler, sağ tarafındaki ürünler diyoruz veya çıkanlar diyoruz. Şimdi girenlerin toplam kütlesi yani bu ikisinin toplam kütlesi buna eşittir diyebiliriz. Mesela bu 4 gramsa bu mesela 32 gramsa bunun toplam 36 gram olduğunu söyleyebiliriz. Bu ikisinin toplamı buna eşit olmak zorunda diyoruz. Kimyasal tepkimeler bir ya da birçok maddenin etkileşime girerek yeni bir element veya bileşik kurma dönüştürmesi işlemidir. Gerçekten de birden çok H'lar birleşiyor, oksijene birleşiyor. Atom cinsleri değişmiyor bak. Atom cinsleri aynı. Atom cinsi korunuyor. Hatta 4 tane H var, 4 tane H var. 2 tane O var, 2 tane O var. Süper. Atom cinsi ve sayısı korunuyor. Ama yepyeni bir element oluşuyor. Bu patlayıcı bir element normalde. Bu yanıcı bir element. Bu ise söndürücü element su olduğu için. Yani yepyeni bir bileşik veya element grubu oluşuyor diyoruz. Ve özellikleri tamamen birbirinden farklı oluyor kimyasal değişimlerde. Peki geldik. Asitler, bazlar sınavda en çok çıkacak, kesin çıkacak noktalardan bir tanesi. O yüzden sınavda %100 karşımıza çıkacak mantık ise şu aslında. Çözeltilerde pH değeri değiştikçe renk değişimine neden olan maddelere biz indikatör veya ayıraç diyoruz. Burada mutlaka sınavda karşımıza asit baz sorusu gelirse MEB'in örnek sorularına baktığımız kadarıyla ve geçen seneki LGS sorularına baktığımız kadarıyla böyle bir ifade gelmesi bekleniyor. O yüzden sınavda %100 karşımıza çıkacak diye bir ifade kullandık. Şimdi asitlerin özellikleri ve bazların özellikleri bilmemiz gerekiyor. Asitler bir kere ekşidir. Bazlar acıdır. Bu en önemli, en temel özelliklerinden bir tanesi. Asitler bir kere tahriş eder. Bazılar daha az tahriş edicidir. Mesela et metal mermeri tahriş eder.
asitler, bazılarsa tahrik etmez diyebiliriz. Şimdi asitlere baktığımız zaman asitler H artı iyonu verir. O yüzden hasit diyoruz biz bunlara. Bunlara ise bazok diyoruz. OH eksi iyonu verir. H artı iyonu asitin en temel özelliklerinden bir tanesidir. pH değerine baktığımız zaman asitler 0-7 arasındayken bazılarsa 7-14 arasında olur diyebiliriz. Mesela ayraç dediğimiz şey, indikatör dediğimiz şey çok iyi, hani en azından mantığını anlayalım. Mesela turnusol kağıdı çok önemli. Asitler anne morartır, anne kızartır, baba morartır denilen bir özellik var ya. Asitler turnusol kağıdını kırmızıya çevirirken bazılarsa maviye çeviriyor. Mesela kırmızı lahana çözeltisinde asitler kırmızıya çeviriyorken bazılarsa yeşile çeviriyor. Metil oranja etkisine baktığımız zaman asitler kırmızıya çevirirken bazılar sarıya çeviriyor diyebiliriz. Peki bramtimol mavisine etkisine baktığımız zaman asitler sarı yaparken bazılar mavi yapıyor. Genellikle bazılarda bir maviye, morartmaya yönelik, mavi veya yeşile yönelik bir çevirme var. Dikkat ettiysek asitler genellikle hep kırmızıya çeviriyor. Diyoruz sadece burada bramtimolde işte sarıya çevirebiliyor diyebiliyoruz. Şimdi burada sadece bir çakışı o kadar. Ama biz genel olarak ezberlememiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi budur. Turnusol kağıdı çok sorulur. Bir de kırmızı lahana ve metil oranja sorulabilir. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Bunlara indikatör veya ayraç. Yani bir madde asit bir baz mı? Bunu anlamaya çalıştığımız madde diyoruz. Geldik mesela sınavda bir de pH metre sorulabilir. Çünkü çok sordular. Gerçekten de örnek sorularda ve geçen seneki sınavlarda çok sorular. O yüzden bunun üzerine geldik. 7 pH bizim için aslında bir şeydir. Nedir? Milattır. Bu saf su. Yani nötr kısmıdır. Bir pH metre çizdiğimiz zaman 7 ile 0 arasındaki asit ise 7 ile 14 arasındakine biz baz diyoruz. Tam 7 ise nötr diyoruz. Ne asit ne bazdır. Saf su mesela ne asit bazdır. Tuzlar mesela ne asit ne bazdır. Ama aşağı doğru indikçe turşu suyu, gazoz, domates, kola, bak pH'leri verilmiş burada. O yüzden bunlar hep 0 ile 7 arasında olduğu için bunlar kuvvetli asit. Mesela 1,2 çok kuvvetli bir asit. Ama mesela 6,8 çok kuvvetsiz bir asit diyebiliriz. O yüzden asitlerde sıfıra yaklaştık kuvvetlik artar. Bazılarda ise 14'e yaklaştık. Mesela sodyum hidroksit çok kuvvetli bir baz. Kabartma su 8,3. Bunlar zayıf bir baz diyebiliriz. Bunlar da bazik özellik. Genellikle dikkat edersek hep temizlik malzemeleri bir bazik özellik gösteriyor. Bunları bilmemiz gerekiyor. Özellikle sebze meyve de genellikle asitlik özellik gösteriyor. Domates, limon, üzüm, işte çilek, bunların hepsinde asit vardır diyebiliriz. İşte gazoz, kola, bunların içinde asit var. Karbonik asit dediğim şey. Turşu suyunda da asit var falan filan. Bunları da genel olarak bilelim. Şunu da bilelim. Asitler metal ve mermeri, bazıları ise cam ve porseleni aşındırır. Bu da sınavda %100 karşımıza çıkabilecek, eğer bundan soru gelirse, bir kısımdır diyebiliriz. Bir de öz ısı dediğimiz kısım var. Öz ısı dediğimiz şey ise aslında saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 derece arttırabilmek için gerekli olan enerjiye, enerji saf maddeler için ayırt edici özellik olan bir ısı birimi. Aslında ısı birimidir diyebiliriz. Isıdır diyebiliriz. Öz ısı dediğimiz şey her madde için farklıdır. Bir kere ayırt edici özellik olması oradan geliyor. Her madde için farklı. Mesela suyun öz ısısı farklıdır, alkolün öz ısısı farklıdır, zeytinyağının öz ısısı farklıdır. Öz ısının birimi jül bölü gram derecedir. Ve şunu unutmayın, öz ısı yüksek olan maddeler zor ısınırken öz ısı düşük olan maddeler hemen ısınıyor. O yüzden mesela tavada dikkat ettiysek öz ısı yüksek olduğu için plastiği kullanıyorlar burada. Elimizde tuttuğumuz için yanmayalım diye. Çünkü hemen ısınıyor. Buraya ama ısınmadığı için çok rahatlıkla elimizde tutabiliyoruz. Ama alt taraf ısındığı için de düşük olduğu için hemen ısınıyor. Buradaki eti de hemen pişirmeye yoruyor diyoruz. Şunu unutmayalım. Mesela su, öz ısını verdik. Alkol, bir de zeytinyağı diyelim. Üçü de aynı sıcaklıkta. Tamam eyvallah. Üçü de aynı gramda. Tamam eyvallah. Bunları aynı özdeş ısıtıcılarla, bak özdeş ısıtıcılarla eşit sürede ısıtmak şu demek aslında. Aynı ısıyı vermek demek. Bu çok önemli bir özellik. Sınavda da şu %100 çıkacak karşımıza. %100 çıkacak bir ifadedir. Aynı ısıyı vermek demek aslında. Ben bunların hepsine aynı ısıyı verdiğim zaman. Aldıkları ısılar zaten su eşittir, alkol eşittir, zeytinyağı oluyor. Tamam eyvallah. Son sıcaklıkları ise bunun öz ısısı çok yüksek olduğu için, bunun öz ısısı düşük olduğu için bu kolay ısınır. Bunun sıcaklığı çok yüksek olur. Mesela bu T derece 5T olurken bu T derece
daha az 4T olur. Bu T derece ise 3T olur. Çünkü sıcaklık artışı burada çok kolay ısınınca hemen bir anda 5T'ye çıkar. Ama bu daha az artacağı için, çünkü ölçüsü yüksek olduğu için zor ısınır. O yüzden suyun son sıcaklığı daha azdır diyebiliriz evladım. Geldik maddelere. Maddedeki moleküllerin toplam hareket enerjisi maddenin kütlesine bağlıdır. Bunu bilmemiz gerekiyor. O da şu. Toplam hareket enerjisi genellikle ısıyı ifade eden bir tabir aslında. Mesela bu sıcaklıkları aynı diyelim. Ama hangisinin toplam hareket enerjisi daha fazla dersek, enerjisi daha fazla dersek, tabii ki kütlesi büyük olan enerjisi daha fazladır. Aynı kütledeki özdeş maddenin sıcaklığı fazla olan enerjisi daha fazla oluyor. Mesela bunun enerjisi daha fazladır. Çünkü ısı enerjisi daha fazla. Çünkü sıcaklığı daha fazla. Aynı gramda, tamam, ikisi aynı su. İkisi aynı cins olması gerekiyor, onu unutmayalım ama. Aynı cins, aynı kütledeki özdeş madde. Özdeş madde ile aynı cins madde aynı şey demek, bunu unutmayalım. Bunu bilerekten böyle iki tane farklı şey verdik ki ikisine de alışalım diye. Özdeş ile aynı kelimedir. Yani özdeş eşittir, aynıdır diyebiliriz. Peki geldik. Isı enerjilerine baktığımız zaman hangisinin ısı enerjisi daha fazladır? İki büyüktür, bir dedik. Şimdi ben bunları ısıtmaya çalıştığım zaman hangisini zor ısıtırım? Bunu zor ısıtırım. Bunun sıcaklığını 2T'ye çıkarmak için mesela bunu 2 tane 3 tane ısıtıcıyla ısıtırım. Daha fazla ısı vermem gerekiyor. Buna ise 2T'ye çıkarmak için daha az ısı vermem. Çünkü daha kolay ısınır. Mesela bir bardak suyu ısıtmak daha kolaydır. Bir sürahi suyu da ısıtmak daha kolaydır. Tabii ki bunu ısıtmak daha kolaydır. Buna baktığımız zaman T2T derece ya. Eğer bunları aynı sıcaklığa getirip mesela bunu da 3T yapmak istiyorum, bunu da 3T yapmak istiyorum. Burada sıcaklığı daha fazla arttırmam gerekiyor ya. Burada sıcaklığı daha fazla arttırmam gerekiyorsa ya bunu daha uzun süre ısıtmalıyım ya da daha fazla ısı vermeliyim ya da daha fazla ısıtıcı sayısıyla ısıtmalıyım ki aynı sıcaklığa gelsinler diye bilmemiz gerekiyor. Enerjisi bunun daha fazla falan, bir de bu da ayrı bilmemiz gereken bir şey. Bir de geldik aynı sıcaklığı ve eşitlikleri maddelerden. Öz ısısı büyük olan daha fazla buz eritir. Bu da MEB örnek sorununa çok çıkan bir ifade gerçekten de. Şöyle bilelim. Mesela T derece. Tamam, eyvallah. Şimdi suyun öz ısısı daha fazla. Alkol en az da, öz ısısı zeytinyağı. İşte ben bunların üçüne de eşit miktarda işte buz attım. Şöyle buz attım. Şimdi bunlara 3 tane buz attım. Hepsine 3'er tane buz attım diyelim. Şimdi en fazla buz eritebilen madde budur. Bunların hepsi erir. Bunda ise bu ikisi erir. Bunda ise bu tane erir. Çünkü bunun ısısı düşük olduğu için bunun çok fazla enerjisi yoktur. Bunun daha az enerjisi vardır. Çünkü öz ısı ısıyı tutma kapasitesi demektir aslında. Dolayısıyla bu ısı da bu çok fazla aynı sıcaklıkta olmasına rağmen, mesela bu ikisi de 30 derece diye. Üçü de 30 derece diyelim. 30 derece olmasına rağmen en fazla ısıya sahip olan sudur diyebiliriz. Mesela buna 1, buna 2, buna 3 desek, ısı miktarlarına baktığımız zaman 1 büyüktür, 2 büyüktür, 3 diyebiliriz. İşte bundan dolayı ısı miktarları fazla olduğundan dolayı bunda ise diyoruz ki bu daha fazla buz eritir diyebilmemiz gerekiyor. Peki geldik sınavda %100 karşıma çıkacak bir şeyde bağımlı, bağımsız, değişken ve sabit tutulan değişkenin ne olduğu. Sorularda karşımıza geliyor. MEB örnek sorularına çok geldi. Geçen seneki sınavımızda da bununla benzer sorular vardı. Bağımsız değişken deney sırasında bizim değiştirdiğimiz değişken. Bağımlı değişken de bağımsız değişkenlere bağlı olarak değişen değişken. Aslında ben bunları şöyle ezberliyorum. Sonuçta aradığımız şey genellikle bağımlı değişken. Bizim değiştirdiğimiz şeyse, hani farklı olan şey ise, iki deney arasında, deneyde farklılaştırdığımız, değiştirdiğimiz şey ise bağımsız değişken oluyor. Sabit tutulan değişken ise aynı kalanlar diye ezberlesek, yani kontrolümüzde değişmeyen değişken, hatta buna sabit tutulan yine kontrol değişkeni de denilebiliyor. Kontrol edilen değişken de denilebiliyor. Mesela bakalım. Kaplara bakıyoruz. 20 gram su, 20 gram su, 20 gram su. Tamam, eyvallah. 20 gram su, 20 gram su, 20 gram su. Bunların dikkat ettiysek içinde de, üçünde de aynı su var. İlk sıcaklıkları aynı. Tamam, eyvallah. Son sıcaklıkları 6T, 11T, 16T. Tamam. Isıtılma süresi 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika. Şimdi burada bu deneyi yaptığımız zaman bak, bunu 5 dakika ısıtıyoruz, 6T'ye çıkıyor. Bunu 10 dakika ısıtıyoruz, 11T'ye çıkıyor. Bunu 15 dakika ısıtıyoruz, 16T'ye çıkıyor. Burada dikkat etsen sabit tutulan kontrollü değişken, kontrol edilen değişken, bir kere şunu unutmayacağız. Hemen hepsini de aynı ısıtıcıyla ısıtıyoruz mesela. Aynı ısıtıcıyla ısıtıyoruz.
aynı ısıtıcı da ısıtıyoruz. Aynı ısıtıcı ısıtıyoruz. Şimdi kontrol eden değişken. Bir kere ısıtıcı sayısı hepsinde bir tane olsun. Bunu son çizim. Şimdi çizdim ama böyle olmasını tahmin ederim. Isıtıcılar aynı. Isıtıcı sayısı aynı. Birer tane. Kaplar aynı. Sıvıların cinsi aynı. Su üçüde. Sıvıların miktarı aynı. 20 gram 20 gram. İlk sıcaklar aynı. TTT. Peki benim ölçtüğüm şey ne? Bak dikkat et. Buradaki artış. Buradaki artış. Buradaki artış. Buradaki artış 5T. Buradaki artış 10T. Buradaki artış 15T. İşte sıcaklık artışı benim ölçtüğüm şey bağımlı değişken. Ölçülen yani sonuç. Hatta ölçülen de yazalım buraya da. Sonuç deyince hemen aklımıza ölçülen diye gelsin. Bağımsız değişken de sıvılara verilen ısı miktarı. Buna 15 dakika verdiğim için daha az. Buna 15 dakika daha fazla verdim. Dolayısıyla ısı miktarı da bağımsız değişkenimiz oluyor durumumuzda. Evet şimdi de geldik sınavda %100 karşılayacak kısma. Şimdi sınavda %100 karşılayacak eğer bundan bir soru gelirse hal değişimi için gereken ısı miktarı maddenin cinsine ve kütlesine bağlıdır bunu bilmemiz gerekiyor. Mesela burada birinci beher, ikinci beherde bir 50 ve 100 mililitre su koymuşuz. Bunun buharlaşma süresi bu 50 mililitre için 10 dakika bunun içinde 20 dakika olacak. Neden? Çünkü madde miktarına bağlı. Burada ise etil alkol ve su koyduk. Farklı cinsli sıvılar koyduk ama aynı miktarda koyduk bu sefer. Bu sefer de maddenin cinsine bağlı olacak buharlaşması. Kanepe başlıktan sonra tamamen buharlaşma kadar geçen süre suyun öz ısısı daha fazla olduğu için tabii ki suya daha fazla ısı vermemiz gerekiyor. O yüzden daha uzun süre ısıtmamız gerekiyor. Aynı özdeş ısıtıcılarla tabii bunu da yazmamız gerekiyor diyoruz. Peki geldik. Saf maddeler hal değiştirirken aldıkları ısı madde tanecikleri arasında bağ koparmaya harcanır. Dolayısıyla hal değiştirmeye harcanır. Bu da MEB'in örnek sorularında sıklıkla karşılaştığımız bir tabir. Bu da sınavda karşımıza gelebilir. Aslında hal değişimi sırasında sıcaklık sabit kalır. Bak mesela -10 derecedeki bir buzu ben ısıttım 0 derecede böyle bir sabit kaldı. Bu arada ne oluyor aslında? Buz erimeye başladı. Sonra 100 dereceye geldi 100 derecede bir sabit kaldı. İşte burada ne olmaya başladı? Buharlaşmaya başladı. Bu ısınma grafiği, suyun ısınma grafiği. Aslında buzun ısınma grafiği diyebiliriz. Çünkü buz -10 dereceden başlıyor. İlk başta sıcaklığı artıyor. Sonra katı haldeyken burada katı sıvı karışımı haline geliyor. Sonra sıvı haline geliyor. Sonra sıvı gaz karışımı haline geliyor bu aralıkta. Yani buharlaşma sırasında, kaynama sırasında. Sonra da gaz haline geliyor. Bu aralıkta heterojen bir yapı, buralıkta da homojen bir yapı vardır. Ekstradan bu bilgiyi bilsek iyi olur. Suyun soğuma grafiği tam tersi. Soğuyor 100 derecede artık yoğuşmaya başlıyor. O sırada hal değişimi olduğu için sıcaklık sabit kalıyor. İşte bu sıcaklığı böyle kesen yer 100 derece aslında yoğuşma noktası, yoğunlaşma noktası veya buradan tersten bakınca kaynama noktası. Çünkü kaynama noktası da yoğunlaşma noktası aynı aslında su için. Aynı şekilde soğutmaya devam ettiğim zaman da bir donma olayı gerçekleşiyor. Burada da bir sabit kalma noktası var. Bu da 0 derecede. Donma ile erime de aynı noktada olacak. Onu unutmayalım. Burada da bir heterojen bir yapı var. Bunlarsa homojen yapılardı diyebiliriz. Peki geldik hal değişimlerinde katı, sıvı, gaz vardı. Katıdan sıvıya geçişe erime, sıvıdan gaza geçişe buharlaşma diyorduk. Gazdan sıvıya geçişe yoğuşma, sıvıdan katıya geçişe donma diyorduk. Bir de süblimleşme denilen bir olay var ki o da katıdan gaza geçiyor veya kıraatlaşma denilen bir olay var ki gazdan katıya geçiyor bir anda. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Katı haldeki madde ısı alarak, çevresinden ısı alarak sıvı hale geçiyor. Çevresinin ısısını aldığı için kendisi ısınıyor ama çevresi soğuyor unutmayalım. O yüzden kar yağarken ortam birazcık ısınır böyle. İşte katı halde maddenin erimesinden sıvı haldeki maddenin ısı vererek katı hale geçmesi. Mesela şöyle düşün. Kar yağarken havadaki su buharı veya işte bulutlardaki su aslında ne oluyor? Kar şeklinde donarak aşağı iniyor. Donarken madde ısı veriyor aslında. Madde ısı verdiği zaman ısı kaybediyor. Kendisi kaybediyor. Ama etrafı ısı almış oluyor. Etrafı ısı alınca kar yağarken genellikle ortam ısınması oradan karşımıza gelir işte. Gaz haldeki maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesi de burada da genellikle bu yönde giderken ısı verme olayı var. Bu yönde giderken maddenin ısı alması olayı var. Tabii madde ısı alırken de çevre tam tersini yapıyor. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Geldik birçok endüstri kolayla ilişkili hayatımızı kolaylaştıran her türlü ürünün üretim ve gelişime katkı sağlayan sektöre biz kimya endüstrisi diyoruz. Kimya endüstrisinin çalışma alanları petrokimya, petrolle ve türevleriyle uğraşan kimya bilim dalı, elyaf ve tekstil sektörü,
Özellikle kıyafetlerle uğraşıyor. İlaç sektörü, aynı zamanda boya ve kozmetik sektörü diyebiliriz. Şeker ve nişasta yapımında, çimento alçı yapımında, özel kimyasalların üretiminde, cam seramik üretiminde de aslında kimya endüstrisi ciddi manada çalışıyor. Bunların hepsine katkıda bulunuyor diyoruz. Otomotiv endüstrisinde boyaların oluşması, işte ne bileyim arabaların yapısı, camların bile yapısında aslında kimya var. Sabun ve deterjan endüstrisinde, endüstriyel gazın üretiminde kimya endüstrisi çok aktif. TÜBİTAK mesela kimya endüstrisi için önemli bir vakıf, daha doğrusu kurum aslında. Bu kurumda kimyaya çok büyük katkıda bulunuyor. Aynı şekilde kimya öğretmenleri, işte kimya mühendisleri, kimya ile uğraşan bilim dalları, ondan sonra işte kimya ile uğraşan daha birçok bilim dalı var diyebiliriz. Evet, şimdi o zaman bir yeni soru çözelim sizinle. Asitler ve bazlar maddelerin rengini değiştirebilir. Tamam. Gaz çıkışına neden olabilir. Tamam. Fen bilimi dersinde düzenlenen etkinlikte asitlerin ve bazların maddeler üzerinde nasıl etkili olduğunu gözlemleniyor. K elementinden yapılmış maddenin, madeni para, sirkeli suyun içine atıldığında paranın rengi değişirken, karbonatlı suyun içine atıldığında renginde bir değişim olmuyor. K elementinin periyodik cetveldeki yeri şekilde verilmiştir demiş. Yani K elementi burada bir yerde. Şimdi bu ne demiştik? 1A, burası 2A, bunlar B grubu değil mi? 3A, 4A, 5A, 6A, 7A... ve 8 adet. Bak 3 A'da olduğu için bu adam bir kere bariz hani şeydir diyebiliriz. Metaldir diyebiliriz. 3 A'nın hemen bu ilk satırın altındaki satırda. Dolayısıyla bu metaldir diyebiliriz. Metal element olduğuna göre zaten madeni para zaten metalden yapılıyor. Tamam, yola. Sirkeli su metaller üzerine etkilidir. Evet, doğru. Rengini değiştirmiş. Gerçekten de bunu anlayabiliyoruz. Karbonatlı su mavi tünsür kağıdını etkilemez. Karbonatlı su demek ki asitlik masitlik bir şey değil. Çünkü metalleri etkileyen şey asitti, unutmayacağız. Karbonatlı su mavi tünsür kağıdını etkilemez. Bu yanlış bir ifade mi? Dur bakayım. Karbonatlı su. Ha evet, doğru bir ifade. Çünkü sirke için asit olduğu için madeni parayı etkiledi. Asit metali etkiliyor. Tamam, eyvallah. Karbonatlı su ise metali etkilemiyor. Demek ki asitli bir şey değil bu. O yüzden mavi tünsür kağıdını etkilemiyor gerçekten. Doğru. Asit olsaydı çünkü sirke gibi kırmızıya çevirdi diyebilmemiz gerekiyor. Sirkeli suyun pH değeri 0.7 arasında. Evet, doğru. Asit olduğu için zaten etkilemiş ve rengini değiştirmiş diyebiliriz. O yüzden cevabımızın deniz olduğunu söyleyebiliriz. Geldik maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni madde oluşturma sürecinde kimyasal tepkime denir demiş. Tamam, eyvallah. Aşağıda kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal tepkimeye ait molekül modeli gösterilmiştir. M maddesinin özellikleri renksiz, keskin kokulu bir gaz M, kükürt içeren yakıtların yanması sonucunda oluşabilir. Tamam. Kimyasal tepkimede yer alan maddelerden M ile ilgili bazı fiziksel ve kimyasal özellikler tabloda verilmiştir. Tamam. Buna göre KLM maddeleriyle ilgili aşağıdaki hangisi önemli demiş. M maddesinin kütlesi K ve L maddelerinin toplamı kütlesinden fazla demiş. Bir kere bu yanlış bir ifade çünkü... biz biliyoruz ki kimyasal tepkimede girenler burası ürünlerle aynı ağırlıkta olmak zorunda. Aynı kütlede olmak zorunda. K ve L maddeleri kimyasal değişime uğramıştır. Evet, doğru. Zaten kimyasal reaksiyon kimyasal değişim demek aslında diyoruz. Bu cevabımız doğru cevabımız bulduk bile ama yine de bakalım. L maddesi M maddesinin özelliklerini taşır. L maddesi M maddesi tamamen farklı maddeler çünkü farklı bir kimyasal reaksiyon olmuş. Kimyasal reaksiyonun da sonucunda farklı tür maddeler oluşur. Bu yanlış bir ifade. Tepkimeye girenler ve çıkanlar tarafındaki atom sayıları farklı demiş. Girenler 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Bu yanlış bir ifade. Girenler ve çıkanlar da atom sayısı ve cinsi her zaman aynı olmak zorunda. Bir kimyasal tepkimedeki temel dinamiklerden ikincisi diyebiliriz kütleden sonra. Geldik. Deney sırasında bizim yetişim falan filan. Şimdi ne demiştik? Bunlar %100 çıkabilecek kalıplar demiştik. Abi zaten soruda çıkmış. Deney sırasında bizim değiştirdiğimiz değişkenlere bağımsız değişken, tamam. Deney sırasında bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkenlere ise bağımlı değişken, tamam. Deney sırasında kontrolümüze kalan değişkenlere kontrol değişken, tamam. Şimdi bir kere bak hemen şurada bağımsız değişkende şunu bilmemiz çok iyi olur. Bizim değiştirdiğimiz yani İki deneyde farklı olan şey diye ezberlesek, bağımlı değişkeni iki deneyde ölçülen şey olarak bilebilsek, kontrol değişkeni de aynı olan şey diyebilsek, üç tane kelimeyi aklımıza tutsak yeterli diyebiliriz. Geldik, eşit kütleli su ve alkol özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. Tamam. İlk ve son sıcakları tabloya aşağıdaki gibi kaydediliyor. Bak ilk sıcak 20 sonra 50 olmuş. İlk sıcak 20 sonra 70 olmuş. Abi bu sıcaklığı bayağı artmış. Maşallah alkol hemen artmış.
Bu nedeki bağımlı ve bağımsız değişken aşağıdaki hangisi doğru vermiştir demiş. Şimdi bir kere ben ilk kontrollü değişkene baktığım zaman ilk sıcaklıkları kontrollü değişken. Eşit kütle kontrollü değişken. Kütlelerin eşit olması kontrollü değişken. Özde eşit sıcaklıklar kontrollü değişken. Eşit süre kontrollü değişken. Tamam eyvallah, her şey tamam. Ama bizim farklı olan şey ne burada aslında? Su ve alkol. Yani maddenin cinsidir aslında farklı olan şey. Maddenin cinsi neye etkiler? Öz ısının farklı olmasını etkiler diyebiliriz. Bağımsız değişkene bakıyoruz. Farklı olan şey öz ısı, sıvı cinsi. Zaten bunlar farklı olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bunlar ikisi de maddenin cinsinin farklı olmasından kaynaklanır diyebiliriz. İlk sıcaklık değil bağımsız değişken. Farklı olan değil. İlk sıcaklık aynı. Sıvının miktarı da aynı eşitliğe demiş. Bunlar zaten patladı diyebiliriz. Sonrasında da sıcaklık artışı ve öz ısı. Şimdi hangisini ölçmüşüz biz? Bak dikkat et, burada 30 derece, burada 50 derece atmış. Sıcaklık artışını ölçmüşüz. Bizim ölçtüğümüz, yaptığımız ölçüm bu. Öz ısıyı değil. Öz ısı zaten farklı olduğunu zaten biliyoruz biz buradan. Cevabımız Adana seçeneği olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz diyoruz. Geldik, saf bir maddenin 1 gramın sıcaklığını 1 derece artırmak için gerekli olan enerjiye öz ısı denir. Bir öğrenci farklı maddeler neden farklı ısınır adlı etkinlikte aynı sıcaklık KLM sıvılarının özdeş beherlere koyuyor demiş. Özdeş sıcaklarla beherleri 15 dakika boyunca ısıtıyor demiş. Ve sıvılardaki sıcak değişimi görmüş. Zaten buradan görmüş. Bak, K bir anda artmış. L daha az. M de daha az artmış. O zaman hemen şöyle söyleyebilir miyiz? K'nın öz ısısı azdır diyebiliriz. Ama M'nin ise öz ısısı fazla olduğu için, yani büyük olduğu için zor ısınmış diyebiliriz. 20'den sadece 30'a çıkmış. Buna göre sıvılarla ilgili hangi ölçü yapıyor? Kütleleri eşitse öz ısısı en büyük olan M sıvısı. Doğru. Bravo diyorum. M sıvısı diğer sıvılara göre daha çok ısı almıştır demiş. Bir kere aynı sıcaklık KLM sıvılarını özdeş beherlere koyuyorsun. Aynı beher ya. 15 dakika önce ısıtıyor. 15 dakika boyunca ısıtıyorsun. Bir kere M sıvısı diğer sıvılara göre daha çok ısı almıştır. Değil de daha, çünkü özdeş sıvılara, özdeş ısıcılarla ısıtıyorsun falan filan, aynı ısı almıştır diyebiliriz. Ama daha az ısınmasının sebebi öz ısının fazla olması. Bu yanlış bir ifade. İkisi de, üçü de aynı ısı almış diyebiliriz. Son sıcaklığının 60 derece olması için K sıvısı diğerlerinden daha kısa ısınmalı. Evet, gerçekten zaten 50'ye kadar gelmiş 15 dakikada. 60 derece olmuş, birazcık daha ısıtsa yeter. Ama bu adam için daha uzun bir süre gerekiyor. O yüzden bu da doğru bir ifade aslında. Cevabımızın Bursa seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Bir kere hemen kameramız sarsıldı bir anda. Bir kere son tekrar programımıza uygun bir şekilde, son tekrar kitabımıza paralel bir yayın yapmış olduk sizinle beraber. Buradaki sorular daha kapsamlı, daha güzel deney soruları var. Buradaki anahtar kelimeler olmak üzere, ondan sonra konu akış şemaları olmak üzere, buradaki sınav sorusu modelindeki sorular olmak üzere gerçekten sınava en iyi şekilde hazırlanmamızı sağlayacak. Buradaki kalıplarla benzer bir anlatım yaptık. Dolayısıyla bizim bilmemiz gereken şey aslında buradaki programı uygularken, hatta şöyle diyelim, şunu da getireyim. Hızlı son tekrar programını uygularken, istersen hızlı son tekrar, istersen detaylı son tekrar uygulayabilirsin ama fark etmez. Bu programları uygularken bu kitapları özelinde videolarımızla beraber mükemmel bir şekilde tekrar yapıyoruz. Bu tekrarları kaçırmayıp birinci dönemden sonra, şimdi ikinci döneme geçeceğiz. İkinci dönem tekrarını yaptıktan sonra, kitaplar üzerinden yaptıktan sonra siz de kitap üzerinden takip edip oradaki soruları da çözerekten mükemmel bir şekilde sınava son tekrarlarımızı yaparak hazırlanmış oluyoruz. Seninle beraber ikinci dönem fen konularındaki bütün detaylarıyla beraber tekrarını bu dersimizde yapacağız. Son tekrarımız artık. Ama ne yapacağız hocam bugün? Biliyorsun, bugün yapacağımız şeyler aslında çok basit. Adım adım işleyeceğiz konuları. Nasıl işleyeceğiz? Bir kere birinci adımda konu başlığını vereceğiz Tonguç'um. Konu akış şemalarını da sana göstereceğim. Sonrasında Tonguç öğrenelim. Hemen konu özetlerini yapacağız. Sen de kısa bir şekilde konu özetlerini yaptıktan sonra, ki konu özetleri fende çok önemli. Neden? Bazı konuları hatırlamamız gerekiyor. Çok fazla birazcık daha hani ezbere dayalı gibi, ezbere yakın bir şey olduğu için biz bunları bir hatırlamamız gerekiyor. Bu ilk başta konu özetlerini yapacağız. Unutmam mümkün değil. Hemen hatırlamalarımızı yaptıktan sonra diyeceğiz ki sınavda %100 çıkacak kalıplara da bir göz gezdireceğiz o sırada. Direkt soruları versiyonuz yaparken hocam. Hayır, soruları zaten sen yapabileceksin. Hiç merak etme. Bunları yaptıktan sonra bir en sonunda da, artık ünitemizin sonunda da yeni nesil sorularla artık tamamlayacağız. Yani yeni nesil soruları nasıl çözeceğimizi, yeni nesil deney sorularında ne yapmamız gerektiğini, akıl yürütme, sayısal analiz sorularında ne
yapmamız gerektiğini beraber seninle öğreneceğiz bu dersimizde. Ki zaten biliyorsun artık sorularda tabii burada şunu unutmayalım. Son tekrar kitabı olan arkadaşlar mutlaka bu kitaptan bağlantılı mı hocam? Beraber takip etsinler. Bu kitapla paralel ilerliyoruz bu dersimizde. Zaten buraya kadar bitirmiştik birinci dönem tekrarımızda. Sonrasında basit makinelerle tekrar edeceğiz. İşte aynı şekilde zaten burada da konu akışmaları var biliyorsun. Kavramlar burada özellikle çok önemli, ön planda. Sonrasında aynı mantıkla işleyeceğiz. Hazırlan sınav sorusuyla. Yani kitabı olan arkadaşlar mutlaka bu dersimizde kitaplarıyla beraber takip etsinler diyoruz. Ve başladık konu akışmalarımıza. Bir kere Tonguç'um şunu bilmemiz gerekiyor. 3 tane ünitemiz var. Nedir bunlar? Basit makineler. İkinci söyleyeceğimiz ünitemiz canlılar ve enerji dönüşümleri. Üçüncü ünitemiz elektrik. Aslında 3 tane üniteden sorumluyuz ikinci dönemde. Bu ikinci dönemde de neredeyse soruların %40'ı falan ikinci dönemden, hatta belki %50'si ikinci dönemden gelecek. Tabii ki şunu bilmemiz gerekiyor Tonguç evladım benim. Basit makineler fizik konusu aslında. Ondan sonra canlılar ve enerji işleri biyoloji konusu aslında. Elektrik de fizik konusu. O yüzden bu dönem, yani ikinci dönemin konuları birazcık fizik ağırlıklı olacak. Ama biliyorsun ki ilk dönem zaten birazcık biyoloji ve kimya ağırlıklı işlemiştik konuları. Şimdi seninle beraber basit makineden başlayıp bütün tekrarımızı yapacağız. Ama şunu unutmayalım. İlk başta bir konuları nasıl akıtacağız ona bakalım. Bir kere en başta basit makinelerin tanımını yaptıktan sonra sabit makaraları, hareketli makaraları, palangaları birazcık hatırlayacağız. Sonra kaldıraçları hatırlayacağız. Doyoko falan filan, bunlara bakacağız. Sonra ilk düzlemde rampa olayını birazcık anlamaya çalışacağız Sonuç'um. Sonra çıkrık, yani en önemli basit makineler, makaralar, kaldıraç, eğik düzen ve çıkrığı yaptıktan sonra diğer basit makineler olan dişli, çark, vida kasnağı yapacağız ve basit makinenin kullanım alanlarıyla bu konuyu tamamlayacağız Sonuç'um. Sonrasında diğer konumuza bakacak olursak tabii ki canlılar ve beslenme ilişkileri inanılmaz önemli. Besin zincirine hepimiz açız. Canlıların çeşitleri, üreticiler, tüketiciler, işte arayışçılar, onlara baktıktan sonra besin zincirinde nasıl işliyor, ekoloji piramidine falan filan buraya baktıktan sonra Tonguç evladım benim, enerji dönüşümleri deyince aklına geliyor enerji dönüşümleri. Hadi bakalım evladım. Enerji dönüşümü, petrol, zeytinyağı. Hayır o değil. Fotosentez ve solunum olayının üzerine duracağız. Bitkilerin fotosentez yaptığını, canlıların ise hepsinin solunum yapıp enerji kazandığını bildikten sonra ve bunların birlikte beraber olmaları gerektiğini bildikten sonra madde döngüleri. Hangi döngüler, hemen sayalım beraber. Döngü. Hayır, su döngüsü. Karbondioksit döngüsü, oksijen döngüsü, azot döngüsü, mazot döngüsü. Mükemmel. İşte bu 4 döngü üzerinde durduktan sonra sürdürülebilir kalkınma. Yani geri dönüşüm, işte sera etkisi, ondan sonra işte kötü olayları engellemek için biz ne yapmamız gerekiyor? Sürdürülebilir kalkınmayla ülke ekonomimizi korumamız gerekiyor diyerekten de konumuzu bitireceğiz. Sonrasında Tonguç Evren'in en son ünitemize geleceğiz. Yani bugünkü yapacaklarımı sana özetliyorum ki sen rahatlıkla bunlara adapte ol diye. Elektrik yükleri ve elektriklenmeye bakacağız. Sonuçum, elektrik yükleri artı ve eksi yükler. Biliyorsun Tonguç Evren'in. Artı eksi. Bunları oluşturan şeyler eksi yükler. Yani atomun etrafında dolaşan, serbest dolaşan elektronlardı. Elektriklenme dediğimiz şey ise Tonguç Evren'in bu elektronların bir yerden bir yere geçmesiydi. Nasıl oluyor elektriklenme? Sürtünmeyle elektriklenme, dokunmayla elektriklenme, çarpılmayla elektriklenme, etkiyle elektriklenme, 3 çeşitli, onları hatırlayacağız. Elektrik yüklü cisimlere baktığımız zaman Tonguç Evren'in artı ve eksi yüklerin birbirini ne yaptığını, aynı kutuplar, aynı yükler birbirlerini iter, zıt yükler birbirlerini çeker. Süper zeki. Ne biçim bir çeker evladım, dangozu. Evet, elektrik enerjisinin dönüşümüne de bakacağız Tonguç Evren'in, benim ısı enerjisine dönüşüyor, hareket enerjisine dönüşüyor falan filan ve bütün konumuzu bitireceğiz. Evet, birazcık sakinleşiyorum. Tonguç, birazcık dinginleşiyorum. O yüzden birazcık daha emniyet kemerimi bağlayayım mı hocam? Emniyet kemerini bağla tabii ki. Basit makinelerle başlayacağım seninle. Çok önemli bir ünite. Gerçekten soru. Bu konuda sınavda soru gelir mi hocam? En az 2 sorusu var. Hatta belki 3. Belki de 4 soru bile çıkabilir. Abartabilir çünkü çok önemli bir konu. Ama en az 2 sorusu olan bir konu diyebiliriz. Şimdi basit makine dediğimiz şey aslında çok basit Tonguç'um. Yani iş yapma kolaylığı sağlayan aletler. Bak buraya yazmak istiyorum. İş yapma kolaylığı. Bu çok önemli bir kelime, bu cümle daha doğrusu. İş yapma kolaylığı bütün basit makinelerde vardır. Tonguç'um, bıçak. Ondan sonra musluk. Başka basit makine örneği ver bakayım bana Tonguç Öğren Bey. Bisiklet. Aynen, tebrik ediyorum. Başka ne olabilir? Gaz açacağı. Evet, kazma. Evet. Bizim arkadaşlar, bizim ekipten. Aynen, tebrik ediyorum. Kürek, balta. Sap. Aynen, tebrik ediyorum. Çok güzel. Arkadaşlar, buradan selam söylemek istiyorum. Evet. Adımı okuyacağım. Hayır, dangladım. İşte bunların hepsi aslında basit makine örnekleridir. Çünkü bunlar bizim işimizi kolaylaştırıyor. Toprağı elimizle almak zor. O yüzden kürekle alırız. Gazoz kapağını dişimizle açmak, Allah korusun, dişimizi kırabilir. O yüzden gazoz açacağı kullanıyoruz falan filan. Basit makineler sınavda %100 çıkacak kalıp olarak karşımıza geldiği zaman şaşırmayalım diye buraya yazdık.
Çünkü Milletin Bakanlığı örnek sorularında bunu çok vermiş. Biz de zaten son tekrarlarımızda dikkat ettiysen hep bu sınavda %100 karşına çıkacak kalıpları veriyoruz ki sınavda karşımıza çıktığı zaman bu cümle, çünkü biliyorsun yeni nesil sorularda, yeni nesil sorularda hep ne yapıyor Tonguç evladım benim? Hep bir bilgi veriyor. Bir bilgiyi verdikten sonra soruyu soruyor. Diyor, dedi ki Milletin Bakanımız, ne dedi Tonguç evladım benim? Önce bilgi sonra bilgi. Aynen. Öğrenciyi böyle ezberletmeye zorlamayacağız. O yüzden dedi ki ben bilgiyi vereceğim. Bilgiyi verdiği zaman da bazı insanlar kafasındaki bilgiyle orada yazılı ifade örtüşmeyince panikleyebiliyor. O yüzden biz de burada ne yaptık? Sınavda %100 karşına çıkacak kalıpları koyduk. Basit makineler kuvvetten ya da golden kazanç sağlayarak günlük hayatı kolaylaştıran pratik araçlardır. Bunu zaten verdiği zaman tamam bu bildiğimiz bir şey diyeceksin. Bu zaten benim aşina olduğum bir şey diyeceksin. Peki geldik makaralara. İşte makaralarda şunu bilmemiz gerekiyor. Makara, kakara, iki kuru. Aslında iki çeşit makara var Tomuç'um. Sabit makara ve hareketli makara. Sabit makaranın ortası duvara bağlı. Hareketli makaranın ise ortası duvara bağlı değil, gördüğün gibi. Ortası yüke müke bağlı ama duvara bağlı değil. Duvara bağlı olduğu için buna sabit makara diyoruz. Sabit makaralarda hareketli makaraların farkına bakacağız ama palanga aslında bu ikisinin birleştirilmiş hali gibi düşünebilirsin. Palanga aslında ayrı bir örneği değil. Makaraların birleştirilmiş hali diye düşünebilirsin. Sabit makarada mantık şu Tonguç'um. Ben kuvvetin yönünü değiştiriyorum sabit makarada. Ama hareketli makarada kuvvetin yönünü değiştirmiyorum. Çünkü ben yukarı doğru çekince bu ipi, bu yük de yukarı doğru çıkıyor. Hatta ama burada baktığım zaman bu kuvveti aşağı doğru çektiğim zaman ben, bu yük yukarı doğru çıkıyor. İşte burada kuvvetin yönüyle yükün yönü farklı. O zaman kuvvetin yönü değişiyor, kuvvetin yönü değişmiyor. Kuvvet kazancına baktığımız zaman Tonguç'um, sabit makarada kuvvet kazancı var mı Tonguç abi? Yok. Tebrik ediyorum seni. Sabit makarada asla ve asla kuvvet kazancı yok. Never ever. Ne diyorsun evladım? Ne dejenere adamsın. Evet, kuvvet kazancı asla yoktur sabit makarada. Çünkü ortası duvara bağlı olduğu için ben eğer 10 Newton'luk bir yükü kaldırmak istiyorsam kaç Newton'la çekmeliyim Tonguç Erhan Bey'im? Aynı. 10 yani Newton. 10 Newton'la kuvvet kazancı demek aslında, hemen şunu hatırlatayım. Hocam sana. Yeni tona ne denir? Yeni tona Newton dedi tabii ki. Kuvvet kazancı dediğimiz şey aslında yükün kuvvetten büyük olmasıdır. Eğer kuvvet kazancı var diyorsa adam, yük kuvvetten büyüktür. Eğer yük kuvvete eşitse Tonguç Erhan Bey'im, kuvvet kazancı yoktur. Bu da ekstra bir bilgi. Eğer yük kuvvetten küçükse Tonguç evladım benim, kuvvet kazancı asla ve asla yoktur. Hatta kuvvetten kayıp vardır. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Peki Tonguç'um, hareketli makaraya baktığımız zaman şöyle bir örnek vereyim sana. 10 Newton'luk bir yükü kaldırmak için ben kaç Newton'u çekerim biliyor musun? 5 Newton'la. Yani daha az bir kuvvetle çekerim. Daha az bir kuvvet olduğu için, yükten daha az olduğu için kuvvet kazancı burada var diyoruz. Hatta ekstradan bir örnek vereyim sana. 2 kat kuvvet kazancı vardır. Çünkü 10 Newton'u 5 Newton'la çekebiliyorum Tonguç Erhan Bey. Geldik enerji ve iş kazancına. Tonguç, kuru kafa Necmi'yi hatırlıyor musun evladım? Söyler misin bana? Rahmetli, nasıl unutabiliriz hocam? Neydi o? Neydi, söyler misin? Kuvvetten, enerjiden, güçten, kuvvetten, enerjiden demişti. İş ve enerjiden kazanç vardır demişti. Ve ne hale geldi görüyor musun? Perişan oldu. Toprağı bol olsun. İş ve enerjiden asla ve asla kazanç yoktur, bunu bileceğiz. Burası da yoktur. Hiç direkt yazabilirim. Çünkü iş ve enerjiden kazanç olmaz. Ya kuvvetten kazanç olur ya yoldan kazanç olur. Unutmayalım Tonguç'um. Kuvvetten kazanç varsa da yoldan kayıp vardır, onu unutmayalım. Peki Tonguç, palangaya baktığımız zaman kuvvetin yönü değişir çünkü içinde sabit hareketli makara vardır. Kuvvet kazancı vardır çünkü içinde hareketli makara vardır. İş ve enerjiden kazanç asla yoktur. Zaten geldik ve kaldıraçları hemen tekrar etmeye. Tonguç abim, kaldıraçlarda şunu bilmemiz gerekiyor. Tahterevalli. Kaldıraçlar bu konuda en fazla soru çıkan kısımlardan bir tanesidir. Çünkü şöyle düşünelim. Kaldıraçlar arasında destek noktası adı verilen sabit bir nokta etrafında dönebilen düz bir çubuktan oluşan basit makine. Mesela işte burası destek noktası Tonguç evladım benim. Destek noktasının üzerinde bir düz çubuk var. Bu düz çubuk, ben buradan bir kuvvet, burada bir yük var diyelim. Böyle böyle dönebiliyor aslında. Tahterevalli şeklinde düşünebilirsin bunu. Burada yük dediğimiz şey buysa eğer, yükün destek noktasının uzaklığına biz yük kolu diyoruz. Kuvvetin destek noktasının uzaklığına kuvvet kolu diyoruz Tonguç Evren Bey. Kuvvet kolu büyüktür. Yük kolu ise bak bu çok önemli bir Tonguç Evren Bey. Çok önemli bir özellik kaldıraçlarda. Kuvvet kolu yük kolundan büyükse kuvvet kazancı vardır diyebiliriz. Uygulanan kuvvet de o yüzden azdır diyebiliriz. Unutma Tonguç Evren Bey. Kuvvet kazancı arttıkça
Uygulanan kuvvet ne olur Tonguç evladım benim, hemen söyler misin benim? Azalır. Harika. Uygulanan kuvvet azalır Tonguç evladım benim, kuvvet kazancı arttıkça. Ve kuvvet kazancını arttırabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Kuvvet kolunu arttırmamız gerekiyor Tonguç evladım. Kuvvet kolu artarsa kuvvet kazancı artar. İki zaten kaka, görüyorsun kaka. Uygulanan kuvvette azalır Tonguç. Bu zaten sınavda çıkabilecek çok önemli bir özelliktir. Bunu da hemen hatırlıyorum. Geldik Tonguç'um. Kaldıraç çeşitleri. Bak şimdi yeni nesil sorularımız geliyor. Onu da göstermek istiyorum sana. Yeni nesil sorular gerçekten de. Sınavda böyle gelecek değil mi hocam? Aynı bu şekilde. Yeni nesil deney soruları gelecek. Sen de bu deney sorularını yapacaksın. Sen de şimdi o soruları yapmadan önce ufak bir tekrar yapıyoruz biliyorsun zaten. Do, yo, ko. Harika. Do, yo, ko. Destek ortada. Koreli biri mi bulmuş hocam bunu? Hayır evladım. Destek ortada. Yük ortada ve kuvvet ortadanın kısaltması aslında. Destek ortadaki mantığı şu. Desteği ortada, bitti o kadar. Kuvvet ve yük bir taraflarda. Ama kuvvet şeyde de, yük ortada da, yükü ortaya koyuyoruz. Kuvvet diğer uçtan bastırıyor. Destek de diğer uçtan. Falan filan. Şimdi en güzel örnekler. Şunlar da örnekleri bilmen gerekiyor. Zaten Milletin Bakanlığı genellikle günlük yaşamdan örnekler soruyor. Ama özel olarak da şunu bilmen gerekiyor Tonguç Erhan Bey. Yük ortada da kuvvet kazancı %100 vardır diyoruz. Ama şunda ise yani kuvvet ortada ise kuvvet kazancı %100 yok. Hatta kuvvetten kayıp vardır diyoruz. Bu çok önemli bir özellik. Peki neden biliyor musun Tonguç Erhan? Neden hocam? Çünkü kuvvet kolu daha az yük kolundan. Kuvvet kolu daha fazla yük kolundan. Kuvvet kolu daha fazla olunca kuvvet kazancı vardı. Kuvvet kolu daha az olunca yük kolundan kuvvet kayıp vardı diyoruz Tonguç evladım. Bunlar en güzel günlük hayatta örnekler. Makas, pense, kerpeten, bunlar günlük hayattan örnekli olarak karşımıza çıkıyor. Geldik yük ortada. El arabası en güzel örnek. Hatta sınavlarda çok çıkan bir örnek. Şimdiden söylemek istiyorum. Ceviz kıracağı da çok güzel bir örnek. Yük ortada kaldıracak. Kuvvet ortada kalacak. Maşa, ondan sonra cımbız, ondan sonra olta. Bunlar da kuvvet ortada kaldıraçlı örnektir diyoruz Tonguç evladım benim. Hepsinin bir şeyi var aslında. Yöntemi var nasıl yapıldığına dair. Burada şunu unutmayalım, bir de insan kolu da kuvvet ortada. Kuvvet ortada kaldıraca bir örnektir diyoruz. Geldik eğik düzlemeye. İşte eğik düzlemle de ilgili sınavda soru gelebilir. Hatta biz de onu hazırladık sana. Şimdi Tonguç, bu adam bu arabayı buradan çıkarabilir mi Tonguç Evren Bey? Çıkarır. Peki daha mı kolay daha mı zor? Zor yoksa hocam, bayağı zor. Evet, bu zordur. Bunu zor çıkartır. Ama bu adam daha kolay çıkartır değil mi? İşte o yüzden Tonguç evladım benim, eğer bir bir rampa senin işi rahat yapmanı sağlıyorsa buna eğik düzlem diyoruz. Şimdi Tonguç, arabayı böyle çıkarmak mı daha kolay, böyle çıkarmak mı daha kolay? Yani böyle dikine çıkarmak mı, böyle çıkarmak mı daha kolay? Yatay çıkarmak daha kolay. Yani böyle bu şekilde çıkarmak daha mantıklı. O yüzden şunu unutmayalım. Eğik düzlem iş kolaylığı sağlar. Eğik düzlemin yüksekliği azaltıldığında ya da uzunluğu artırıldığında eğimi azalır. Eğimi azaldıkça kuvvet kazancı artar. Bak bu neyim az? Kuvvet kazancı daha fazla diyoruz. Kuvvet kazancı fazla diyebiliriz. Burada ise kuvvet kazancı az diyebiliriz Tonguç evladım benim. Burada şunu unutmayalım. Eğik düzlemin boyuna burası diyoruz Tonguç evladım benim. Eğik düzlemin uzunluğuna burası diyoruz evladım benim. Eğik düzlemin yüksekliğine de burası diyoruz Tonguç evladım benim. Eğer sen sadece yüksekliği arttırırsan kuvvet kazancı azalır. Uzunluğu arttırırsansa kuvvet kazancı artar diyebilmemiz gerekiyor diyoruz. Geldik çıkrağa. Evet, hızlı tekrar yapıyorum, hiç merak etme. Çıkrıkta şunu bilmemiz gerekiyor. Bir aslında çıkrık gibi hocam, bu çıkrık. Şimdi bir silindir var aslında. Bu silindirin aslında bir yarı çap, iki tane birbirine geçmiş silindir var. Buradaki büyük yarı çapa biz büyük R diyoruz. Buna biz çıkrık kolu diyoruz Tonguç Erhan'ım. Veya sınavlarda çıkan adıyla döndürme kolu diyoruz Tonguç. Bu da çok önemli bir özellik. Bu döndürme kolunun içinde bir de burada ufak bir yarıçap var. Şimdi sen bunu döndürdüğün zaman aslında buradaki silindir de dönüyor. Yani bunun yandan baktığım zaman şöyle bir şey gözüküyor. Şöyle bir kol gibi bir şey var. Hop hop. Ve bunun aslında tam ortasında şöyle bir zımbırtı var. Sen bu kolu döndürdüğün zaman
bu kolu döndürdüğün zaman, böyle döndürdüğün zaman aslında bu silindir de dönüyor aslında. Ama dikkat et, buradaki yarıçap döndürme kolu nerede? Buradaki yarıçap, şuradaki yarıçap nerede? Şu daha az, şu daha fazla. İşte bu yarıçapların farkından dolayı bir kuvvet kazancı oluşuyor çıkrıkta diyebiliriz. Kuvvet kazancı çıkrıkta %100 var. Yol kazancı asla yok. Çünkü kuvvet kazancı varsa yoldan kazanç yok. Bravo diyorum sana. Zaten birbirine ters orantılı. Kuvvetin yönünü değiştirme vardır Tonguç öğrenmemiş. Sen böyle çeviriyorsun, bu yukarı doğru çıkıyor. Ne alaka diyeceksin. Dolayısıyla kuvvetin yönünü değiştirme de vardır diyorsun. Hem bu günlük hayatta örnek, kuyudan su çekme olayı Tonguç öğrenmemiş. Ortada sonra, kuyu var, yandan geç, fazla takılma meydanda. Aynen, kapı kolu da mesela çok güzel bir örnek, çıkrık örneği. Araba direksiyonu da çok güzel bir çıkrık örneği diyebiliriz Tonguç. Bunlar sınavda çıkabilir diyoruz. Geldik dişli ve kasnaklara. Tonguç'um, dişli ve kasnak deyince aklına geliyor herhalde. Fazla kasmamak lazım hocam. Yani kasınca da bir şey değişmiyor. Sonuçta sınav ayrı bir kasmak şey. Kasmak demiyorum, kasnak diyorum. Dangoz hocam. Şimdi dişli dediğimiz şey birbirleriyle böyle dişler yardımıyla, saatin dişleri gibi birbirlerine geçerek hareket eden cisimler. Mesela bu adam böyle dönerse Tonguç öğrenmiyor. Bu adamsa şöyle dişler böyle gelince bu adam da ters yönüne dönmeye başlıyor. Dönme yönü farklı oluyor. Burada ise dikkat ettiysek ikisi birbirinin ortasında bağlılar. O zaman bu böyle dönerse bu da böyle döner. Aynı yönde dönebilir diyoruz. Burada tur sayısı, bu 5'li dönerse bu da 5'li dönecek. Çünkü birbirine bağlılar diyoruz. Ama burada ise bu mesela daha büyük olsun. Bu 5'li dönerse bu artık daha küçük olduğu için 10'lu dönecek. Çünkü küçük olan daha fazla döner. Bunun dönmesi buna daha fazla etkide bulunur diyoruz. Diş sayısı ters 16 diyoruz. Şeyde ise Tonguç hocam, kasnakta ise aslında bir kayışla bağlı sistemlere diyoruz. Eğer istersen şöyle de bir kasnak çizebilirsin. Hemen şöyle çizeyim sana bir tane. Hop. Şöyle bir kasnak da çizebilirsin. Bunlar birbirleriyle aynı yönlüler. Mesela bu böyle dönerse bu da böyle döner. Ama bu böyle dönerse bu böyle döner. Yani bunlar çapraz bağlılar, ters yönlü döner diyoruz. Peki buna baktığımız zaman birbirleriyle merkez aynı merkezi ise aynı yönlüler ve aynı tür sayı döner. Bunları bileceğiz. Tonguç Evren Bey, bu kadar detaylı bundan sonra gelmez. Ama yine de genel olarak gördüğümüz anda bu dişlidir, bu kasnaktır anlayalım. Bir kayışla bağlı olduğunu anlayalım. Dönme yönlerini de en azından bu ipin hareketinden kendimiz çıkarabilirim. Mesela bu böyle dönüyor. O zaman bu da böyle dönüyor, bu da böyle dönüyor. Bu böyle dönüyor, bu da böyle dönüyor. Aynı tür, o zaman bunları çıkartabilirim diyoruz. Geldik bileşik makineye. Artık basit makinenin sonu Tonguç Evren. Ondan sonra hemen yeni sorulara geçiyoruz. İki ya da daha fazla basit makineden oluşan sisteme biz ne diyoruz Tonguç evladım benim? Bileşik makine. Süper zekisin. Mesela bu bileşik makinede hangi sistemler var? Hemen sayalım. Çıkrık, dişli, yani sabit makara. Çıkrık, dişli, sabit makara var burada. Ondan sonra burada bir hareketli makara var. Bir de ne var Tonguç evladım? Eğik düzlem var diyor. O zaman toplamda 5 tane sabit, 5 tane 5 çeşit daha doğrusu basit makine bir araya gelmiş ve bileşik makine olmuş. Mesela bileşik makine deyince aklımıza hemen ne gelsin Tonguç Öğren Bey? Bisiklet gelsin. Bisiklette frenler nedir biliyor musun? Bak frenler kaldıraçtır Tonguç evladım benim. Aynı zamanda pedal nedir Tonguç Öğren Bey? Hemen söyler misin? Pedal aslında bir çıkrıktır Tonguç'um. Bravo diyorum sana. Aynı zamanda başka ne olabilir? Ne diyebiliriz? Buradan şey diyebiliriz. Bir de ne vardı Tonguç Öğren Bey? Dişliler vardı değil mi? Bisikletin dişlisi de vardı. Ondan sonra bisikletin Tonguç Öğren Bey tekerleği de vardı. Bunlar da ayrıten basit makinelerdi diyoruz. Bir bisikletin içinde bir sürü basit makine bir araya gelmiş diyoruz. Evet, artık gerçekten dananın kuyruğunun koptuğu yere. Aynen, gerçekten mühürleyeceksin artık. Çünkü sınavda böyle sorular gelecek. Sınavda böyle sorular geldiği için bir de sana böyle sorularla yeni sınav sistemini hazırlıyoruz. Gel bakalım. Sabit ve hareketli makaradan oluşan sisteme palanga denir. Tamam eyvallah. Palangalarda makara sayısı ve ipin bağlı şekline göre kuvvet kazancı değişebilir. Tamam. Ayrıca palangalar uygulanan kuvvetin yönünü değiştirebilir. Tamam. Bir suda bir sunan makaralar yardımıyla hazırlanan palangalar aynı ağırlıktaki variller taşımaktır. Tamam. Burada bir varil var. Şu bir varil. Ondan sonra şu bir varil. Şu da bir varil. Tonguç, bunların hepsi aynı ağırlıktaymış. Evet. Harika. Varilleri taşıma işlemi sırasında makara sayısının değişimi ve dinamometrenin gösterdiği değerler tabloda verilmiştir. Tamam. Oo, çok enteresan. Burada 2 makara var. Burada 3 makara var. Burada 4 makara var.
Allah Allah. Buna göre hazırlanan düzenekler hangisi önemli demiş. Bak bu fix kalıptır. Makara ip ağırlığı ile sürtünmeler önemsenmeyecektir. Bu fix kalıptır. Şimdiden aklında bir yerinde bulunsun. Bunu görünce eyvah ben ne yapacağım? Eyvah. Soruda yeni bir şey mi acaba bilgi veriyor falan? Hayır. Bu zaten vermesi gereken bir şey. Çok da bunda panik olmayacağız. Buraya hemen no panic. Panik değil nanik yapacağız. Aynen no panic diye not düşüyorum Tonguç Ören Bey'im. İngilizce not düşüyorum kusura bakma. Geldik Tonguç'um. Birinci düzenekte L makarası kuvvet kazancı sağlamıştır. Birinci düzenekte L makarası bir kere Tonguç dikkat et. Bu makaranın üstü duvara bağlı değil mi Tonguç Ören? Evet hocam. O zaman bu sabit makara. Peki bu makaranın üstü duvara bağlı mı değil? O zaman bu hareketli makara diyebiliriz. Mesela bu makaranın üstü duvara bağlı, ortası duvara bağlı. O zaman bu sabit makara. Bu makaranın da üst ortası duvara bağlı. O zaman bu da sabit makara. Ama dikkat ettiysen burası ise ortası duvara bağlı olduğu için hareketli makara diyebiliriz. Mesela burada bu sabit makara bunlarsa bu üçü de hareketli makara diyebiliriz. Geldik. Birinci düzenekte L makarası kuvvet kazancı sağlamıştır. Bir kere Tonguç'um L makarası hareketli makara değil mi evladım? Evet hocam. O zaman kuvvet kazancı sağlamıştır. Tebrik ediyorum. Bu da söyleyebiliriz. İkinci düzenekte K makarası kuvvetin yönünü değiştirmiştir. Kuvvetin yönünü bak K makarası sabit makara. Sabit makara ne yapardı? Kuvvetin yönünü değiştirdi. Bravo diyorum sana. Aynı yükün 1 metre kaldırabilmesi için kullanılan farklı plangalarda uygulanan kuvvetler farklıdır demiş. Şimdi bu bir kalsın, bu bir kalsın. Makara sayısı arttıkça kuvvetten sağlanan kazanç azalır demiş. Bu da bir kalsın. Şimdi bir kere Tonguç Evlal Bey. Bu varil belli kilogramda. Üçünde de aynı varil var. Ben buradaki sistemle kaldırdığım zaman 30 Newton uygulamam gerekiyor. Buradaki sistemle kaldırdığım zaman burada artık 20 Newton uygulamam gerekiyor. Buradaki sistemle kaldırdığım zaman artık 15 Newton'la kaldırabiliyorum. Yani makara sayısı arttıkça Tonguç evladım benim. Kuvvet ne oluyor Allah'ım? Azalıyor. Mükemmel zekisin. Gerçekten mükemmel zekisin. Dolayısıyla makara sayısını arttıkça uygulanan kuvvet azalıyor diyebiliriz. O zaman makara sayısı arttıkça kuvvetten kazanç kuvvetten kazanç demek. Bak buraya hemen yazmak istiyorum. Kuvvet kazancı artarsa, azalırsa eğer kuvvetimiz artması gerekiyor. Adam burada kuvvet kazancı azalıyor demiş. Abi kuvvetimiz azalıyor. Kuvvetimiz azalıyorsa demek ki kuvvet kazancımız arttığı için kuvvetimiz azalıyor. Çünkü şunu unutma Tonguç'um. Kuvvet kazancı ile kuvvet tam ters orantılıdır diyoruz Tonguç evladım benim. Dolayısıyla ben diyorum ki makara sayısı arttıkça kuvvetten kazanç azalır. Yanlış bir ifadedir diyoruz. Bunun zaten cevabı bulduk. Aynı yükün 1 metre kaldırması için kullanılan farklı palangalarda uygulanan kuvvetler farklı. Evet gerçekten de. Mesela bunda 30 Newton uygulamam gerekiyor aynı yükü kaldırabilmek için. Burada 20 Newton, burada 15 Newton uygulamam gerekiyor. Zaten bunu da söylemişiz de diyoruz. Bu da doğrudur diyoruz. O yüzden cevabımızın Denizli olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz ve geçtik diğer sorumuza. Kaldıraçta destek noktası adı verilen bak bugün seninle bir makara, bir kaldıraç, bir ilk düzlem bir tane de bileşik makine sorusu çözeceğiz. Ondan sonra hemen diğer konumuza geçiyoruz. Hiç merak etme. Kaldıraçlar destek noktasına da verilen sabit nokta etrafından dönebilen düz bir çubuktan oluşan basit makinelerdir. Tamam eyvallah. Fen bilimi dersinde öğretmen öğrencilerinden eşit bölümlendirilmiş çubuk ve destekten oluşan düzeneklerle yükü en az kuvvetiyle denge tutmaları istiyor. Tamam eyvallah. Ali ve Emre'nin hazırladığı düzeneklerle dinamometrelerde okunan değerler birbirine eşittir demiş. Allah Allah. Mesela burası 30 Newton'sa burası da 30 Newton'muş. Tamam. Buna göre diyor ki hangi süremez demiş. Bir kere şunu unutmayalım. Bu nasıl kaldıracı örnek Tonguç Ören Bey? Dikkat et. Burada ne var? Kuvvet var. O zaman Ali aslında yani kuvvet ortada. Buna bakarsak burada ne var? Yük var. O zaman bu da yoymuş demek ki. Yani Emre de yoymuş. Peki Tonguç'um. Burada şunu unutmayalım. Kuvvet ortada kaldıraçta. Ne demiştik Tonguç Ören Bey'im? %100 kuvvetten kayıp var Tonguç evladım benim. Yani bizim kuvvetimiz mutlaka yükümüzden büyük olmak zorundadır. Buraya bakarsak yük ortada kaldıraçta %100 kuvvetten kazanç var Tonguç evladım benim. O zaman diyorum ki benim kuvvetim mutlaka yükümden küçük olmak zorundadır diyorum. Bunları yazdıktan sonra diyorum ki o zaman şöyle düşünelim bak. Benim kuvvetim yükten büyük olmak zorunda. Çünkü kuvvetten kayıp var. O zaman yükten büyük olmak zorunda. Bu 15 Newton falan olsa gerek. Sallıyorum.
Burada ise yüküm kuvvetten büyük olacak. Yani bu daha büyük olacak. O zaman bu da 60 Newton gibi bir şey sallıyorum. Salladıktan sonra diyorum ki K cisminin ağırlığı L cisminin ağırlığından küçüktür. Bak sayı verdim sadece, bir şey yapmadım. Ama K cisminin ağırlığı L cisminin ağırlığından küçüktür. Bu doğru bir ifade. Ali'nin üzerinde kuvvet kolu yük kolundan büyük olduğu için kuvvet kazancı var demiş. Ali'nin üzerinde kuvvetten kayıp vardır. Bir kere bu yanlış bir ifade. Kusura bakma arkadaşım. Çünkü ne demiştik? Kuvvet ortada kalırsa kuvvetten kazanç yoktur asla. Emre'nin düzeneğinde yük desteğe yaklaştırılırsa uygulanan kuvvet azalır demiş. Emre'nin düzeneği burası. Yük desteğe yaklaştırılırsa, yani aldın bu yükü buraya koydun, uygulanan kuvvet azalır. Evet, gerçekten de. Çünkü yük kol azaldığı zaman ben destek daha fazla taşıyor benim yükümü. Bu da doğru bir ifade diyoruz. Ali'nin üzerinde dinamometre destekten uzaklaştırıldığında daha az kuvvete ihtiyaç duyulur. Bak Ali'nin üzerinde sen getirip dinamometreyi buraya taksan Tomuş Evren Bey'im, kuvvet kolu buraya kadarken bu kadar olur. Yani iki katına çıktı. O zaman kuvvet kolu artınca da kuvvet kazancı artardı. Uygulanan kuvvet de azalırdı. Tam tersi olduğu için. Dolayısıyla bu da daha az kuvvetle kaldırabiliriz diyoruz. Cevabımızın Bursa olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Geldik en son sorularımızdan bir tanesine. Bir ucu diğerinden daha yüksekte olan basit makineler ilk düzlem olarak adlandırılır. Tonguç, bu soruyu görünce ne yaparsın herhalde? Hocam yani? Bu tür sorularda öncelikle dua ederim. Ya Rabbi bu soruyu ne olur doğru yapayım diye. Sonrasında bildiğimi yaptır, bilmediğimi attır, attığımda tuttur duasını yaptıktan sonra hocam seçenekler üzerinden giderim. Mesela yalnız bir yalnız iki diyor ya hocam. Bir kere bunlar cevap olmaz bence. Yani böyle cevaplar genelde olmuyor. Böyle deney yapar mısın evde sen? Yok hocam, işsiz miyim ya, benim işim gücüm var. Hemen yapalım bakalım. Bir ucu değerinden daha yüksek olan basit makineler ek düzlem olarak adlanır. Tamam, bunu biliyorsun. Ek düzlemin uzunluğunun ve yüksekliğinin değiştirmesi kuvvet kazancı etkiler. Tamam. Aşağıda O noktası etrafında menteşe ayarlarıyla dönebilen bir tahta cetvel ile hazırlanan rampa veriyor. Bir tahta cetvel var. Bir böyle tutuyor, bir böyle tutuyor. Tamam, eyvallah. Çekirdeği cetvel üzerinde bulunan oyuncak araba birinci durumda yeşil takos kullanılarak dengeleniyor. Tamam. Ardından cetvel birinci durumdan ikinci duruma getiriliyor ve dengeyi sağlayan kuvvet dinamometre ile ölçülüyor. Ha. Buna göre deney düzeneğindeki cetvel birinci durumdan ikinci duruma getirildiğinde, yani bu yeşilden bu turuncuya getirildiğinde, yani aslında cetveli ne yapıyor? Böyle aşağı doğru indiriyor. Eğik düzeninin eğimi azaldığı için kuvvet kazancı artmıştır. Evet, doğru. Kuvvet kazancı ne demek Tonguç'um? Daha az kuvvet uygulayabilmemiz demekti. Sen bunun eğimini azalttığın zaman aslında ne yapıyorsun? Daha az kuvvette bunu kaldırabilirsin artık. Çünkü daha rahat çıkartsın. Eğer böyle olsaydı Tonguç'um, bunu daha zor çıkartırdın. İşte dinamometre o zaman daha fazla değer gösterdi. Peki eğik düzenin boyu kısaldığından dinamometrenin gösterdiği değer artmıştır. Bu alakası yok çünkü cetvel aynı cetvel. Cetvel ha böyle yapmışsın ha böyle yapmışsın. İkisi de aynı cetvel boyunda diyoruz. Eğik düzenin yüksekliğini azaldığından uygulanan kuvvet azalmıştır. Şimdi Tonguç'um, yüksekliği eğik düzemin şu kadar. Şu kadar. Şimdi ne oldu? Bu kadar oldu. Yani yüksekliği azaldı. O zaman uygulanan kuvvet de azalabilir. Neden? Çünkü daha az yükseğe çıkartacağız. Düşünsene işte büyük bir binanın göklerin üzerine çıkarmak için daha fazla kuvvet uygularsın. Yoksa bu masanın üzerine çıkarmak için mi? Masanın tabii, üzerine. Dangoz mu? Pardon, büyük binanın. Harika, tebrik ederim seni. Dolayısıyla cevabımız... İki seçeneğim vardı, birinden biriydi. Ceyhan diyoruz ve geçiyoruz. Artık son sorumuza basit makinelerle, sonra hemen size canlı ve beslenme ilişkine geçiyoruz. İki ya da daha fazla basit makineden oluşan sistemlere bileşik makineleri tamam eyvallah. Bir öğrenci hazırladığı bileşik makine düzeneğiyle ilgili. İle yükü eğik düzlemin üst bölümünde çıkarmak istiyor. Tamam, buradan buraya çıkarmak istiyor. Burada bak dikkat et, bir çıkırık var Tonguç Evren'e. 5R uzunluğundaki K kolunu çevirdiğimizde ipin sarılı olduğu R yarı çaplı silindir dönmektedir. Ha, o zaman bu aslında tam bir çıkırık örneği diyebiliriz. Silindir döndüğünde L makarası dönmektedir. Bu da aslında tam bir sabit makara, L makarası. Çünkü orta duvara bağlı. L makarası döndüğünde ise rampa üzerinde yük hareket etmektedir. Zaten bu da bir eğik düzlem diyebiliriz. Şimdi Tonguç, hemen soruyu yapmaya çalışıyorum. Buna göre öğrencinin bu zeyrekle ilgili demiş. Hemen bakalım. K basit makinesinin, yani çıkırığın kolu uzatıldığında yük daha küçük kuvvetle hareket edilir. Evet, doğru bir ifade. Çünkü K basit makinesinin kolu dediğimiz şey 5R. 5R'yi sen uzattığın zaman, 10R yaptığın zaman artık daha rahat çevirebilirsin. Mesela ben bir kalemi şuradan döndürmeye çalışsam zor döndürürüm, ama buradan böyle dönürsem ana döner. Yani ne kadar uzakta olursa o kadar iyi diyebiliriz. O zaman 5R'yi sen arttığın zaman o kadar rahat dönebilirsin diyoruz. İpin boyu uzatıldığında kuvvet kazancı artar demiş. Tonguç'um, ipin boyunu uzattığın zaman
hiçbir şeyi etki etmez. Hiç alakası yok. Zaten sabit makarayla hiç alakası yok. Sabit makara aynen kalıyor. L ve B basınç makinesi uygulanan kuvvetin büyüklüğünü etkilemez. Tonguç'um, sabit makara uygulanan kuvvetin büyüklüğünü etkiler mi? Etkilemez. Mükemmel. Bu da doğrusun. Peki eğik düzlem uygulanan kuvvetin büyüklüğünü etkiler mi? Etkiler. Bravo diyorum sana. Süper zekisin. Çünkü o zaman bu yanlış. Sebebi şu Tonguç öğrenmeyim. Eğik düzlem kuvvet kazancı sağlar. Yani sen o 30 Newton'luk bir ağırlığı belki de 10 Newton'la kaldırabilmeni sağlar. İşte bunu yapabilmek için kuvvetin büyüklüğüne etkileyebilmesi gerekiyor. Diyoruz ve geldik artık canlılar ve beslenme ilişkilerine. Tonguç'um, sen hangi tür canlısın Tonguç evladım? Hocam ben tüketiciyim, sürekli tüketiyorum. Yani babam kazanıyor, bana veriyor. Ben gidip marketten alıp yiyorum, gömüyorum tüm çerezleri. Bravo diyorum sana, tebrik ediyorum. Dolayısıyla ben birinci, ikinci değil, direkt tüketiciyim hocam. Şimdi Tonguç'um, canlılar üçü. Hem etçilim, hem otçulum, hem de topçulum. Hayır, her şeyi yerim hocam. O başka bir şey. Üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olmak üzere üçe ayırıyoruz Tonguç'um. Hatta buna bazen de çürükçüller de denebiliyor. Üreticiler dediğimiz reziller. Kendi besinlerini kendi üreten canlılar. Böyle hiç tanıdığın var mı kendi besinini kendi üreten? Düşüneyim. Yok. Harika. Ben tanıyorum yüz binlerce bitki, yüz binlerce. Çevreniz geniş hocam. Aynen, benim çevrem çok geniş. Tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla ot, ağaç, minimum bu şekilde yeşil canlı aslında kendi besinini kendi üretiyor. Bunu neyle yapıyorlar? Fotosentez dediğimiz olayla. Bak, yeşil bitkiler, algler, ondan sonra yosunlar, ondan sonra Tonguç evladım benim, siyanobakteriler de bunu örnek olarak verilebilir. Hemen sana siyanobakterileri de yazayım buraya. Siyanobakteriler, yani yeşil bakteriler de buna örnek olarak verilebilir. Geldik Tonguç tüketicilere. Tüketicilerde aslında tüketiciler ise Tonguç evladım benim etçil, otçul, hem etçil hem otçul şeklinde. Bizim gibi mesela. Hem et yiyoruz hem ot yiyoruz, değil mi Öğrenci? Aynen hocam. Etçiller etin yanında bol kızarmış bir etin yanında biraz salata, hafif maydanoz. Tebrik ederim. Kim etçildir Tonguç Öğrenci? Arslanlar. Harika. Otçul kimdir Tonguç Öğrenci? Bizim şey işte, bizim arkadaşlar. Aynen öyle. Öküz. Efendim hocam? Ondan sonra inek. Yani. Ondan sonra manda. Ben sayıp hepsi tanıyacağım. Sır. Camış. Harika buzağı, değil mi? Bunların hepsi otçuldur. Düve. Süper. Harika. Gerçekten harikasın. Çok güzel. Sizin reperden bakarak söylüyorum hocam. Harikaymış. Peki o zaman şunu unutmayın. Besine dışarıdan hazır olan canlı, hazır olarak alan canlılardır. Yani mesela mesela biz dışarıdan besinlerimizi yiyoruz, değil mi Tonguç öğrenmeyim? Ama bu adamlar kendi besinini güneş yardımıyla, bak buraya yeşil bir renkle yazmak istiyorum, fotosentez olayıyla üretiyorlar. Dolayısıyla acayip önemli bir bilgi diyoruz. Ayrıştırıcılara baktığımız zaman ölü organizmaları ve canlı atıklarını, işte mesela hayvanlar ne yapıyor Tonguç Ören Bey'im? Hayvanlar mesela, inek ne yapıyor? Tezek çıkartıyor. Tezek dediğim şey hayvanın kakası aslında. O ne yapıyor Tonguç Ören Bey'im? Çok güzel kokuyor. Şapkalı mı? Hayır, onu mu? Şapkalı mantar, küf mantarı bazı bakteriler sayesinde topraktaki minerallerine ayrışıyor. İşte bu canlı atıklarına ayrışıyor. Veya mesela inek öldü derim, Allah rahmet eylesin, yapacak bir şey yok. Öküz öldü, kavga bitti. Aynen. Sonrasında ölü organizmaları çürüyor ya, o çürüme sırasında aslında topraktaki minerallere ayrılıyor. Bunu da ayrıştırıcı canlılar yapıyor. Peki bu canlılara öğrendik. Peki besin zinciri nasıl oluşur? Besin zinciri dediğim şey bu canlıların birbirini yemesi aslında. Bunlar bir parti veriyor Tonguç Ören Bey. Yeşil bitkileri fareler yiyor. Fareleri tilki yiyor. Tilkileri de aslanlar yiyor. Nasıl bir parti? Herkes birbirini yiyor. Aynen. Bak, üreticiler, üretici dediğim şey yeşil bitkiler. Buradan bir ok çıkıyor Tonguç ve bu ok birinci tüketiciye giriyor. Burada bu giren ok aslında kimin yedi? Bak, ok her zaman kimi gösterir? Yeni. Güçlü olanı, yani yeğeni. Aa. Mesela ben seni yerim. O zaman oku bana doğru, senden bana doğru gösteriyor. Çünkü ok buradan çıkıp bunun ağzına besin olarak giriyor şeklinde. Hocam kavga karıştı. Başka bir yöntem gösterseniz. Evet, onu da göstereceğim, merak etme. Şimdi birinci tüketiciler, ikinci tüketiciler yiyor. İkinci tüketiciler, üçüncü tüketiciler yiyor. Mesela yeşil bitkileri fare yiyor. Otu mesela fare yiyor. Fareyi tikiyor, tikiyor, aslan yiyor diye düşünebilirsin. Üretici ilk baştaki basamak, unutma Tonguç öğrenmeyim. Besincinin birinci basamağı her zaman üretici. Sonra tüketici, birinci tüketici, ona da ikinci tüketici, üçüncü tüketici. Dikkat et, birinci tüketici genellikle yeşil bitki yediği için otçuldur. İkinci tüketici de etçil, üçüncü tüketici de etçil şeklinde devam eder. Tonguç'um, bir kere bunların hepsini yiyen bir de şey var. Ne var evladım, hemen bunların hepsini yiyen bir de ayrıştırıcı dediğimiz canlılar var. İşte bu ekoloji piramidi dediğimiz şey aslında bununla çok bağlantılı. Ekoloji piramidi dediğimiz şey
burada en başındaki adamı en tabana koyuyorsun. Sonra birinci derece tüketici, sonra ikinci derece tüketici, sonra devam ediyor, yukarı doğru gidiyor. Bir de yan tarafta üç boyutlu bir yapı oluşturuyor. Bu da ayrıştırıcılar, çünkü bunların hepsini yiyebiliyor. Çünkü hepsi ölüyor, hepsi atıklar çıkartıyor ve bunların hepsi de ayrıştırıcılar sayesinde parçalanıyor topraklı mineraller dedik. Tonguç'um, bir kere şunu unutmayacağız. Niye bu piramidin alt tarafı geniş sence? Çünkü oradakilerden daha fazla var. Harika. Çünkü canlı sayısı burada daha fazla var. Yukarı doğru çıktıkça o zaman canlı sayısı ne olur evladım benim? Azalır. Besin miktarı ne olur Tonguç evladım benim? Bak, bu daha geniş, bu daha dar. Azalır yukarı doğru çıktıkça. Enerji miktarı ne olur? Azalır. Çünkü alt tarafta çok fazla canlı olduğu için daha fazla enerjisi var diyoruz. Biyolojik birikim dediğimiz nalet şey ise artar diyoruz. İşte yukarı doğru çıktıkça, mesela biz insan olarak besin zincirinin, besin piramidinin, ekolojik piramidinin en üstünde bulunuruz. Dolayısıyla biz ne olur Tonguç evladım, bir sürü birikmiş o zararlı maddeyi de kendi içimize almış oluyoruz. Bu biyolojik birikim de ağır metaller gibi, işte tarım ilaçları gibi o zararlı kimyasalların ta otların üzerinde yapışmış halinden, ilk başta farenin karnına, sonra tilkinin karnına, sonra aslanın karnına, sonra işte bilmem neyin karnına, sonra da aslanın karnına girip de burada binlerce yeşil bitki yemiş fare, binlerce fare yemiş tilki, binlerce tilki yemiş aslan, aslında bunların on binlerce canlıların hepsinin içindeki o zararlı maddeyi almıştır. Dolayısıyla biyolojik birikim dediğimiz nalet şeyde artar diyoruz bu şeyde. Peki geldik enerji dönüşümlerinde. Hangileri bilmemiz gerekiyor Tonguç öğrenmem enerji dönüşümünden? Fotosentez ve solunum. İki tane başlık var. Soru buradan gelir değil mi hocam? Evet Tonguç'um. Fotosentez soruları çok geliyor. Böyle bir deney soruları, fanus soruları falan filan çok geliyor. Hangi canlılar yapıyor fotosentez evladım? Üretici canlı. Mükemmel zekisin. Ne zaman gerçekleşiyor Tonguç öğrenmem? Pazartesi günleri. Hayır, ne diyorsun evladım? Güney gündüz gerçekleşiyor çünkü ışık var. Peki yapay ışık da olur mu Tonguç evladım benim? Olmaz. Hayır, olur, patladın. Yani burada ışık varlığında yapay ışık da olur, kazanımlarda geçen bir şey. Yapay ışık da olur, bilmemiz gerekiyor diyoruz. Neler kullanılır evladım fotosentezde? Karbondioksit. Ve karbon monoksit. Hayır, su. Karbondioksit, su ve ışık kullanılır Tonguç evladım benim. Neler üretilir peki evladım? Besin ve oksijen. Harika, bak karbondioksitle. Su birleşiyor Tonguç evladım benim. Karbondioksit su. Güneş ışığı ve klorofil sayesinde, illa güneş ışık olmak zorunda değil, yapay ışık da olabilir. Besin ve oksijen dönüşüyor. O yüzden fotosentezdeki temel amaç nedir? Hemen buraya yazmak istiyorum. Söyle bakayım. Besin. Harika, zeki bir öğrencisin. Fotosentezdeki temel amaç besin üretimidir Tonguç evladım benim. Aman dikkat et. Bu gerçekten de çok önemli. Bunu biliyorsan sen sınava girme. Deyip de böyle bir sürü arkadaş altına yorum yazabilir burada. Ben de o zaman sınava girmeyeceğim diye üçkağıtçı açıcı arkadaşlarımız, ama ona dikkat edelim. Bu gerçekten çok önemli. Ya fotosentez dediğimiz şey aslında besin üretimi sağlar diyoruz. O zaman karbondioksit yapraklarından alıyor bitki. Hop. Suyu köklerinden alıyor. Bunları güneşten gelen ışık veya yapışıkla klorofil maddesi sayesinde birleştirerekten, klorofil de neyin içinde biliyor musun? Kloroplast dediğimiz organelin içinde klorofilden bol miktarda var. Klorofil aslında yeşil renk pigmenti. Bu kloroplast da aslında hücrenin içindeki bir organel. Özellikle nerede bulunur? Hangi hücrelerde bulunur? Yaprak hücrelerinde bol bol bulunur. Zaten o yüzden de yapraklar nedir Tonguç evladım benim? Yeşildir. Harika zekisin. Tebrik ediyorum. Bunun sayesinde besin üretiyor. Besin de genellikle basit şeker, yani glikoz şeklinde bulunur, üretilir ve oksijen üretiyor diyoruz. Oksijen Tonguç evladım benim. Efendim hocam. Kimler tarafından üretiyor diyebiliriz o zaman? Bitkiler. Mükemmel zekisin. Ve karbondioksit kimler tarafından tüketiliyor Tonguç evladım benim? Bitkiler. Harika zekisin. Gerçekten olağanüstü bir beyne sahipsin diyorum ve geçiyorum solunuma. Solunum Tonguç, canlıların yaşamlarını devam ettirmek için enerji üretmeleri olayıdır diyoruz. Amaç bir kere enerji, yani ATP üretmek. Ne zaman gerçekleşiyor? Gece gündüz. Her zaman. Peki kim yapar Tonguç öğrenmeyi? Day and night. Kim yapar Tonguç öğrenmeyi sence? Ağaçlar, bitkiler. Harika. Yeşil yapraklı gördüğümüz her şeyi. Biz yapar mıyız? Biz de yaparız hocam. Harika. Solunum dediğimiz iş böyle. Bu değil. Bu gaz alışverişi. Solunumsa hücrelerin içinde olan bir şey. O da mitokondri dediğimiz organelin içinde veya başka dışarıda bir yerde de oluyor. Ama şunu unutmayacağız. Buradaki temel amaç nedir Tonguç öğrenmeyi benim? Hemen yazmak istiyorum buraya. Enerji üretimi. Temel amaç neymiş o zaman evladım?
Enerji üretimi. Mükemmel zekisin. Tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla benim enerjiye ihtiyacım yok. Ağacın da enerjiye ihtiyacı var. Herkesin enerjiye ihtiyacı var. Peki ağaç gündüzleri fotoğrafı yaparken soluğu yapar mı Tonguç Evren? Yapmaz. Patlarsın. Ağaçlar gece ve gündüz her zaman solunum yaparlar çünkü her zaman enerji ihtiyaçları vardır. Aman dikkat diyorum buraya. Bu da herkesin yaptığı bir hatadır. Fotoğrafı yapacağım, solunum yapılmaz gibi düşünür. Ama şurada şunu da hatırlatmak istiyorum. Çok güzel bir döngü var burada aslında. Demin seninle öğrendik. Fotosentez dedik değil mi Tonguç? Evet hocam. Fotosentez. Bir de solunum var değil mi evladım? Şimdi fotosentez ne kullanıyordu Allah'ını seversen? Karbondioksit kullanıyor değil mi? O zaman karbondioksit alıp oksijen veriyordu. Harika. Karbondioksit fotosenteze gidiyor. Karbondioksit gittikten sonra fotosentez ne üretiyor? Oksijen üretiyor. Peki bu oksijeni kim alıyor dersin? Kim alıyor dersin evladım? Biz. Biz alıyoruz. Yani solunum yapıyor aslında ve solunumla karbondioksit üretiyor. İşte fotosentezle karbondioksit bir arada çalışan aslında mükemmel bir birliktelik Miko. Diyebiliriz. Fotosentez, solunum aslında hücrenin içinde de kendi içinde de böyle bir döngü var. Oksijen ve karbondioksit döngüsü de bu şekilde sağlanmış oluyor diyoruz. Mesela bak ben ne yapıyorum? Solunumla oksijen alıyorum, karbondioksit veriyorum. Bu karbondioksit kime veriyorum? Fotosentezi yapan bitkilere veriyorum. Onlar da bize oksijen veriyor diye düşünebilirsin. Hatta buradaki okları da düzgün çizelim Tonguç Evren Bey. Buradaki okları da şöyle çizelim. Oksijen veriyor bize. Bu da hop karbondioksit alıyor diyebiliriz. Fotosentezde diyoruz. Geldik burada başka bir şeyi anlatmaya çalışmış. Burada bunlar da solunum yapar. Onu da bilmemiz gerekiyor diyoruz. Solunumun çeşitleri nelerdir? Oksijenli ve oksijensiz olarak ikiye ayrılıyor. Oksijen solunum deyince besinle oksijen birleşiyor. Su ve karbondioksit oluşuyor diyoruz. Hatta burada yazmışız üzerim. Su artı karbondioksit artı enerji oluşuyor. O yüzden diyorum ki besinle hatta şöyle kısaltmasını da yazayım. Besin artı O2 karbondioksit artı su artı ATP diyoruz. Bu çok önemli bir özellik. Bunu bütün canlılar neredeyse yapıyor. Ama Tonguç bazı canlılar ise oksijensiz solunumu çok seviyor. Oksijensiz solunum nedir Allah'ını seversen? Oksijensiz solunum yani tüple hani deniz altında yaptığımız solunum. Yani hiçbir şekilde oksijen kullanmıyoruz. Tüple dalıyoruz. Eğer batmak üzereysek aşağı doğru sallıyoruz. Çıkmak üzereysek yukarıya yani sağlamsak. Harika. Doğru. Fermantasyon demek aslında oksijen solunum. Oksijen solunum iki çeşit olabiliyor. Bir laktik asit fermantasyonu bir de etil alkol fermantasyonu ikiye ayrılıyor. Laktik asit fermantasyonunda besin direkt laktik asit artı enerjiye dönüşüyor. Zaten istediğimiz şey enerjiydi. Süper. Ama etil alkol fermantasyonunda ise besin tonguçlarım etil alkol artı karbondioksit dediğimiz madde artı enerjiye dönüşüyor. Aslında burada laktik asit oluşuyor, burada etil alkol. Ama dikkat et. Besinle oksijen birleşiyor mu Tonguç evladım? Evet. Hayır birleşmiyor. Nerede burada besin? Oksijen yok. Bak burada besinle oksijen birleşiyor ama burada besin direkt dönüştürülüyor. Enzimler sayesinde diyoruz. Tonguç'um bizim vücut kaslarımızda yoğun egzersizlerde çizgili kaslarda laktik asit fermentasyonu oluşuyor. Laktik asitle ilgili sana ek bir bilgi vermek istiyorum. Laktik asit Tonguç evladım benim normalde yorgunluk asidi olarak bilinir. Ve hangi maddenin içinde daha fazla vardır biliyor musun evladım benim? Yoğurdun içinde vardır. Sütten ağzı yanan yoğurdu laktik asitle yer. Sonuç oksijensiz solunum yapan canlılara örnek olarak bakteriler verilebilir. Bu bakterilerden mesela yoğurt bakterileri nedir Allah'ını seversen? İğrenç hocam yoğurtta bakteri mi var? Yoğurt zaten süt bozulunca yoğurt oluyor. Lan tabii ki olmaz olur mu? İşte bu yoğurt bakterileri yoğurdun içinde olan bakteriler bozuk sütü bize yıllarca yoğurt diye sattılar. Oksijensiz solunumla laktik asit üretiyor ve besinle laktik asit oluşuyor. O yüzden yoğurdun içinde çok laktik asit var. Yoğurdu yedikten sonra ne olur Tomuş abi? Böyle hafif bir yorgunluk düşer değil mi? Aynen hocam ya. İşte bu laktik asitten dolayı diyoruz. Veya yoğun egzersizlerde bizim çizgili kaslarımıza kol kası, bacak kası falan filan bunlarda Tomuş abi benim enerji üretiliyor ama laktik asit de üretiliyor. Ve bu yüzden de Tonguç Evren Bey'im laktik asit fermantasyonu olduğu için de kaslarımız yoruluyor diyoruz. O yüzden de iyi esneme hareketleri yaparsak o kaslardaki laktik asit dağılıyor ve rahatlıkla tekrar devam edebiliyoruz hayatımıza. Etil alkol fermantasyonu ise işte hamurun kabarması, ondan sonra üzümün sirke haline dönüşmesi, ondan sonra mayalanma falan filan bunların hepsinde aslında etil alkol fermantasyonu var. Besine etil alkol artı karbondioksit artı enerjiye dönüşüyor diyoruz Tonguç evladım. Geldik artık madde döngülerine. Madde döngüleri neler? Su döngüsü,
Oksijen ve karbon döngüsü, azot döngüsü. Mazot döngüsü var mı hocam? Bu üçüne bakacağız. Sonra ünitemiz zaten bitiyor. Çok az kaldı, merak etme. Sonra yeni sistemler ve ardından neye geçiyoruz? Hemen elektrik ünitesiyle konuyu bitireceğiz. Hayır, saçmalama. Su döngüsünde bilmemiz gereken şey şu. Güneş ışık ışınları yardımıyla denizlerdeki, göllerdeki, yüzeydeki bütün suyu ne yapıyor evladım? Buharlaştırıyor. Buharlaşan su belli yüksek seviyelere çıktıktan sonra, yüksekler biliyorsun ki daha soğuktur. Hatta o yüzden dağların tepesinde genellikle ne olur? Yaz olsa dahi kış, kar kalabilir. İşte yükseklere çıkıyor. Yüksekler soğuk olduğu için soğuk bir hava kitlesiyle karşılaşınca yoğuşma dediğimiz olay gerçekleşecek. Yağış oluyor. Bu yağışta canlıların işte toprağa geçiyor. Topraktaki su hem yeraltı suları sayesinde insanların, hayvanların içme suyu haline geliyor. Hem de tonguç ölen benim bitkilere de mükemmel bir toprak ıslandığı için tonguç ölen benim su kaynağı oluyor. Peki bitkiler bu suyu aldı. Canlılar bu suyu aldı. Canlılar bir kere solunumla bu suyu dışarı verebiliyor ve su tekrar atmosfere çıkabiliyor. Veya terlemeyle. Mesela peki tonguç ölen benim, bir ağaç terleyebilir mi ya? İmkansız. İmkansız gibi duruyor ama bizim bütün canlılardan daha fazla terleyen... Onlar çok güzel kokuyorlar. Rola mı sürüyorlar hocam? Onlar birazcık deodorant kullanıyorlar tabii, biliyorum. Çok da koltuk altları var ya. Her dakika koltuk altları. Dikkat etsene. Yani işte, çok güzel kokuyorlar dalların hocam. Altı, ben evet. O kadar terlesem herhalde yanıma kimse yanaşmaz. Ağaçların yaprakları terliyor ve olağanüstü terliyorlar. Çünkü topraktaki suyu bir an önce fazla geldiyse atmaya çalışıyor. İşte bu da terleme olayı da aslında su döngüsünü etkileyen faktörlerden bir tanesi. Bir de yeraltı suları var tabii. O da başka bir hikaye diyoruz. Tonguç. Bunu ne yaparsın evladım sen? Hocam oksijen ve karbon döngüsü esasında biz insanların dünyayı nasıl mahvettiğinin, rezil bir hale getirdiğimizin, iğrenç birer dünya haline getirdiğimizin göstergesi. Bütün gün araba kullanıyoruz, fabrikalardan çıkan gaz dumanlar, kömür petrol, çevreyi kirletiyoruz. Gerçekten sonra... çok güzel söyledin, çok güzel söyledin. Bak Tonguç'um, atmosferimizde %21 oksijen var, %1'den hatta daha da az karbondioksit var. Peki biz bu oksijen ve karbondioksit yeterince saygı gösteriyor muyuz? Bir kere fotosentez oksijeni üretiyor, karbondioksiti alıyor, tüketiyor. Bu çok güzel bir şey bizim için. Neden? Çünkü biz sürekli karbondioksit üretiyoruz Tonguç'um. Evet. Aynı zamanda arabalar sürekli benzinli çalışan arabalar ne yapıyor? Yanma olayı süresince karbondioksit üretiyor. Fabrikalar da karbondioksit üretiyor. Orada da yanma oluyor. İşte bu yanma olayı, işte kömür, petrol, doğalgazdan çıkıyor. Bunlar fosil yakıtlar, biliyorsun değil mi Tonguç'um? Fosiller nasıl oluşuyor? Canlıların uzun süreçler boyunca 100 bin, 1 milyon yıl toprak katmanları arasında kalınca ortaya çıktığı yakıtlar, yani fosil yakıtlar. Bu fosilleşmeden sonra ortaya çıkan bu yakıtları biz ne yapıyoruz? Suudi Arabistan'da, Amerika'da, yok bilmem nelerde, Azerbaycan'da çıkartıyoruz. Kömür, petrol, doğalgaz şeklinde. Bunu çıkardıktan sonra, hatta bizde de çıkıyor kömür, petrol, doğalgaz. Çıkardıktan sonra ne yapıyoruz? Tonguç Ölenmen'in fabrikaya veya arabanın benzinine veriyoruz. Bunu verdikten sonra bunlar karbondioksit üretiyorlar. Ve ama dikkat et, oksijeni alıyorlar üçkağıtçılar. Bu da oksijeni alıyor Tonguç Ölenmen. Bu da oksijeni. Herkes oksijeni alıyor kardeşim. Eyvallah. Oksijeni nereden bulacağız biz? İşte fotosentez sayesinde. Fotosentez, ağaçlar bu kadar çok olmasaydı biz oksijen bulamazdık. Mortanzi olurduk diyoruz Tonguç Ölenmen. Hocam son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda ve son balık tutulduğunda beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak ama iş işten geçmiş olacak hocam. Dolayısıyla fosil yakıt kullanmayan herkes yürüye gitsin. Beyaz adam kim? Dangoz musun? Allah Allah ya. Christoph Daum. Pardon, neydi? Donald Trump. Evladım beyaz adam o mu? Ya saçmalama Allah aşkına. Diğer beyaz adam, siyah adam, böyle niye ayrı yapıyorsun? Dangoz hocam herhalde. Beyaz adamlar tüm petrolü ele geçirdiler ve dünyamızı kirletiyorlar. Tabii ki. Ha bir de çürümeyi anlatmak istiyorum. Çürüme sırasında da çürümeyi beni anlat. Karbon. Beni hocam. Çürüdüm resmen, bittim. Canlıların yapısındaki karbon aslında fosilleşiyor, işte fosilleşiyor ve karbon, hatta ayrıştırıcılar dediğimiz canlılar da dışarıya karbondioksit verebiliyor. Bu da ekstra bir bilgi sana Tonguç Ölenmen. Dolayısıyla karbondioksit verecek, sürekli karbondioksit artıyor. Biz bunu azaltmak için ne yapmamız gerekiyor? Fotosentez yapan bitkilerin sayısını arttırmamız gerekiyor diyorum. Geldik azot döngüsü. Sınavlarda çok çıkan bir konuydu eskiden. Şimdi de çıkıyor. O yüzden çok dikkat edeceğiz. Atmosferde yüzde kaç azot var? Hemen söyle bakayım bana. %1 falan yani az. Evet çok az değil mi? %78. Aa oksijen hiç yok. Oksijenden 4 kat fazla. Yani 4 kat. Zehirleniyoruz. Hayır zehirlenmiyoruz. Ya. Atmosfer zararsız bir madde. Dolayısıyla bize zararı yok. Ama şunu unutma. Atmosferin çok büyük yararları da var. Atmosfer ne için kullanılır evladım Tonguç Ölen benim? Proteinlerin yapı taşıdır. Proteinler atmosfer azot olmadan olmaz diyoruz.
Atmosferimizde %78 azot vardı. Peki ben bu azotu kullanabiliyor muyum Allah aşkına? Hayır. Kullanamıyorum ama bu havadaki azotu, ben yıldırım ve şimşek sayesinde toprağa geçirebiliyorum. Bak şunu unutma, havadaki azot yıldırım ve şimşek sayesinde toprağa geçebiliyor. Veya Tunguş Evlenmeyim, azot tutucu bakteriler var bazı baklagillerin köklerinde yaşayan. Bunlar sayesinde de havadaki azot toprağa geçiyor. Ve bu toprağa geçen azotu azot tuzları şeklinde bitkiler ne yapıyor evladım benim? Yiyor. Yemiyor, alıyor işte. Süper. Alıyor. Gerçekten. Ve bu azot tuzları ile kendilerine gelen azotu neye çeviriyorlar? Meyvelere, sebzelere, ondan sonra yapraklarına falan filan çeviriyor. Yani aslında bize besin veriyorlar diyoruz. Sonra bunlar da bunu yiyor. Pardon. Bunlar da bunu yiyor. Sonrasında o besinler paylaşılmış oluyor diyoruz. Tunguç Erhan Bey, yerdeki azotu hava mesela öldü de diyelim bu öküz Tunguç Erhan Bey. Efendim hocam. Sana bir öküz öldü diyelim. Efendim hocam. Mesela ağaçlar öldü diyelim. Bunlar öldükten sonra bunu ayrıştırıcı bakteriler parçalarken ne yapıyor? Havadaki azota dönüştürebiliyor bunları. Onu da söylemek istiyorum Tonguç'um. Havadaki azotun artmasının sebeplerinden bir tanesi de aslında budur diyoruz ve ayrıştırıcı azot tutucu bakterileri söyledik. Azot tuzlarını söyledik. Azotlu mineralleri söyledik falan filan. Evet, artık sürdürülebilir kalkınma. Peki Tonguç, sürdürülebilir kalkınma için ne yapmalıyız? Kalkınmayı sürdürmeliyiz. Ne demek sürdürülebilir kalkınma? Sürdürülebilir kalkınma şu hocam. Eğer biz kullandığımız plastik şişeleri alıp doğaya atarsak o doğada uzun süre kaybolmadığı için doğaya zarar verir. Ama biz onları plastik toplama poşetlerine koyarsak onları yeniden kullanırız ve hem paramız boşa gitmez, hem çevreyi kirletmemiş oluruz, hem de zengin oluruz. Süper. Aslında özeti şu. Kaynakları dikkatli kullanmak. Bu kadar. Sürdürülebilir kalkınmak, kaynakları İsraf dikkatli. İsraf haramdır. Planlı, programlı kullanmak. Yani ben mesela 2050 yılında petrolün biteceğini bilsem Tonguç'um, petrolü deli gibi yakmaya devam eder miyim? Edersiniz. Hayır, niye diyeyim, deli miyim ben? Ha, niye dersin? Söyle bakayım bana. Çünkü deli, biz deliyiz hocam. Deli değiliz işte. Petrolüm arpadan olsun. Biz, ne diyorsun? Allah Allah. Biz eğer bunun biteceğini biliyorsak, öngörebiliyorsak ne yaparız? O zaman yavaş petrol kullanımını azaltalım. Elektrikli arabalar çıkartalım. İşte bilmem hibrit arabalar çıkartalım. Petrol kullanımını mümkün olduğunca azaltalım demeye çalışırız. Tasarruflu olmamız gerekiyor sürdürülebilir kalkınma yapabilmek için. Yani ülkemizin kalkınmasını sürdürmek için tasarruf yapmamız gerekiyor. Tasarruf nasıl yapacağını söyleyeceğim. İşte tasarruf nasıl yapılır? A sınıfı ampullerle yapılır. Elektriği açık bırakmamakla yapılır. İşte boşa suyu harcamamakla yapılır falan filan. Işığı gerektiği zaman yakmamız gerekiyor Tonguç Erdoğan Bey'im. Işığı gerekmediği zaman yanık bırakmayacağız. Ay ben korkuyorum, gece uyuyamıyorum falan. Lüzumsuzsa söndür. Ya tamam da lüzumsuzsa söndür kardeşim. Ocaktaki gaza gerektiği kadar açmalı Tonguç Erdoğan Bey. Böyle sonuna kadar, dibine kadar açmamalı. Çay lav gibi olmadığı sürece içemiyorum. Hayır, musluktaki suyu boşa akıtmamalı. Bunları akıttığın zaman aslında... İşin kurcalarken uğraşmak istemiyorum, açık kalsın. Ülke sermayesi akıyor, unutma. Kağıtları tasarruflu koyun. Mesela biz bu kağıtları... Ne yapıyorsunuz hocam siz bu kağıtları? Geri dönüşüme yolluyoruz Tonguç. Böyle boş boşuna atmıyoruz. Tebrik ediyorum sana. Geldik yeni nesil sorumuza. Evet, gerçekten de Kalle abi bir soru. Artık sana birkaç tane yeni nesil soru çözeceğiz. Ve gerçekten de bu soruları nasıl yapıldığını öğrendikten sonra sen de yeni nesil sorulara, yani son tekrarımızdaki en önemli kısma hazır olmuş olacaksın. Geldik. Besin içinde bir tüketici, bir üretici ya da başka bir tüketiciyi besin olarak kullanabilir. Tamam, eyvallah. Zaten biliyoruz bunu. Bu şekilde besin ağları oluşur. Zaten bunu biliyoruz. Besin ağlarındaki tüketici canlılar enerji gereksinimlerini karşılamak için birçok canlı tükettiğinden üreticilerden tüketicilere doğru gidildikçe biyolojik birikim artar. Biyolojik birikimden bahsetmiş bize. Biyolojik birikim nasıldı? Yukarıya doğru gittikçe artar, değil mi Tonguç? Evet hocam. Biyolojik birikim mesela bir besin piramidi çizsek, İşte burada mesela en fazla biyolojik birikim hangisi nedir Tonguç öğrenmem? En fazla biyolojik birikim tabii ki en üstündeki nedir? Ha, tamam. Şimdi demiş ki besin ağında bulunan canlıların her şey demiş ki bir beyaz eşya fabrikasında üretim sonucu ortaya çıkan ağır metaller için bir önlem alınmamaktadır. Allah Allah. Ağır metaller ne yaparsa yapsın bana ne diyorlar. Fabrikanın bulunduğu bölgede yer alan canlılardan oluşan besin aşaması şekilde gibidir. Tamam, eyvallah. Besin aşaması burada. Güneş var. Yıldız. Yıldızı dikdörtgen yiyor. Dikdörtgeni yuvarlak yiyor. Dikdörtgeni üçgen yiyor. Yuvarlağı üçgen yiyor şeklinde bir besin ağı var diyoruz. Şimdi geldik Tonguç'um. Bunu bir gel zehirli maddenin miktarı var. Burada biyolojik birikime de vermiş. En fazla birikim kimde var Tonguç Ölen Bey'im? Sarıda. K'da var.
O zaman ben K'nın en üstte olduğunu söyleyeyim mi mallarını seversen? Evet. En az 1, 2, hangisi var? N'de. O zaman N en aşağıdadır. En, ondan daha L burasıdır. M de burasıdır diyebiliriz. O zaman ekoloji piramidi çizdik. Nasıldı bu da? Bu üreticiydi. Bu birinci tüketiciydi. Bu ikinci tüketiciydi şeklinde ilerliyordu. Dolayısıyla ben bu besin zincirini buraya uyarlarsam yıldız dediğimiz şey besin piramidinin en altında. Ekoloji piramidinin altında yani N'dir diyebiliriz. Peki dikdörtgen dediğimiz şey ise L'dir diyebiliriz Nohut Çevralim Bey'im. Sonrasında K dediğimiz şey ise hepsini yem falan filan. N canlısı besin alanının ilk halkasında bulunan yıldız ile göstermiş. Evet doğru, tebrik ediyorum, sen gerçekten çok zekisin. L canlısı otçuldur. Ha, dikdörtgen ile gösterilmişti. Tonguç Çevralim Bey'im, bir kere üretici dediğimiz bu canlıydı. Sonra birinci tüketici dediğimiz bu canlıydı. Ve dikkat ettiysen birinci tüketici sadece üretici yani ot dediği için fotosentez yaparak enerjisini L canlısı otçul ile gösterilmiştir. Sadece ot dediği için gerçekten de L canlısı otçul ile gösterilmiştir diyoruz. Ve L canlısı dikdörtgen ile gösterilmiş otçuldur diyebiliriz. Şemada üçgen ile gösterilen K canlısı fotosentez yaparak kendi enerji ihtiyacını karşılar demiş. Şimdi bir kere Tonguç'um, fotosentezi yapan burada bu, üretici. Diğerlerinin hepsi tüketici. Mesela bu adam bunu yiyor, bu adam bunu yiyor gibi düşün. Dolayısıyla burası asla fotosentez yapamaz diyoruz. O yüzden bu yanlış bir ifade, cevabımızın Adana olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz diyoruz. Evet, yepyeni bir soru. Bu soruyu gelince ne yaparsın Tonguç'um? Hocam bu tür sorularda Milletin Bakanlığı zaten öğrencilere artık çok rahat bir şekilde cevabın hiç korkmadan yapılabileceği şekilde bize üstte bilgi veriyorlar. Alta resim koyuyorlar. Hatta evet, gerçekten dikkatli bakıldığında cevap da gözüküyor yani. Fotosentez yeşil bitkilerin ışık varlığında besin ve oksijen üretmesi oluyor. Süper doğru. Fotosentez sonucu üretilen oksijen miktarı çeşitli faktörlerle etkilir. Tamam eyvallah. Ülkemizde yaygın olarak bulunan seralarda bitki yetişmesine uygun şartların sağlanması amacıyla çevre şartları denetim altında tutulur demiş. Evet, sera, güneş falan filan. Kışın serada ölçülen grafikteki fotosentez hızının artmasına aşağıdakilerden hangisi yardımcı olmaz demiş. Yani şurada sabah 8 ile 13'e kadar bir fotosentez hızında bir artış var. Bu ne yol açar? Bir kere serada sulama çalışmasının yapılması yol açabilir. Çünkü ne kadar fazla su o kadar fazla fotosentez diyebiliriz. Neydi fotosentezin denklemini, hemen yazalım sana Tonguç Öğrenmeyim. Karbondioksit artı su eşittir besin artı oksijendi. Burada ışık vardı. Burada klorofil vardı Tonguç evladım benim. Peki seranın belirli noktalarına ıslak saman balyası koyulması. Bak burada çok enteresan bir bilgi vermiş. Bunu görmüş müydün daha önce? Islak saman balyası ortama karbondioksit yayar. Demek ki ben seranın belli bir noktalarına ıslak saman balyası koyarsam burada karbondioksit artar. Karbondioksit artarsa fotosentez, bak suyu arttırdım fotosentez arttı. Karbondioksit arttırdım fotosentez yine artacak. Bu da doğru. Yani ne diyor bize? Artmasına yardımcı olmaz diyor. Zaten biz artmasına bu da arttırır bu da arttırır diyebiliriz. Seranın pencerenin açılarak sıcaklığına düşürülmesi. Bunu düşünelim bakalım. Yapay ışık kaynaklarıyla gündüz ışık takviyesi yapılması. Buradaki artış sağlamış olur mu yapay ışık kaynakları Tonguç Öğren? Olur. Süper. Yapay ışıkta da fotosentez olur çünkü zaten. Peki son şıkkımız. Seranın belli pencerenin açılarak sıcaklığın dış ortamın sıcaklığını düşürülmesi. Şimdi Tonguç bu çok yanlış bir şey. Neden diyeceksin? Seranın mantığı ne Tonguç Öğren? Sera sera key sera sera. Ne diyor Sera? İtalyan şarkı mı söylüyorsun? Sera İtalyanca'da akşam demek. Onu da söylüyorum. Buona sera. Buona sera signora demek istiyorum sana. Tebrik. Buona sera signor demek istiyorum. Sen signorsun çünkü. Ben signor Tonguç. Evet. Lütfen herkes haddini bilsin. Ben signor Tonguç'um. Senior Mister demek gibi bir şey. Çok özel bir şey yok. Yani Kont Tonguç desen gerçekten olağanüstü olur. Kont da köpek ismi gibi. Kont yakala oğlum. Sera'nın pencerenin açılarak sıcaklığını düşürmesi, aslında Sera'yı biz oradaki dışarıdan etkilenmemek için. Mesela kışın bile domates yetiştirebiliyoruz. Normalde domates yaz meyvesidir Tonguç'um. Ama ben kışın domates yetiştirebiliyorum. Summer fruit. Ha, bunu yapabilmek için dış ortamın sıcaklığından ayırmam, insüle etmem gerekiyor. Yalıtımlaştırmam gerekiyor. Dolayısıyla ben ne yapıyorum Tonguç öğrenmeyim? Buradaki aslında ortamı kapataraktan dış ortamdaki sıcaklığın değişikliğine karşı bunu korumuş oluyorum. Cevabımızın da Ceyhan olduğunu söyleyebiliriz. Bu arttırmaz. Tam tersine olumsuz etkiler diyoruz cevabımız.
Geldik bir tane daha. Gerçekten çok önemli gördüğüm soru. Neden diyeceksin? Genellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nda soru hazırlayan insanlar neyi bilirler biliyor musun? Çimlenmekte olan fasulye tohumu. Bayılırlar. Çünkü neden biliyor musun? Bunlar okullarda deney olarak yaptırılır. Hemen bakalım. Solunum canlıların yaşamlarına devam etmek için enerji üretmedir. Süper. Şimdi Tonguç, bu ünitede gerçekten fotosentez ve solunum ağırlıklı sorular gelecek. Neden gelecek? Çünkü fotosentez ve solunum en önemlisi bu işin. Besin zinciri ve fotosentez solunum en önemlisi bu işin. Tabii ki sürdürülebilir kalkınma ile ilgili. Aynı zamanda madde döngüleriyle alakalı soru gelebilir. Ama iki tane, üç tane fix soru varsa bunlar gerçekten fotosentez solunumdan geri diyoruz. Çinlenmekte olan fotosentezler ile oluşturulan şekilde güzellikle bir süre sonra kireç suyu bulanıklaşmaya başlar. Kireç suyuna neymiş ki? Neymiş ki? Burada genellikle verir. Kireç suyu karbondioksit varlığında bulanır. Sınavda bak gerçekten... Bak uzun yaşar kireç suyuyla. Sınavda kireç suyunu çok seviyorlar öğretmenler. Dolayısıyla kireç suyu karbondioksit varsa bulanır. Adam diyor ki bak bir süre sonra kireç suyu bulanıklaştı diyor. Demek ki buradan buraya doğru bir karbondioksit geçişi olmuş. Peki bu karbondioksit geçişini sağlayan şey buradaki fasulyeler. Demek ki bu adamlar karbondioksit üretmiş. Tonguç öğrenmeyeyim. Çimlenmekte olan fasulyeler fotosentez yaparak karbondioksit açığa çıkarmıştı. Yanlış. Çünkü fotosentezin denklemi karbondioksitle su birleşiyor. Besin artı oksijen oluşuyor. Karbondioksit açığa çıkartamaz. Oksijen veya besin açığa çıkartır. Bu yanlış. Çimlenmekte olan fasulyeler enerji üretmek için ışığa ihtiyaç duyuyor. Bir kere ışıkla enerji değil besin üretilir. Bu da yanlış bir ifade diyoruz. Kireç suyunun bulanıklaşması fasulyenin solunumda karbondioksit üretimini gösterir. Evet gerçekten de solunum dediğimiz şey ise besinle oksijeni birleştiriyoruz. Karbondioksit ve su oluşturuyoruz. Dolayısıyla kireç suyunun bulanıklaşması fasulyenin solunumla karbondioksit ürettiğini gösterir. Gerçekten doğru bir cevap. Çünkü karbondioksit üretimi için solunum yapılması gerekiyor. Bak bu fotosentez, bu da solunumdur. Bunları unutmayalım diyoruz. Fasulye enerji ihtiyacını karşılamak için karbondioksit kullanıyor. Yanlış, külliyen yanlış. Karbondioksit kullansa niye atıyor buraya gönderiyor karbondioksit? Karbondioksit üretiyorlar demek dese doğru olurdu diyoruz. Ve enerji ihtiyacını da karbondioksit kullanması karşılamaz. Karbondioksit kullanan yer fotosentezdi. Karbondioksit üreterek enerji üretir diyoruz. Evet geldik artık son konumuz. Son konumuzda elektriksel yüke bakacağız. Sürtünme elektriklenme, dokunma elektriklenme, ondan sonra etkili elektriklenmeye bakacağız. Ardından Tonguç'um elektroskopun ne olduğuna bakacağız. Ardından topraklamaya bakacağız. Sen de Tonguç'um alt başkaları üstüne. Elektrik enerjisinin dönüşümüne bakacağız. Ve aslında santraller, mantraller onları bilmem ne zaten. Enerji tasarrufuyla da bu dersimizi bitireceğiz. Ama yeni nesil soruları da çözmeyi unutmayacağız tabii ki. Bir kere elektriksel yük deyince hangi yükler var Tonguç öğrenelim benim? Pozitif yükler var, negatif yükler var. Bu kadar bitti. Pozitif ve negatif yükler. Yani artı ve eksi yükler var. Artı yük sayısı bir cisimin içinde bazen eksi yük sayısını geçebiliyor. Bu cisimlere biz yüklü cisimler ama pozitif yüklü cisimler diyoruz. Eğer artı yük sayısı ve eksi yük sayısı birbirine eşitse Tonguç neydi Tonguç ölen benim? Nötr cisimdir değil mi? Yani nasıl bir cisimdir diyebilirsin. Yüksüz. Patlarsın. Artı eksiye eşit diyorum. Dangoz evladım benim. Şunu unutma. Buraya bir not düşmek istiyorum. Yüksüz cisim. Dünyada var mı Tonguç Ölen benim? Yoktur. Harika. Yüksüz cisim yoktur. Çünkü her maddenin içinde neler vardır o evladım benim? Atomlar vardır. Bu atomların çekirdeğinde de artı yükler ve etrafında da eksi yükler vardır. Dolayısıyla her maddenin içinde mutlaka artı ve eksi yükler vardır. Yüksüz diyemeyiz hiç madde. Ne diyoruz o yüzden havalı olsun diye? Nötr diyoruz Tonguç'um. Artı yük sayısı eksi yük sayısına azsa bu cisim negatif yüklüdür. Yani çünkü eksiler daha ağır basmış. O yüzden negatif yüklü cisim, eksi yüklü cisim diyebiliriz. Tonguç'um artı artıyı ne yapar? Artı artı iter. Eksi eksi ne yapar? İter. O zaman aynı kutuplar aynı iter diyebilir miyiz Tonguç Ölen Bey? Evet. Süper. Aynı iter. Tamam süper. Peki Tonguç'um geldik bu noktaya. Artı eksi ne yapar? Çeker. Eksi artıyı ne yapar? Çeker. Bravo diyorum. O zaman zıt kutuplar birbirlerini çeker. Zıt çeker diye ezberleyeceğiz. Zaten bunu şöyle ezberleyebilirsin. Hemen sana bir örnek göstereyim Tonguç'um. Aynı sesli harf, iter sesli harf. Zıt sessiz harf, ç sessiz harf diyebilirsin. Peki artı yükle nötr cisim birbirini ne yapar? Çok zor. Yani yüklü bir cisimle nötr bir cisim birbirlerini çekerler diyoruz. O zaman
yüklü nötr cisim birbirlerini çekerler diyoruz Tunguç evladım benim. Yani çekebilmesi için de yüklü ve nötr olması gerekiyor. Bir tanesi yüklü, bir tanesi nötr olsa yeterli diyoruz. Peki geldik sürtünme elektriklenmeye. Tunguç, sürtünme elektriklenme deyince akla ne geliyor evladım? Sürtünme elektriklenme hocam. Mesela diyelim ki biz yün kazak giydiğimizde veyahut da yün tayt giydiğimizde veyahut da yün çorap giydiğimizde veya yün atlet giydiğimizde bunu çıkarırken harika. Vücudumuzun tüylerinde, kıllarımızda, göğsümüzdeki bulunan bütün o tüyler ve kılların elektriklendiğini görüyoruz. Saçların? Saçlarım olmadığı için bu konuda cevap veremeyeceğim. Harika. Vücudumdaki kılların hepsinin elektriklendiğini görüyoruz. Sürtünme elektriklenmeye baktığımız zaman ebonit çubuk yani plastiğe yakın bir çubuk. Ebonit eksi. Ben yünlü kumaşa sürttüysem aynen ebonit E ile başlıyor eksi ile ebonit eksidir. Yün de o yüzden artı oluyor. Tam tersi oluyor. Çünkü sürtünme ile elektriklenmede mutlaka aslında cisimler zıt yüklenir ilkesini bilmemiz gerekiyor Tonguç'um. Cisimler zıt yükle yüklenir. Dolayısıyla ebonit eksi o zaman yün artı. Burada yükler nereden nereye geçiyor peki Tonguç Ölüm Bey'im? Unutma hareket eden tek şey negatif yüklerdir. O yüzden sınavda böyle bir şey karşına gelirse şaşırma. Elektriklenme olayları negatif yüklerin yer değiştirmesi sonucudur. Peki pozitif yükler yer değiştirir mi Tonguç Ölüm? Evet. Patlarsın. Pozitif yükler asla yer değiştirmez. Çünkü bir atom çizdiğimiz zaman atomun etrafında tamam eksi yükler vardır ama içinde artı yükler vardır. Artı yükler atomun içinde olduğu için bunlar öyle kolay kolay hareket edemez. Bunların etrafında bir sınır var. Aman dikkat edelim diyoruz. Bunu gördüğümüz zaman şaşırmıyoruz. O yüzden eksi yükler nereden nereye geçmiş Tonguç Ölen Bey'im? Yün kumaştan aslında ebonit çubuğa geçti. O yüzden bu eksi yüklü, bu da artı yüklü olmuş. Yani eksi yük kaybettiği için artı yüklü olmuş. Bu da eksi yük kazandığı için eksi yüklü olmuş diyoruz. Tam tersi bir de camla ipek kumaşın sürtünmesi var. Cam artı ipek kumaşta ipek. İpeksi. Harika. İpeksiden aklına getireceksin. Hemen eksi diyeceksin. İpeğe diyorsun. Peki burada ne yapmış? Burada yükler camdan ipeğe geçmiş. Dolayısıyla eksi yükler geçtiği için ipeğin eksi yükleri artmış. Camın eksi yükleri azalmış. Cam artı hale gelmiş. İpek de eksi hale gelmiş diyoruz. O zaman bu sürtünme elektriklenme zıt yükle yüklenir. Çok iyi bilmemiz gerekiyor Tonguç evladım. Geldik dokunma elektriklenmeye. Bak bu tarz tabloları çok seviyorlar nedense. Mesela bu pozitif artı, bu da negatif eksi. Artı ve eksi yükler birbirleri nedir evladım sence burada evladım? Süpersin. Nötr. Eşittir. Dangoz evladım. O yüzden bu cisme ben nötr diyeyim. Gerçekten aslında bilmişsin abi. O kadar dangoz dedik ama. Bak pozitif yükler negatif yüklerden daha fazla. O yüzden bu cisme pozitif. Negatif yükler yani pembişler sarılardan pozitif yüklerden daha fazla olduğu için bu cisme eksi diyebiliriz. Tonguç'um sen eğer K ve L cisimlerini yani bu ikisini birbirine dokundurursak ne olur biliyor musun? Ne olur hocam? İkisi de artı olur. Yani bir dokunma elektriklenme deneyinde mutlaka bilmen gereken önemli bir şey var. Cisimler aynı yükle yüklenir kuralını bilmemiz gerekiyor. Aynı yükle yüklenir kuralını bilirsek eğer cisimlerin bu K ve L'yi birbirine dokunduğunuz zaman bunların toplam yükü bu nötr bu artı olduğu için artıdır. Dolayısıyla artı artıyı ne yapar evladım Tonguç evladım benim artı artıyı? İter. Süper diyeceksin. O yüzden birbirlerini iterler diyebiliriz. Geldik bu zımbırtıya. K ve M'yi birbirine dokunalım. Nötr ve eksi. Nötr ve eksiyi dokunduğunuz zaman ikisi birbirleriyle aynı olacak. Toplamda bunun sıfır, yani nötr diyelim. Bunun da eksi. Toplamda yükler eksidir. Eksi eksiyi ne yapar Tonguç? Eksiyi ikiye bölüştürdüğümüz zaman ikisi de eksi olacak ve birbirlerini iterler diyebiliriz. Peki Tonguç'um L ve M'yi birleştirdiğim zaman, çarpıştırdığım zaman dikkat et bak bunun artı, bunun artısıyla bunun eksi, bunun eksinin toplamı aslında sıfır yük demek. Sıfır yük olduğu için ikisi de nötr olur. İkisi de nötr şeklinde kalacağı için de birbirlerine hiçbir etkide bulunmazlar. İki nötr cisim birbirlerine ne yapar Tonguç evladım benim? Hiçbir şey yapmaz. Bravo. Her demende haklısın. Tebrik ediyorum seni. Geldik etkiyle elektriklenme artık son elektriklenme çeşidimiz. Elektriklenmede şunu bilmemiz gerekiyor Tonguç'um. Fix bir deney var. O fix deneyi göstereceğim sana zaten. Ondan sonra etkiyle elektriklenmeyi anlayacaksın. Ben eksi yüklü bir cisme böyle nötr bir sisteme yaklaşsam ne olur Allah'ını seversen? Her şey olabilir hocam. Her şey olabilir. Çünkü buradaki bunun içindeki eksiler bunu sevmeyecekler. Eksi eksi ne yapardı? Çeker. Eksi iter, eksi iter. Bravo. O yüzden ittiği için buradaki eksiler, bu taraftaki eksiler ta buraya, bunun en uzak durabileceği noktaya gelecekler. Peki
Buradaki eksiler buraya geldikten sonra burada ne oldu artık? Artılar oluştu. Çünkü artı ne yapar? Eksiği çeker değil mi? Artılar burada kaldı. Eksilere çok yakın. Dokunmuyor ama dikkat, burada boşluk var. Burada da eksiler geldi. Sonrasında Tonguç'um burada duruyorken bunları ayırdım. Ya bunları ayırdığın zaman burada artılar hala kaldı. E burada eksiler hala kaldı. E bunlar bu şekilde devam edecek. Bu cisim artı yüklü, bu cisim de eksi yüklü hale gelmiş olacak diyoruz. Bu deney ise en önemli deneylerden bir tanesi diyoruz. Ve geldik elektroskoba. Cisimlerin yüklü olup olmadığını ya da hangi yükte yüklendiğini anlamak için kullanılan araca ne diyoruz evladım biz? Teleskop. Hayır, elektroskop diyoruz. Elektroskopun şöyle bir özelliği var. Bir tane böyle top gibi bir şey var. Ona topuzu diyoruz. Bu topuz neden yapılmak zorunda? Hangi maddeden yapılmak zorunda evladım? Metal. Mükemmel zekisi. Yani iletken olmak zorunda. Biz buna iletken topuzu diyebiliriz. Cam fanus buradaki yaprakların çok hareket etmemesi için. Çünkü eğer rüzgar yaparsan bunlar hemen böyle çok ince narin olduğu için böyle sallanabiliyorlar. Peki yalıtkan ayak var bir de. Bir de burada iletken tel var. Şuradaki iletken tel diyebiliriz Tonguç evladım benim. Bu iletken tel ve yapraklar da burada en altında. Tonguç'um eğer bir elektroskop nötrse aslında yaprakları şöyle kapalıdır diyebiliriz. Ama bir elektroskop eğer yüklüyse, pozitif yüklüyse mesela yapraklar böyle açık diyebiliriz. Burada ise eksi yüklüyse yine yapraklar açık diyebiliriz Tonguç'um. Yapraklar açık olmasının temel sebebi bunlar eksi ya. Burada yaprak da eksi ya. Eksi eksi ne yapar evladım benim eksi eksiyi? Çeker. İter. Bravo diyor. Evladım sen de gerçekten de beyinsel bazı problemler var. Bu problemleri ben sana söylemiştim. Geçen sene Malezya'dan beyin nakli yaptıracaktık. Yaptırmadın mı hala? Hocam yaptırdık ama o da 6 aylık ömrü varmış. 6 ay sonra beyin ömrü bitiyor. Yeni bir beyin almam lazım. Nepal'den ya da Sri Lanka'dan maymun ya da şempanze beyni getirecekler. Aynen inşallah. Hocam, çok sabırsızla bekliyorum. Dolar artıyor. Eksi eksi ne yapar? Eksi eksiyi iter. Bravo diyorum sana. Artı eksi ne yapar? Çeker. Eksi artı artıyı ne yapar? Artı artıyı çeker. Dangoz evladım ama olsun. Yine gelişme var. Yine belli bir aşamaya. Sri Lanka beyinde bir. O yüzden eğer yüklü elektroskopsa yapraklar açık oluyor. Bak yüklü elektroskop dediğimiz şeyde yüklü elektroskopta yapraklar açık oluyor Tonguç. Bu çok önemli bir bilgi. Eğer nötr elektroskopsa yapraklar kapalı oluyor Tonguç evladım benim. Yapraklar kapalı oluyor. İşte ben bir cismi yaklaştırıyorum elektroskopa, tamam mı? Elektroskopa yaklaştırdığım zaman bir cismi. Diyorum ki şöyle bir cisim yaklaştırdım. Mesela eksi cisim. Ben bu cisimi yaklaştırdığım zaman elektroskopun yaprakları bir anda artı hale geliyor. Çünkü artı eksiyi çeker. Buraları da eksi hale, pardon topuzu artı hale geliyor. Buraları da eksi hale geliyor. Buraları eksi hale gelince bir anda yapraklar açılmaya başlanıyor. İşte demek ki bu cisim yüklüymüş diyebiliyorum. Ama nötr cisim yaklaştırsaydım hiçbir şey olmayacaktı. Hiçbir şey olmayacaktı. Aynen kalacaktı diyorsun. Topraklama dediğimiz şey olay çok önemli Tonguç'um. Sınavda %100 karşı çıkacak kalıp ne biliyor musun? Topraklama sonucu cisimler nötr hale gelir. Tamam eyvallah. Bu cisim hangi yüklü Tonguç evladım? Mesela sayabilir misin hemen bakalım? Bu cisim hangi yüklü? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane eksi. 4 tane artı var, 9 tane eksi var. Bu cisim hangi yüklü o zaman? Eksi. Süper. O zaman bu cisim eksi yüklü olduğu için bu cismin toprağa bağlandığını işareti şöyle. 1, 2, 3, 4 tane falan böyle çizgi çiziyoruz. Bu toprağa bağlama işareti aslında. Toprağa bağladığımızda Tonguç öğrenmem. Bu fazlalık bak. Bu 4 artı var ya. Burada 4 artı niye yok ki? Bunun içindeki 5 tane eksiden kurtulmamız gerekiyor. Bu 5 tane eksi de aslında buradan buraya doğru geçiyor diyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'muş. Allah senin iyiliğini vermesin. Saymayı beceremedin Tonguç öğrenmem. O yüzden ne diyoruz? 6 tane eksi. Bu 6 tane eksi toprağa geçmek zorunda. Toprağa 6 tane eksi geçerse ne oluyor evladım benim? O zaman burası 4 eksi olur. O zaman ne olur bu cisim? Eksi. Hayır 4 artı 4 eksi var. Nötr. Mükemmel zekisin. Eksi yüklü cisim bir anda toprakta dokunduktan sonra ne oldu? Nötr oldu. Süper zekisin. Mesela bu cisime baktığımız zaman bu cisimde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane artı var. Süper. 1, 2 tane de eksi var. Şimdi bu adamın ne olmasını bekliyoruz biz? Toprağa bağlandı nötr olmasını bekliyoruz. O yüzden diyorum ki 4 tane artıyı ne yapalım Tonguç herhalde benim? Azaltalım. Hayır patlarsın. Çünkü yalnızca ve yalnızca eksi yükler hareket edebilir. Bak bazen toprağa doğru cisimden toprağa eksi yük geçişi olur.
veya da topraktan cisime eksi yük geçiyor olabilir. Ama hiçbir zaman artı yük geçmez. O yüzden ne yapıyorum? Ben eksi yükleri artırıyorum. O zaman ne yapıyorum biliyor musun? Şu tamam eyvallah. O zaman ben bunları 6 eksi yapmak için ne yapmam gerekiyor? 4 tane eksi eklemem gerekiyor. O zaman 4 tane eksi topraktan cisme geçen eksi sayısıdır diyoruz. Bu da önemli, böyle bak matematiksel hesaplar çıkabilir diye soruyorum. Topraklama ile ilgili aletlerin örnek verebiliriz. Paratoner, ondan sonra zincir, işte mesela kamyonun arkasına takılan zincir mesela toprağa bağlanıyor. Elimiz mesela çıplak ayakla çimlerde yürümemiz bizi topraklıyor. Bizim üzerimiz negatif yüklerden kurtuluyor. Negatif yüklerden kurtul bakayım Tonguç Erlan, benim negatif yüklerinden. Yoga mı yapayım hocam? Evet, yoga, negatif yüklere nasıl kurtulursun sen evladım? Hocam şey yaparım, ayağımı çıplak bir şekilde toprağa basarım ve bunların hepsi aynen toprağa öyle geçer. Topraktaki negatif yüklerin toprağa bastığın anda toprağa geçiyor ve sen nötrlenmiş oluyorsun. Elektrik enerjisinin dönüşümü sınavda çok, yani çıkmasını tam beklemediği zaman, belki çıkar diye de yine de göstermem gereken bir şey. Çünkü son konular olduğu için o konuları belki es geçebilirler ama yine de çıkabilir diyerekten yapıyoruz. Elektrik enerjisinin dönüşümüne baktığımız zaman elektrik enerjisi ampulde ışık ve ısı olarak dönüşüyor. Neden diyeceksin? Çünkü ampul bize ne veriyor Tonguç Erhan'ım? Işık veriyor değil mi Erhan'ım? Evet hocam. Aynı zamanda ısı da veriyor. Elektrik enerjisi fırında, ondan sonra ütüde ve benzeri ısı enerjisine dönüşüyor. Vantilatör ve matkapta mesela hareket enerjisi dönüşüyor. Aynı zamanda burada da dinamo dediğimiz bir alet var ki bisikletlerde bu dinamo aleti aslında hareket enerjisini, bisikletin tekerleğinin dönmesini elektrik enerjisi dönüştürebiliyor. İşte elektrik enerjisi birçok şeye dönüşüyorken elektrik enerjisi aslında hareketten tersine dönüşüp elektriğe dönüşebiliyor. Yani ben elektrik üretebilir miyim? Asıl soru bu. Siz elektrik üretemezsiniz çünkü siz jeneratör değilsiniz hocam. Hayır, işte süper bir cevap verdin. Jeneratörler elektrik üreten şeylerdir, makinelerdir diyoruz. Gerçekten dinamoda bu jeneratör gibi çalışıyor bir madde diyoruz. Mesela hidroelektrik santrallerde biz elektrik üretiyoruz. Yani barajlarımızda, ülkemizde bir sürü baraj var. İşte GAP var, ondan sonra işte bilmem bir sürü baraj var. Ali Beyköy Barajı var İstanbul'da mesela falan filan. Bu hidroelektrik santrallerde, yani hidro su demek, elektrik elektrikle su ile elektrik üreten santrallerde de jeneratörler var. Bu jeneratörlerde şehire elektrik ürettiriyor diyoruz. Termik santrallerde petrol, kömür, doğalgaz yakıyoruz. Bu sıcaklığı kullanaraktan da ne yapıyoruz? Jeneratör yardımıyla da biz elektrik üretebiliyoruz. Termik santral dediğim gibi petrol, kömür, doğalgaz yakaraktan bize enerji sağlıyor diyoruz. Tabii çok temiz değil bu. Bu temiz bir kaynak ama o temiz değil. Rüzgar santrali süper bir kaynak gerçekten. Bu dönünce içindeki aynı dinamo gibi jeneratör elektrik üretiyor ve şehire elektrik veriyor diyoruz. Veya nükleer santrallerde ne kullanılıyor? Uranyum, plütonyum gibi radyoaktif maddeler kullanılıyor. Atomun çekirdeği parçalanaraktan mükemmel bir enerji üretiliyor. Ama bir Allah korusun bir yanlışta patlayabiliyor. Çok tehlikeli diyoruz. Jeotermal santrallerde Tonguç Erhan benim yeraltı sıcak sularının enerjisi kullanılıyor. Jeotermal santrallerde işte jeo zaten yeryüzü demek. Termalse ısı demek. Yerin ısısını kullanaraktan, yeraltı sıcak sularını kullanaraktan yapıyoruz bu işi. Ve işte kaplıcalar, ılıcalar falan filan bunlar aslında jeotermalle bağlantılı şeyler. Buradan da elektrik üretebiliyoruz. Jeneratörlere yardım ediyoruz. Peki enerji tasarrufu için ne yapmamız gerekiyor? Enerji tasarrufu için sınırlı enerji kaynakları tasarruflu kullanma, tasarruf etmemiz gerekiyor. Ne yaparız? A sınıfı hatta artık A vardı. A+, A+++, A3+. A sınıfı enerji cihazlar bekleme moduna alınmalı. A sınıfı enerji cihazlar kullanılmalı. Şurayı değiştirmek istiyorum birazcık cümleyi. Kullanılmalı. Anlatım bozukluğu. Aynen öyle. Bekleme moduna alınmamalı. Fişi çekilmeli Tonguç'um. Eğer mesela sen mesela televizyonda hani böyle televizyonun üstünde böyle bir kırmızı ışık yanar ya, sen kapatsam bile televizyonu. İşte bu kırmızı ışık bile aslında elektrik tüketen bir şey. Elektriği alıyor televizyon hatta o sırada. Dolayısıyla mutlaka fişi çekilmeli veya işte tamamen kapatılmalı. Normalde on off butonu vardır. Oradan kapatman daha faydalı. Tasarruflu floresan ampuller tercih edilmeli Tonguç Erhan. Böyle çok fazla yakan ampullere gerek yok. Aynı zamanda Tonguç Erhan benim buzdolabı gibi soğutucular fırın ve ocak yanına konulmamalı. Bu sayede de
ısı alışverişi engellenerekten de işte buzdolabının daha rahat soğutmasını, fırının ve ocağın da buzdolabını ısıtmamasını sağlayabilirsin diyoruz. Peki artık yeni nesil sorularla bu işi noktalayalım. Biliyorsun ki Tonguç'um, son tekrar kitabımızda zaten yeni nesil soruları burada çözüyorsun. Sınav sorusu diye yazdığımız sorular. Bu örnek sorulara çok benzer, paralel sorular aslında burada var. Bunları mutlaka çöz. Son tekrar kitabı olan arkadaşlar mutlaka bunları çözsünler. Ledoa bitkisi falan filan, yeni örnek sorularda çıkan tarzda sorularla kendinizi bunlara alıştırın diyorum. Zaten bu dersimizi tamamen yapıyoruz. Son tekrar kitabından paralel yapıyoruz. Tonguç, bak çok güzel bir soru hazırladım senin için. Nasıl bir soru biliyor musun Tonguç'um? Elektrik konusuyla kaldıraçları bir araya getiriyor. Bir öğrenci yalıtkan ip, dinamometre ve metal KL cisimleriyle aşağıdaki düzenekleri hazırlıyor. Tamam eyvallah. Metal KL cisimleri. Dinamometrenin gösterdiği değerleri kaydediyor. Allah Allah, bu kaldıraç sorusu mu ya? Daha sonra tabloda verilen adımları uyguluyor demiş. Bak dikkat et. Deneyin yapılışı. Artı yüklü iletken cisim K'ya doğru alt kısımdan yaklaştırılıyor. Şöyle bir artı yüklü bir iletken cisim yaklaştırıyoruz. Tamam eyvallah. Bir eksi yüklü iletken cisim L'ye doğru alt kısmına yaklaşıyor. Şöyle bir eksi yüklü bir cisim. Hatta bunu da artı artı diyelim. Buna da eksi eksi diyelim. Buraya yaklaştırıyor. Tamam eyvallah. Deney verilerini defterine kaydan bu öğrenci. Birinci dinamometrenin gösterdiği değerin arttığını. Bu normalde mesela burada 50 gösteriyordu. Artık ne gösterdi? 60 göstermeye başladı. İkinci dinamometre gidip sallıyorum bu rakamları. Rakamlar önemli değil. Sadece ben olayı anlayabilmek için sayılarla anlamaya çalışıyorum. İkinci dinamometredeki değerin azaldığını fark ediyor. O zaman bu mesela 50 idi. Bir anda 40'a düştü. Tamam. Yapılan deneylerin sonucuna göre aşağıdaki hangisi kesinlikle doğrudur? K cisminin, bir kere şunu unutmayalım Tonguç'um. Eğer bu dinamometredeki değer artıyorsa, arttığına göre bu adamı çeksin ki bu adam böyle aşağı doğru birazcık daha kanırsın ve bu adam aşağı doğru gitmek istediği için buradaki dinamometrede ağırlaşsın. O yüzden bu adam bunu çekiyorsa bu adam eksi yüklüdür. Veya Tonguç'um, veya nedir? Eksi yüklüdür. Veya nötrdür diyebiliriz. Çünkü ne birbirini çekerdi Tonguç evladım benim? Artı ile eksi. Harika, artı ile eksi. Veya artıyla nötr de çekerdi. Bunu unutma. Bak artı ve eksi veya nötr diyoruz. Bunu unutma Tonguç'um. O zaman K cismiyle alakalı. K cismi nötrdür. Olabilir. K cismi nötrdür. Olabilir. Ama kesinlikle mi? Bilemiyorum. Kusura bakma arkadaşım. Geldik diğerine. L cismine bakarsak azalmış. Azaldığına göre ya demek ki bu aşağı doğru daha çekmiyor. Bu azaldığına göre demek ki bu aşağı doğru çekmesi azalmış. Demek ki bu birazcık daha yukarı doğru çıkmaya istemiş. Niye yukarı doğru çıkmak istesin ki bu adamdan? Demek ki sevmediği bir şey var. Demek ki bu adam eksi olduğu için bundan kaçmaya çalışıyor. O zaman L nedir? Eksidir. Eksi. Unutma, birbirlerini itme yalnızca aynı yüklü oldukları zaman olur. Ama birbirlerini çekme zıt yüklü veya nötrken olabilir, unutmayalım. Bu önemli bir şey. O zaman L cismi kesin eksidir. Cevabımız Bursa Seçeneği. Nötr olamaz. Nötr olsaydı birbirine itmezdi. Bunu o zaman ittiğinden anlıyoruz. Bunun azalmasını anlıyoruz diyoruz. Kesin Bursa Seçeneği diyoruz. Çok özel ve çok güzel bir soru. İki tane ünitenin birbirine karıştırılmış hali. Geldik topraklama cisim üzerindeki fazla eksi yüklerin iletken yardımıyla toprağa ya da topraktaki eksi yüklerin cisme aktarılması. Tamam eyvallah. Topraktan tanımını biliyoruz zaten. Elektroskop cisimlerin yüklü olup olmadığını anlamamızı sağlayan araçtır. Tamam eyvallah. Yüklü KL elektroskopları iletken bir telle toprağa bağlanıyor. Tamam, buradan bağlamışlar, görüyoruz. Hop hop. Bak yüklü olduğu için yaprakları açık, dikkat ettiysek yapraklar açık. Topraklama işlemi sırasında KL elektroskop üzerindeki fazla negatif yüklerin hareketi şekildeki gibidir demiş. Burada ne yapmış? Demek ki buradan buraya aşağı doğru toprağa doğru geçmiş. Burada ise topraktan cisme doğru geçen bir hareket var. Fazla çek. Peki buna göre elektroskop ile hangi süremez? Bir kere Tonguç öğrenmeyeyim. Bu adam yüklü ve bunu toprağa bağladığı zaman nötr olacaksa demek ki buna fazla eksiler varmış. Fazla eksiler varsa, fazla eksiler toprağa geçiyor. O zaman bu adam ilk başta eksi yüklüymüş zaten diyebilirsin. Buna geldik. Bu adam yüklüymüş ama dikkat, buradan topraktan eksi aldığına göre demek ki bu nötrleşebilmek için buradan eksi aldığına göre demek ki buna fazla artı varmış ki
fazla artı olduğu zaman bunları nötrleyebilmek için topraktan eksi almış. L-lektoskobu topraktan içtikten sonra nötr olur. Evet, bu doğru zaten. Yani bütün şeyler topraklama işlemden sonra nötr olur ve yaprakları da kapanır. Ekstra da bir bilgi bu da Tonguç'a dönmüyor. Topraklamadan önce L artı yüklüdür. Evet, doğru demiştik. Süper. Topraklama işlemden sonra kahverengi yaprakları tamamen kapanır. Evet, doğru, çünkü ne demiştik? Topraklama sonucunda nötr oldukları için yapraklar hop diye çatırank diye kapanır. Topraklanan L elektroskobu tüm yüklerini kaybeder ve yüksüz olur demiş. Topraklanan K elektroskobu tüm yüklerini kaybeder ve yüksüz olur. Doğru mu Tonguç evladım benim? Doğru. Patlarsın işte, yüksüz bir cisim asla olmazdı. Hemen aklımıza ne geliyor Tonguç evladım benim burada? Kuru kafa Necmi. Aynen, kuru kafa Necmi gerçekten de korkutucu. Senin o ne dangoz bir ses çıkardın evladım. Tebrik ediyorum seni. Kuru kafa Necmi gibi. Aynen, gerçekten kuru kafa Necmi geliyor. Çünkü bir cisim yüksüz olabilir demişti. İş ve enerjiden kazanç var demişti. Bu arkadaşı gerçekten üzülüyoruz. Üzülüyoruz ve saygıyla anıyoruz diyoruz. Kusura bakma. Necmi diyoruz ve geldik artık son sorumuza. Elektrik akımı yüksek dirençli tel içinden geçtiğinde elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür. Tamam, eyvallah. Fen bilimi dersinde hazırlanan devre ve deneyde kullanılan malzemeler aşağıda verilmiştir. Tamam. Deney malzemeleri iletken tel, termometre, pil, anahtar, beher glass ve su. Bu beher glass. İletken tel, termometre, nerede termometre? Neyse, tamam işte. Termometre de şurada bir yerde olsun. Şöyle batırılmış bir termometre olsun burada. Pil, anahtar, beher glass ve suyu da koyalım bunun içine birazcık. Hop, şöyle birazcık daha su koymuş olduk. Tamam, yukarıda devre suyun sıcaklığı 20 derece olarak ölçülüyor. Anahtar kapatıldıktan belirli bir süre sonra, bir kere anahtar kapatılınca artık devrede elektrik dolaşmaya başlayacak. Elektrik dolaşınca burada aslında şu dirençteki madde, şu direnç buradaki suyu ısıtmaya başlayacak. Kaptaki suyun sıcaklığı artar, bu doğru. Çünkü elektrik enerjisi neye dönüşüyor Tonguç öğrenim benim? Isı enerjisine dönüşüyor. İletken tel elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirir. Evet, bu da doğru. Çünkü teller genellikle sıcak dirençten dolayı ısı enerjisine dönüşür, elektrik enerjisine. İletken telin cinsi ısıya dönüşüyor. İletken telin cinsi ısıya dönüşen enerji miktarında etkilidir diyoruz. Evet, bu da doğru. Çünkü telin cinsi ne kadar farklı bir telse o kadar farklı ısı verebilir. Bunu da bilmemiz gerekiyor diyoruz. O yüzden cevabımız denizli seçeneği diyoruz. Şimdi Tonguç Erdoğan'ım, senle beraber mükemmel son tekrar programımızın gerçekten sonlarına geldik. Daha doğrusu ortasındayız. Fen 2. dönem son tekrarı yaptık. Şimdi sonrasında hızlı son tekrar programını takip eden arkadaşlar da hemen bunun videosunu izlesin. Bu normal detaylı son tekrardı. Şimdi hızlı son tekrar programını yapan arkadaşlar da burada izlesin. Aynı zamanda İngilizce son tekrarı, din son tekrarı devam edeceğiz. Sonra LGS için full tekrarlara geçeceğiz. Artık full tekrarlarda tüm dersleri tek bir günde yapacağız. Sonrasında kesin çıkacak Türkçe matematiği yaptıktan sonra Tonguç'um sınav taktiklerini vereceğiz. Ve LGS dünyanın en uzun canlı yayınları 30 ve 31 Mayıs'ta yapacağız. Ve LGS'yi sen de gireceksin rahatlıkla diyoruz. Şimdi Tonguç Efendim, bunu son tekrar kitabımızdan yaptık. Onu hocam, bende son tekrar programı seti var. Bunu son tekrar kitabımızdan yaptık. Son tekrar kitabımızda mutlaka takip et bunları. Eğer buradaki soruları yapmaya çalış. Buradaki soruları yapamazsan tatsu uygulamasına cevabını bul. Ve buradaki kavramları mutlaka ezberlemeye çalış bu kitabımızdaki. Ve buradan da bütün konuları tekrar edebilirsin Tonguç'um. Aynı zamanda TOS 8. adımın çıktığını söylemek istiyorum. Burada çok önemli bir şey yaptık TOS 8. adımda. 7 ve 8. adımda genel tekrar TOS'ları yaptık. Yani genel tekrar TOS'ları mı, testleri mi? 2. dönem tekrar testi mesela. Burada hepsi yatay sorulardan, hepsi yeni tip sorulardan oluşan, gerçekten de tam sınavda çıkabilecek kalibrede ve düzeyde sorulardan oluşan mükemmel TOS'lar hazırladık. Burada tamamı sınav tarzı sorulardan oluştu evladım. Aynı zamanda daha yüksek netleri hedeflemek isteyen, daha yüksek okullar hedefleyen arkadaşlar için de hedefim derece denemeleri de yaptık. Bunlardan da yararlanabilsin Tonguç öğrenim benim. Hedefim derece denemelerinin yanında tabii ki biz ne yapıyoruz? Ben de hızlı tekrar istiyor hocam. Hızlı son tekrar setimiz veya detaylı son tekrar setimize göre yapıyoruz Tonguç öğrenim benim. Bunun içinde bir sürü kitabım var. Bu kitaplarla işte din, kültürü, ahlak bilgisi, İngilizce, matematik. Buna dikkat et, matematikte gerçekten
Çok kaliteli sorular koyduk. Bu çok kaliteli sorularda sınavda %100 karşına çıkacak son taktikleri verdik burada evladım. Matematikte aynı zamanda son taktikleri, sınav soruları gibi gerçekten sınavda çıkabilecek sorular hazırladık senin için. Burada sorular üzerinden anlattık matematikte. Konu anlatımına fazla hiç girmedik. Direkt sorular üzerinden, sınav modeli sorular üzerinden anlattık matematiği de. Buradan da çok büyük yararlanacaksın diyoruz. Türkçe'de zaten direkt sınav soruları üzerinden bir anlatım var Tonguç öğrenmem. İşte sınav modelinde böyle çıkar. İşte kronolojik sıralama soruları, gruplara yerleştirme soruları, tarih belirleme soruları, direkt sınav sorusu odaklı bir çalışma yaptık burada Tonguç öğrenmem benim. Burada senin Türkçe'de başarılı olmanı sağlamaya çalıştık. Fen zaten son tekrarı şimdi seninle beraber yaptık. İnkılap son tekrarımız var. Bir de geri sayım denemelerimiz var Tonguç öğrenmem benim. Geri sayım denemelerimize 3 tane de girelim. Evet, hemen onu ver bakayım Tonguç öğrenmem benim. Geri sayım denemeleri 3 tane. Evet, 3 tane geri sayım denememiz var. Bir tanesi 3, diğeri 2, sonra da 1. Ve ne diyorsun Tonguç öğrenmem benim? 3-2-1 bitirişi. Aynen öyle. 3-2-1 bitirişi denemelerimizde. 3 tane deneme bunda. 2 tane deneme bunda, 1 tane deneme bunda. Burada Tonguç'um tam denemelerimiz var. Bu tam denemelerimizde optik formlarımız ve benzeri her şeyi hazır zaten ve yeni nesil şekilli ve birazcık daha akıl mantık yürütme soruları karşına çıkacak bu denemelerimiz. Çok iddialı bu denemelerimiz. Bunlar da artık sınavdan önce son çözmen gereken denemeler diyoruz Tonguç öğrenmem. O zaman şimdi ödüllü sorumuzu yap. Yorumlara yolla. Hadi bakalım son tekrarlarımız devam ediyor. Sınavında da başarılar. Hadi bakalım. Sağ olun hocam. Türkçe, fen, matematik. Bunları çoktan hallettik. İnkılap din, İngilizce hepsini bitirdik. LGS gelsin şimdi, çekiverelim fişini. Haydi artık bitirelim şu fen lisesi işini.